Teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizce düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızın 95.'sinde bugün sizlerle birlikte Reşat hocamızı ağırlayacağız. Reşat hocamızla birlikte bugün dış ticaretin finansmanında ana unsurlar neler? Bunların hepsini A'dan Z'ye konuşmuş olacağız. Daha öncesinde eğitimin saat 5'te biteceğini duyurmuştuk. Ancak Reşat hocamız bizleri uyardı. Konumuz derin, önemli. Detayları da var dedi. Eğitimimiz biraz böyle 5.20, 5.25 gibi bitecek. Hazırlıklarınızı şimdiden ona göre yaparsanız çok memnun oluruz. Bir yandan da YouTube'daki canlı yayınımız başladı. Eğitimimizin tekrarında YouTube kanalımızdan dilediğinizde izleyebileceksiniz. Bu konuda bizlere müsaade ettiği için hocamız Reşat Bey'e de sonsuz teşekkürlerimizi İhracatçı Birlikleri ailesi olarak iletmiş olayım. Bununla birlikte bomba gibi bir haberimiz var. Birçoğunuz belki de duymuşsunuzdur. Daha öncesinden de söylediğimiz üzere 100. webinarımızda çok sansasyonel bir ismi sizlerle buluşturmaya çalıştığımızı söylemiştik. Nasip olursa, Allah'tan bir kaza bela olmazsa 8 Temmuz tarihinde saat 2'de tam bu saatte İlber Ortaylı sizlerle birlikte bu ekranlarda bir webinar gerçekleştirecek GAİB üyelerine özel. Onun da kaydını olmayanlar varsa henüz chat ekranından Tuğba Hanım şimdi paylaştı kayıt linkini. İlber Ortaylı ile birlikte gerçekleştireceğimiz sohbete de o adresten katılım sağlayabilirsiniz. Eğitime başlamadan önce Reşat Hocam müsaadeniz varsa yine bir bugün ölümsüzleştireceğimiz bir fotoğraf çekelim isterim kamerası müsait olan katılımcılarımızla birlikte. Hem hatıra kalır hem de biraz daha bugün mutlu oluruz hep birlikte. Çok kısa bekleyeceğim kamerası müsait olan katılımcılarımızın görüntülerini bizlerle paylaşmasını. Bu arada sizlerden istirhamımız İlber Hoca ile birlikte gerçekleştireceğimiz etkinlikleri daha geniş kitlelere yayma noktasında eğitimimizi etrafınızdaki kişilere söylemeniz olacak. Reşat hocamızın eğitim materyalleri bize ulaştı. Onu da eğitim sonrasında yine Tuğba Hanım sizlere göndermiş olacak katılım belgelerinizle birlikte. Evet, 3'e kadar sayacağım. Sonrasında da fotoğraf çekimini yapacağım. Büyük gülümsemenizi bekliyorum hepinizin. 1, 2, 3. Teşekkür ediyorum. Hiç bozmayalım lütfen. 1, 2, 3. Çok teşekkürler. Hocam sözü size bırakacağım ancak sesinizden biraz cızırtı alıyorum. Geçenki eğitimde olduğu gibi acaba ufak bir sorun mu var acaba? Katılımcılarımız da bu konuda muzdarip mi? Bir ufak ses alıyor musunuz? Katılımcılarımıza da sormuş olalım. Yoksa benden bir sıkıntı var. Ses devam ederse teneffüste ben cep telefonumdan o sesi size göndermeye çalışırım. Orada bir organizasyon yaparız eğer ses gerçekten Bir gidiyorsa. şey var. Ses geliyor ama biraz kirli geliyor. Bu ilk dersimizi öyle yapalım isterseniz. Daha sonra arada bir 10 dakika ara vereceğiz. Arada bilgisayarın sesini kapatıp cep telefonundan sesi size aktarma yoluna giderim. Sıkıntı değil. Tamam. Tamam, o şekilde devam ederiz hocam olmazsa. Bakın sesle ilgili bir problem yokmuş. Tamam, o zaman bendeymiş muhtemelen Yok sorun. O estağfurullah. zaman. Yani mutlaka bir kişi var dedi, siz de var dedi. Başka bir kişi de yok dedi ama şu biz yine devam ederse hışırtla bir şey yaparız. Teneffüste cep telefonundan size ulaşmaya çalışırız. Tamam hocam, o şekilde yapalım o zaman. Söz bundan sonra sizde Peki. herkesin keyif almasını umut ettiğimiz güzel bir etkinlik olur inşallah. Değerli katkılarınız için de şimdiden teşekkür ederim. Slaytımı da indirirseniz sevinirim. Ekran paylaşımı yapabilirsiniz hocam şu anda. Arkadaşlar merhaba, ben Reşat Bağcıoğlu. Beni az çok tanıyorsunuz. Zaten slaytlarımda da göreceksiniz. Ben eski bir bankacı, son 15 yıldır hatta 16 yıldır da eğitimcilik yapıyorum.
bu dış ticaret, finansman ve ekonomi konularında hem eğitimler hem de yazılarım var. Bugün size dış ticaretin finansmanını anlatıyor olacağım. Bu dış ticaretin finansmanı hem ihracatçılar hem ithalatçılar için finansman kaynağı. Tabii biz şu an ağırlıklı olarak ihracatçıların finansman kaynağı nedir, ne değildir, bankalardan nasıl finansman kullanılır onu anlatıyor olacağım. Kaldı ki ithalatçıların finansmanı hemen derdin sonundaki slaytımı sizinle paylaşayım. Nedir bu akreditifler, ondan sonra garantiler, ondan sonra poliçe avalleridir bu ithalatçıların. Ama biz ülkemize döviz getiren ihracatçıların yanındayız şu an. Çünkü çok geniş kapsamlı olduğu için ağırlıklı olarak dış ticaretin finansmanı konularında biz ihracatın finansmanı şeklinde ilerlememizi sürdürüyor olacağız. Bakalım dış ticaretin finansmanında neler var neler yok. Ben bu eğitimi Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri adına veriyorum. Başta Birlik ve Ramazan Bey adına ben hepinize hoş geldin diyorum. Ben sizlere İstanbul'dan misafir oluyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olduğunda ki olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü dersin sonunda ben sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Şimdi ilerleyelim. Ben kimim? İşte Arbilexer dış ticaret eğitimlerinin sahibiyim. Ve Türkiye Bankalar Birliği'nin eğitmeniyim. Aynı zamanda Bayer Network Kulübü'ne bağlı satın alma dergisi, satın alma kulübünün çıkarttığı dergi var. Onun köşe yazarıyım. Her ay ve her hafta çıkan, sanal ortamda çıkan yazılarımız var. Ve ben bu köşe yazılarında akreditifler, ödeme şekilleri, riskler, finansman hep bu konulara ağırlık veriyorum. Örneğin dış ticaretteki riskler benim köşe yazımın adı. Bu dış ticaretteki riskler adına neler varsa onu paylaşıyorum. Örneğin dış ticaretteki risklerle akreditifler ihracatçıyı ne kadar koruyor diyorum. Tamam akreditifi akreditif diyoruz ama ihracatçıyı ne kadar koruyor veya ithalatçıyı ne kadar koruyor veya akreditifin yapısı nedir? Veya akreditifin risk ve avantajları nedir? Yani akreditif sütten çıkmış ak kaşık mıdır, değil midir? Onları tüm detaylarıyla paylaştım orada. Daha sonra ithalatçıyı ne kadar koruyor dedim. Ve ihracatçı, ithalatçı. Daha sonra bank payment obligation dedim. İşte bu yeni bir ödeme türü. Bunlardan bahsettim köşe yazılarımda. Ve akreditif ve üç çakal dedim. Şimdi diyeceksiniz ki akreditifle çakalın ne ilgisi var? Öyle bir var ki arkadaşlar bu yazımı okuduktan sonra çakalların kim olduğunu orada görüyor olacaksınız zaten. Ve dahası dış ticarette döviz transferleri ve tilkiler dedik. Yani döviz transferlerinde tilkiler olur mu? Evet olur. Yani bu döviz transferden iyi bilen tilkiler olduğu zaman bankalar dahi çarpma yoluna giderler. Bilgi piyasayı çarpmayacaklar. Hakeza öyle bu şekilde akreditif ve ihracatçıyı ne kadar koruyor dediği hakeza öyle. Ayrıca haftalık yazılarım da var. Yine finansmandan size örnekler vereceğim. Kur riskine karşı opsiyon dedim. İhracatın finansmanı dedim. Garantisiz poliçelerin finansmanı dedim. Vadeli işlemlerde sizin aldığınız garantisiz poliçeler var. Acaba bunları kırdırma yoluna gidebiliyor musunuz? Onu anlatıyorum. Ve banka havali poliçeler hangi yerlerde ödenmeme olasılığı olabilir? Postada kaybolursa ne olur? Garantisiz poliçeler nedir? Onu anlattım. Promissory note'dan bahsettim. Promissory note PM'lerden bahsettim. Yani bunu bankalar çokça yapıyor. Gaziantep yöresinin de en fazla ihtiyaç duyduğu bir araçlardan biridir diye düşünüyorum. Dışarıda PM ödeme ve garantisi ve iskontosu dedim. Dahası banka havali poliçe postada kaybolursa bankalar yeni poliçe verir vermez mi? Daha sonra ithalatçının imzaladığı poliçelerde bankaların sorumluluğu nedir dedim falan. Velhasıl konu çok arkadaşlar. Dış ticaretin finansman eğitimini ben uzun yıllardır veriyorum. Bankalarda, çeşitli bankalarda, Türkiye Bankalar Birliği'nde, ihracatçı birliklerinde ve şimdi de GAİP'le birlikteyiz. Bunlar benim eğitim kitaplarım. Yani dış ticaretin finansmanı adına çeşitli eğitim kitaplarım var. Bunları birkaçını paylaştım sizinle. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bankalar olsun, finans kurumları olsun. Ve şimdi sizinle dış ticaretin finansmanını paylaşıyor olacağız. Nedir ne değildir? Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği adına size bu dış ticaretin finansmanı eğitimini paylaşacağım. Dış ticaretin finansmanı baktığımızda neler var?
Öncelikle finansman derken ithalat ve ihracatçıların finansman kaynağından bahsediyorum. Ben büyük resimden baktığımda ihracatçılara nakit para, ithalatçılara da teminat mektubu, akreditif, banka garantisi veya banka havalleri lazımdır. Yani ithalatçının cebine parayı koyduğunuz zaman işine yaramaz. Yurt dışından mal alacağı zaman ne yapacak? Parayı mutlaka gönderecek veya vadeli mal aldığı zaman ne oldu? Para kurtarmayacak onu. Akreditifler lazım olacak. Biz her şeyden önce bankaların kredi süreçlerini anlatalım size. Bankaların kredi süreçleri nasıl işliyor, nasıl işlemiyor? Niye bunu anlatıyorum? Çünkü dış yatırım finansmanı her şeyden önce bankalardan geçecektir. Bankalar bu dış yatırım finansmanını nasıl ayrıştırıyor? İthalatçılara nasıl, ihracatçılara nasıl? Ve bizim anlattığımız bu finansman konuları bankaların bu kredi süreçleriyle direkt ilgilidir. Farazi olarak diyelim ABC dış ticaret firması gitti bir Karabank'ın müşterisi oldu. Karabank onu ne yaptı? Olmayan bir bankadan bahsediyorum. Yani Akbank efendim şu banka bu banka deyip de diğer bankalar rencide etmek de istemiyorum. Karabank dedik burada. Karabank'ın müşterisi oldu ve Karabank ne yaptı? Bunun her türlü dış ticaret işlemlerine aracı olmak üzere buna bir finansman kaynağı yaratıyor. Nedir? Bir kredi limiti belirtiyor. Ve bankaların kredi tahsis süreçleri yani o firmaya, ABC dış ticaret firmasına ne yaptı? Diyelim 5 milyon dolar genel bir limit tahsis etti. Dedi ki ey ABC dış ticaret firması senin limitin 5 milyon dolar. 5 milyon dolar ama al bu parayı tepe tepe kullan demiyor bankalar. Ne diyor? Kredi kullanım aşamasına tahsis şartlarında belirtilen teminat koşullarının yerine getirmiş olması gerekir. Bankalar ABC dış ticaret firmasına diyor ki ben sana 5 milyon dolar limit verdim ama bu kredi şartları gereği 5 milyon doları kullanabilmek için teminat şartlarını yerine getirmen gerekir. Ayrıca 5 milyon doları ben sana şu şartlarla kullandırırım dedi. Nakdi kredi yani ihracatçıların kullandığı kredi yani hesaba nakden verilen krediler yani bu ihracatın finansmanı için kullandırılan kredilerden bahsediyorum. 1 milyon dolar dedi. 1 milyon dolar. Ama bunun şartı nedir? Nakdi kredinin şartı kredi kullanım aşamasına tahsis şartlarına belirtilen teminat koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir. Demek ki önce teminat ondan sonra nakdi kredi. Ve bankalar diyor ki Karabank ey ABC dış ticaret firması biz senin ithalat yapacağını da hesap ediyoruz. Yani senin gayri nakdi krediye de ihtiyacın vardır diyor. Gayri nakdi kredi ithalatçıların kullandığı kredilerdir. Ve ithalatçıların kullandığı kredilerde bankaların kefalet veya garantör olarak girdikleri risklerdir. Yani kefalet olarak garantör olarak girdikleri riskler nedir? Örneğin bir akreditif bir kefalettir. Bir garanti mektubu bir kefalet veya garantidir. Bir poliçeye aval, poliçeye kefil olma yine bir bankanın garantisi veya kefaletidir. İşte bunlardan bahsediyor ve diyor ki 4 milyon dolar sana limit verdim. Bu 4 milyon doların alt skontları nedir ona baktığımızda teminat mektubu, garanti mektubu, aval kabul kredisi, ithalat akreditifi ve standby akreditifleri. Bunların tamamı için sana 4 milyon dolar kredi veriyorum diyor. Gayri nakdi kredi, yan nakit olmayan kredi ve bununla sen bu teminat mektubunu alabilir, garanti mektubu alabilir, aval kabul kredisi, ithalat akreditifi açtırabilir veya standby akreditif de açtırabilirsin. Yani bu ithalatçıların kullandığı krediler. Bu da nakdi krediler 1 milyon dolar. Demek ki biz bir müşteriye kredi verilir derken, az sonra Exim Bank'tan da bahsedeceğiz. Kredi verilir derken illaki bu kredinin süreçlerinin bu şekilde ilerlediğini de aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Kredinin çeşidi ne olursa olsun tahsis koşullarına uygun ve teminatlandırılmış olması gerekir. Evet, tahsis koşullarına uygun yani 1 milyon dolar nakdi, 4 milyon dolar gayri nakdi ve teminat koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir diyor. Aksi takdirde krediyi kullanamazsınız diyor. O zaman kredinin çeşidi ne olursa olsun nakdi veya gayri nakdi mutlaka tahsis koşullarına uygun ve teminatlandırılmış olması gerekir diyoruz. Ve bunu da anlattıktan sonra şimdi dış ticaretin finansmanı yani genel anlamda perspektife baktığımızda dış ticaretin finansmanı nedir ne değildir hemen ona bakalım. Dış ticaretin finansmanı nedir dediğimde dış ticaretin her adımında gereksinim duyulan nakdi finansman ve gayri nakdi finansmana biz dış ticaretin finansmanı diyoruz. Nakdi finansman nakit olarak verdiğimiz krediler, gayri nakit finansman şimdi bahsedeceğim. Önce nakit finansman gördüğünüz gibi çil çil paralar.
Yani ihracatçı firma geldi, dedi ki ben ihracat yapacağım, bu ihracatın finansmanı için bana nakit kredi lazım. İşte nakit finansman budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nakit finansman, ihracatçının nakit ihtiyacını karşılamak üzere işletme sermayesi olarak verebileceğimiz bir kredidir. Bunlar nakit finansmandır. Gayri nakit finansman ise nakit olmayan kredilerdir. Nakit olmayan kredilerde neler var? Baktığımızda akreditifler vardır. Bir ithalatçı akreditifle yurt dışından mal alır ve ülkesine getirir. Tabi bankalar olmadan bu akreditifi açması pek olası değil. Bir poliçesine aval verdirebilir. Bankaların kefaleti söz konusudur. Yani banka avali söz konusudur. Veya bir banka garantisi, yurt dışına bir banka garantisi gönderir, yurt dışından mal alabilir. Bunların tamamına biz gayri nakit finansman dedik. İthalatçılar gayri nakit finansmana ihtiyacı vardır, ihracatçıların da nakit finansmana ihtiyacı vardır. Nakdi krediler ve gayri nakdi krediler şeklinde tabi finansmanı biz kredi şeklinde yorumluyoruz şu an. Nakdi krediler ve gayri nakdi krediler şeklinde açıklanabilir diyoruz. Dış ticaret kredileri, nakdi krediler ve gayri nakit krediler şeklinde açıkladık. Nakdi krediler hesaba nakden verilen krediler ve karşına bankaların faiz aldığı kredilerdir diyorum. Ve ihracatçılar bunu kullanır, işletme sermayesi olarak kullandırılır diyoruz. Gayri nakit krediler ise nakit olmayan kredilerdir. Bunlar akreditiflerdir, yurt dışından mal almak üzere garantiler ve kontr garantiler, aval kabul kredisi ve teminat mektubudur. Yani bankadan aldığınız teminat mektubu, poliçenize verdirdiğiniz aval kredisi ve garanti mektubu, kontr garantiler ve akreditifler bunlar ithalatçıların kullandığı gayri nakit kredilerdir diyorum. Gayri nakit krediler bankaların kefalet ve garantileridir diyorum. Tabi sorularınızı dedim ama arkadaşlar siz buraya bakmayın. Ben sorularınızı 3. dersin sonunda hepsini konsolide alacağım. Siz bana soracağınız bütün soruları not edin lütfen. Hepsini sizden tek tek alacağım ve yanıtlıyor olacağım. Ve nakit krediler. Gördüğünüz gibi çirkin nakit kredilerden bahsediyorum. Banka kaynaklı nakit krediler. Şimdi kıssadan ise şu başlığa baktığımızda banka kaynaklı nakit krediler. Demek ki banka kaynağı olmayan nakit krediler de varmış. Yurt dışı kaynaklı nakit krediler de olabilir veya Türk Exim Bank kaynaklı nakit krediler de olabilir. Daha biz zamanımız çerçevesinde banka kaynaklı nakit krediler ve Türk Exim Bank kaynaklı kredileri sizinle paylaşıyor olacağım. Tabii yurt dışı kaynaklı krediler ve sendikasyon kredileri, ithalatçıların kullandığı krediler bunlara da şöyle bir değineceğiz. Ama bunlar aslında 3 günlük eğitim ama sizinle bunu yine kısa paylaşıyor olmak yerinde bir davranış olacaktır diye düşünüyorum. Ve banka kaynaklı nakit krediler, döviz kredileri. Yani bir ihracatçı firma ihracat yapacağını beyan ederek gitti bir bankaya ben döviz kredisi kullanmak istiyorum dedi. Banka sordu sen ne için kullanacaksın bu krediyi? Siz bana kredi verin karşılığında ihracat yapacağım dedi. Demek döviz kredisinin mahiyeti ortaya çıktı. İhracat yapmak üzere ihracatçılar bankaya başvuruyor, döviz kredisi kullanıyor ve döviz kredisini kullandıktan sonra karşılığında ham madde alıyor, ham maddeyi işliyor, mamul hale getiriyor ve ne yapıyor? İhracatını gerçekleştiriyor ve ihracatını gerçekleştirdikten sonra yurt dışından ihracat bedeli geliyor. Yani karşılığında ihracat yapıyor. O zaman biz döviz kredilerini ihracatın finansmanı için kullandırılan krediler şeklinde tanımlayabiliriz. Ve ihracat kredileri dedik. İhracat kredileri aslında en fazla kullanılan bir kredidir. Genel olarak ihracata hazırlık aşamasında kullanılır dedim. Ve bu krediye bakalım neler varmış. Bankalar döviz kredisini ya kendi kaynaklarından ya da uluslararası piyasalardan sağlarlar. Demek ki bankalar iki şekilde bu krediyi sağlıyor. Bir kendi kaynaklarından yani kendi sermayelerinden veya ne yapıyor? Ülkeden toplamış oldukları mevduatların muzam karşılıklarını Merkez Bankası'na yatırdıktan sonra geride kalan parayı kredi plasmanı olarak kullanabiliyor ve bunu ihracatçılara dağıtabiliyor. İşte bankaların kendi kaynağından kullandırılan kredi bu şekildedir. Veya uluslararası piyasalardan bu krediyi alıp ihracatçılara da kullandırabilir. İşte bu nedir? Post finansmanda olabilir veya
prefinansman da olabilir veya sendikasyon kredisi de olabilir. Yani dış yatırım finansmanı konuları oldukça geniş ama mümkün mertebe sizinle bunları paylaşma yoluna gideceğim. Şimdi bankaların kullandırdığı döviz kredisinin dayanağı nedir? Ona bir bakalım. Döviz kredisinin dayanağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir emsali genelgesi var. Size karar genelgenin tarih numarasını da vermeye çalışıyorum. Bu bir emsali genelge 32 sayılı kararmış. 32 sayılı karar gereği bankalar bu krediyi kullandırıyormuş. Ne için kullandırıyor? İhracatçılara kullandırılan döviz kredisi. Döviz kredisi kullanan ihracatçıların bankalar için iki tane riski olur. Yani eğer bir ihracatçı bankalardan bir döviz kredisi kullanıyorsa bankaya iki tane borcu olacaktır. Biri bankaya ana para ve faiz ve masraflar kadar borcu olacak. Biri de devlete ihracat yaptığını, yani ihracat yaptığını bankaya kanıtlayacak. Banka da devlete, yani Ticaret Bakanlığı Merkez Bankası'na ne yapacak? Evet, bu ihracatını gerçekleştirmiştir diyecek. Neden bunu diyor? Çünkü ihracat döviz kredileri teşvikli kredilerdir. Bu kredileri kullanan ihracatçılar belirli vergileri ödemiyor. Teşvikleri vardır. Devlet diyor ki ihracatçı, eğer sen ihracat yaparsan, ihracat döviz kredisi kullanırsan ben de bunun üzerinden almam gereken kaynak kullanımı destekleme fonu, faiz ve komisyon üzerinden alınması gereken BSMV'yi almıyorum. Yani bankalarda almayacak, ben de almıyorum. Ama yeter ki sen bu krediyi kullandığında ihracat yaptığını bankaya kanıtla der. Ve bankalar bununla ilgili olarak eğer ihracatçı döviz kredisini kullanıyorsa alınması, yani devletin alması gereken kaynak kullanım destekleme fonu ve BSMV'yi almıyor. Ne yapıyor? İlgili vergi dairesine istisna bildiriyor. ABC Dış Ticaret Firması Ahmet Bey 100 bin dolar döviz kredisi kullandı. Bununla ilgili diyelim ki 8 bin dolar kaynak kullanımı destekleme fonu ve BSMV söz konusudur. Biz bunu almadık. Ey vergi dairesi bilgin olsun, biz sana bunu bildiriyoruz der. Devlet böyle istiyor. Ve bu belirlenen süre içerisinde ihracatçı bu döviz kredisini kullanıp ihracatını tamamlayıp ihracat yaptığını bankaya bildirmek zorundadır. Ve derim ki ihracat döviz kredisini kullanan ihracatçıların bankalara iki tane riski olur dedim. Bir riskin bir tanesi ana para faiz ve masraflar riski. Diyelim ki siz bir bankadan tüketici kredisi aldınız. Ana para nedir? 10 bin lira. Faiz ve masrafları nedir? 2 bin lirada veya 3 bin lirada oturttu. Ne oldu? Bankaya ana para 10 bin lira, 3 bin lirada faiz ve masraflar oldu 13 bin lira. Demek ki bankaya 13 bin lira ödediğiniz takdirde el elde baş başa tertemizsiniz. Herhangi bir şekilde başka borcunuz olmaz bankaya. Ama ihracat döviz kredisi öyle değil. İhracat döviz kredisi biraz daha farklıdır. Bir, bankadan kullandığınız 100 bin doların ana para faiz ve masraflarını ödüyorsunuz. Ayrıca taahhüt riski. Taahhüt riski devlete karşı yapmanız gereken bir ihracat taahhüdüdür. Bunu anlatacağım size. Ve taahhüt riskini takip edecek olan krediyi kullandıran bankalardır. Demek ki ihracatçılar ihracat döviz kredisini kullandığı zaman bir, bankadan aldığı 100 bin dolar ana parayı faiziyle birlikte belirli bir süre içerisinde, yani 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl her neyse ne kadar süreli kullandıysa bu sürenin sonunda bankaya iade etmek zorundadır. İki, taahhütünü de yani ihracat yaptığını da bankaya belirtmek zorundadır. Nasıl belirtecek? Şimdi süreç içerisinde sizinle onu paylaşıyor olacağım. Ve az önce söze olarak anlattığımı grafik üstünden sizinle paylaşayım. Döviz kredisinde risk iki tanedir. Ana para, faiz ve masraflar. İkincisi ihracat taahhüt riskidir. Demek ki siz ihracatçı olarak bir döviz kredisi kullandığınızda iki tane riskiniz vardır. Ana para, faiz, masrafları ödediniz ama yine bitmiyor. Diyelim bankaya bir ipotek verseniz bu kredi karşılığında, bu ipoteği ana para, faiz ve masrafları ödemenize rağmen yine çözdüremiyorsunuz. Çünkü niye? Bir de devlete olan borcunuz var. Devlete olan borcunuz nedir? İhracat taahhüt riskidir. İhracat taahhüdünüz de yasa süre içerisinde mutlaka yerine getiriyor olmanız gerekir. İki risk sizin boynunuzun borcudur ihracatçılar. İki riski de mutlaka kapatıyor olmanız gerekir yasal süreler içerisinde. Riskin birini kapatmanız, yani ana para faiz masrafları kapatmanız ihracat taahhüdünüzü kapattığınız anlamına gelmez.
Riskin birini kapatmanız bütün riskleri kapattığınız anlamına gelmiyor. Her iki riski de yasal süreler içerisinde mutlaka kapatıyor olmanız gerekir. Veya diyelim ihracat yaptığınızı bankaya bildirdiniz, ihracat taahhüt riskiniz ortadan kalktı ama bankaya ana para, faiz ve masrafları ödemediniz. İşte bu da ona benziyor arkadaşlar. Nasıl ki ana para, faiz, masraflar sizin boynunuzun borcuysa, sizin asli borcunuzsa, ihracat taahhüt riski de ihracat yaptığınızı bankaya belirtiyor olmanızla banka da Merkez Bankası'na bunu bildirecek. Sizin asli borçlarınız arasındadır. Demek ki döviz kredisini kullandığınız zaman riskin iki tane olduğunu hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Her iki riskin de yasa süreler içerisinde kapatılması gerekir dedim. Riskin birinin kapatılması ikinci riskin de kapatıldığı anlamına gelmiyor. Az önce de söylediğim gibi iki riski birden de kapatıyor olmamız gerekecektir diyorum. İhracat döviz kredisini kullanan ihracatçı her iki riski de kapatmak zorundadır diyorum ve önemlidir diyorum. Türkiye'de yerleşik bankalarca döviz kredisi açılması, yani Türkiye'de Gaziantep'te bir ihracatçımız gitti, Gaziantep'te bir bankadan döviz kredisi alacağı zaman şu hususlara dikkat ediyor olması gerekir. Türkiye'deki bankalar Türk parasının kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar mucibi ihracat ve döviz kazandırıcı işlemler için döviz kredilerini doğrudan döviz olarak veya kredi tutarını Türk lirasına dönüştürmesi suretiyle kullandırabilirler. Demek ki bankalar döviz kredisini isterlerse size döviz olarak, isterlerse size TL olarak verebiliyorlarmış. Daha öncesinde, yaklaşık 1,5 yıl öncesinde bu karar sadece TL olarak size ödeniyordu. Yani döviz olarak borçlanıyordunuz ama TL olarak alıyordunuz o günkü kurdan. Ama yeni değişiklik yapıldı. Bankalar kaynağından kullanacağınız döviz kredilerinde bu parayı ister döviz olarak alırsınız, ister TL olarak, Türk lirası olarak almanız da mümkündür. Bu döviz kredisinin süresi nedir dediğimde bakalım. Döviz kredilerinin süreleri tamamen serbest bırakılmıştır. Yani siz bankanın karşısına gideceksiniz. Ben 3 aylık döviz kredisi istiyorum diyeceksiniz. Banka tamam diyecek. 6 aylık döviz kredisi, hay hay tamam. 2 yıllık döviz kredisi, hay hay tamam. 3 yıllık, hay hay tamam dedi. Yani banka nasıl hay hay tamam der size? Sizin teminatınıza bakacak, kredibilitenize bakacak. Piyasanın ne kadar sisli veya bulutlu olup olmadığına bakacak. Ve sizin ödeme gücünüze bakacak, firmanızın seyyaliyetine bakacak. Yani ben bu döviz kredisini firmaya verdiğimde firma 3 yıl sonra, 4 yıl sonra acaba hala aynı firma olarak karşıma gelecek mi? Yani bu kredimi ödeyebilir mi? Teminatım canlı kalabilir mi? Bunlara karar verirse bankalar siz isterseniz 6 aylık, isterseniz 6 yıllık da kredi alabilirsiniz. Dolayısıyla döviz kredilerin süresi tamamen serbest bırakılmıştır. Bu süre bankalarla müşteriler arasında serbestçe belirlenir. Yani bankaların elini ayağını kısıtlayan bir şey yok. Ama nedir? Bankaların genel eğilimi nedir? Para hemen dönsün. Ben krediyi verdim, 6 ay sonra para geri dönsün. Ben başka bir ihracatçıya kullandırayım düşüncesindeler. Yoksa krediyi vereyim 6 yıl vadeli. 6 yıl boyunca ihracatçı nasıl olsa bana faizini ödüyor. İşte bankaların işine gelmiyor. Bankalar ne yapıyor? Ben krediyi vereyim, kısa sürede geri dönsün. Çünkü Türkiye'deki hava şu an sisli. Ben yani ne olacağı bellisiz. Ben bir an önce kredimi geri çekeyim ve firma batmadan ben paramı alayım düşüncesindeler. Ve kararın dayanağı bu serbest bırakılan ihracat döviz kredilerin süresiyle ilgili. 16 Haziran 2009 tarih 2009'da 15.083 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği döviz kredisini kullanacak kişinin süreyi bankalar ile serbestçe belirlemesi gerekmektedir. Sözüm odur ki diyorum ki döviz kredisinin süresi serbesttir. Bankalarda istediğiniz gibi bu süreyi belirleyebilirsiniz. Ha banka der, ben prensip olarak yani bankamın genel müdürlüğü yok arkadaş bir yıldan daha uzun bir kredi verme dedi. Öyle bir kısıtlama getirebilir ama bu kanun değil. Bankanın iç kurallarıdır. Ona da saygı gösterecek. Çünkü para bankanın, biz ondan ödünç alıyoruz. Yoksa böyle bir yasa yoktur. Yapılan değişiklik gereğince döviz kredisinde süre serbesttir diyoruz.
müşteriler için alabildiğimiz kadar süreyi uzatmamız mümkündür. Yani yeter ki müşterinin gönlünü alın, müşteriye güvenin, bankalar istediğiniz kadar süreyi size vermeleri mümkündür. Sonuç olarak diyorum ki döviz kredilerinde süre serbesttir. O zaman şimdi ikinci risk nedir? Taahhüt süresi. Siz ihracat yapacağınızı bankaya taahhüt etmek durumundasınız. Yani buna da ihracat taahhüdü diyoruz. İhracat taahhüdü yapmış olduğunuz veya yapacağınız ihracatlara ait gümrük beyannamelerin bankaya ibrazıdır. Bankaya ibrazıdır. İhracat taahhüdü zorunluluğu devam etmektedir diyoruz. Yani ihracat taahhüdü eskiden de vardı, hala da vardı. Şimdi buna göre o zaman siz ihracat taahhüdü zorunludur diyoruz ve süresine baktığımızda süresinin de bunun 24 ay olduğunu görüyoruz. Bakın döviz kredisinin kullanım süresi serbesttir. 24 ay süreyle kullanabilirsiniz, 18 ayda veya 12 ayda, 6 ayda kullanabilirsiniz. Ama ihracat taahhüdünün süresi 24 aydır. 24 aydır ve siz ihracat döviz kredisini kullandığınız süreden itibaren 24 aylık süre içerisinde ihracat yaptığınızı bankanıza belgeliyor olmanız gerekir. Bu belge nedir? İhracat yaptığınıza dair gümrük beyannamesi. Gerçi 2019 tarihinden itibaren 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren bu ihracat gümrük beyannameleri artık sanal ortamda oluşuyor. Ama bir şekilde bankalara bunu ulaştırıyor olmanız gerekir. İşte ben ihracatımı yaptım şu gümrük beyannamesiyle diyor olmanız gerekir. Ve bankalara beyannameleri verdiğiniz takdirde ihracat taahhüdünüz kapanacaktır. Ama nasıl kapanacak? Yani yapmış olduğunuz ihracat kadar artı faizleri kadar sizin ihracat gümrük beyannamesini bu 24 aylık süre içerisinde bankanıza veriyor olmanız gerekecek. Ancak bir şeyler ters gitti, şu oldu, bu oldu, ihracat yapamadınız. Ek süre istiyorsunuz bankanızdan. Dediniz ki, ey Ali Bey, bankacınıza ben ihracat taahhüdünü tamamlayamam. Savaş vardı, ayaklanma vardı, şu vardı, bu vardı. İşte Gaziantep yöresi ne yapar? Ya Suriye, ya Irak, ya Orta Doğu ülkelerine bol bol ihracat yapar. Orası da şeydir, Orta Doğu ülkeleri sıkıntılı yörelerdir. Ne oldu? Siz ihracat taahhüdünüzü 24 ay süre içerisinde gerçekleştiremediniz. Bankanızdan ek süre istiyorsunuz. Bankalar size şu koşullarda ek süreyi verebilir. Taahhüdün yani 24 ay süre içerisinde 100 bin dolar döviz kredisi kullandıysanız eğer bunun %50'sini 24 aylık süre içerisinde yerine getirmiş olmanız kaydıyla size 6 aylık bir ilave süre daha verebilirler. Yani 100 bin dolar döviz kredisi kullandınız. Sizin yasal süreniz 24 aydır. 24 aylık süre içerisinde 100 bin doların en aşağı 50 bin dolar, yani 51 bin dolarını taahhüt olarak gerçekleştirmiş olmanız kaydıyla bankalar size resen, yani hiçbir yerden izin almadan 6 ay daha ek süre verebiliyorlarmış. Toplamda 6 aylık süreyi vererek 24 ay zaten yasal süreniz, 6 ay daha süreyi verdiler. Toplamda 30 aylık bir sürenin tanımlanması mümkündür diyoruz. Bunun dayanağı da şudur. 29.06.2009 tarih 27.447 nolu resmi gazetede. Şimdi gelelim taahhüt dedim. Aslında ben bunun cevabını söyledim size de. Taahhüt nedir dediğimde gümrük beyannamesi ihraç olunan malların fuat değeridir. O zaman siz bir gümrük beyannamesini vereceksiniz taahhütlerin karşılanması amacıyla. İki, gümrük beyannamesinin değerli SIF olabilir, EXOX olabilir veya cost rate olabilir. Bunların daima FOB değerleri esas alınacaktır. Daima FOB değerleri esas alınacaktır. Yani navlum ve sigortalar hiçbir şekilde değerlendirmeye tabi olmayacaktır. Sizin zaten navlum ve sigorta sizin döviz girdisi olsa dahi siz sigorta şirketine veya navlum şirketine ödediğiniz paralardır diyoruz. Ve şöyle diyoruz, eğer bir gümrük beyannamesi cost rate ise, bir gümrük beyannamesi cost rate ise bunun FOB değerini nasıl bulacağız? Bir, ya ihracatçı şirketten diyeceksiniz ki bana navlun faturasını verin. Navlun faturasını verdiğinde
namlun faturasını verdiği dolar 21.556 dolar ihracat bedeli. Namlun faturası da diyelim 1500 dolar. 1500 dolar düştünüz. Yerine kaldı 20 bin dolar kaldı. O zaman 20 bin dolar sizin şeydir, FOB bedeli olur. Veya beyannamenin 46. hanesine inin. 46. hane sağ alt köşededir. Beyannamenin 46. hanesine indiğinizde orada 19.296.30 yazar. Yani istatistiki değer yazar. İstatistiki değer TÜİK'in esas aldığı ihracat rakamlardır. Daima FOB rakamları esas alırlar. Ve 46. hanede daima FOB değerler yazılıdır diyoruz. Ve bankalar daima sizin SIF değerini veya KOSGRE değeri değil, hep istatistiki değerleri esas alacaklardır diyorum. Ve bankanın taahhüt şerhi şöyle olacaktır. Bankalar ne yapacak? Verdiğiniz beyannameleri, fiziki ortamda beyanname veriyorsanız boş bir tarafına karşı imza koyacaklardır. İş bu belgenin FOB şu kadarlık tutarı bankamızda kullandırılan şu nolu kredinin şu ihracat taahhüdüne mahsup edilmiştir diyecek. Karşı imza ve karşı imza ve bankanın taahhüt şerhi bu şekilde oluyor. Eğer sanal ortamda ise zaten bankaların sanal ortamda şerh koyma yetkileri vardır. Ve sisteme girerler ve tek pencere sisteminden beyanlarınızı bulurlar. Orada bankalar şerh düşer ve o şerhi ilgili bankadan başka da kimse iptal etme şansı yoktur. Taahhüt hesabına geldiğinizde, taahhüt hesabı önemlidir diyorum bakın. Gümrük beyannameleri 20.8.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda üretiliyor. Artık fiziki bir beyanname yoktur. Yani olsa da artık son demlerini yaşıyordur. Artık 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda üretiliyordur diyoruz. Ve buna göre taahhüt hesabı şöyle olacaktır diyorum. İhracat döviz kredilerinde ana para, faiz veya kar payı. Yani katılım bankaları kar payı esasına göre işlem yaptığından dolayı orada faiz yoktur. O zaman döviz kredisi kullandığınızda ana para, faiz veya kar payı ve banka masraflarının toplamı kadar. 100 bin dolar diyelim siz döviz kredisi kullandınız. Şöyle ki ana para, faiz veya kar payı, banka masrafı. Az sonra bir şekil üzerinde de sizinle bunu paylaşacağım. Ana para, faiz veya banka masrafından az olmamak üzere gümrük beyannameleri ihraç olunan malın FOB değeri kadar ihracat yapıyor olmanız gerekir. Diyelim siz 100 bin dolar ihracat döviz kredisi kullandınız ama 20 bin dolarlık bir beyanname var elinizde. Tamam 20 bin olabilir, o zaman ne yapacaksınız? 5-6 tane beyanname vermeniz gerekir. 5-6 tane beyannameyi verdiğiniz 100 bin doları geçti. Tamam, bankalar ihtiyacı kadar olan beyannameyi taahhüt şerhi koyar, gerisini kullanmaz. Ve bu şekilde bankalara beyanname vermek zorundasınız. Eğer siz Türk lirası kredi kullanırsanız, yani bankalardan ihracat döviz kredisi, yani ihracat kredisini TL olarak kullanırsanız, bu durumda sizin taahhüt borcunuz sadece kullandığınız kredi tutarı kadar olacaktır. Yani kredinin FOB ihracat taahhüt bedelinden az olmamak üzere. 100 bin dolar kredi kullandıysanız 100 bin dolarlık FOB ihracat yapıyor olmanız yeter. Ama döviz kredisi kullanırsanız bu durumda şöyle olacak. 100 bin dolar ana para, faiz ve masraflar kadar ihracat yapıyor olmanız gerekir. Yani burada TL kredileri cezbediyor. Daha az döviz getirmekle siz taahhüdünüzü kapatıyor olacaksınız TL kullanmayı cezbetmek adına. Ve ihracat taahhüt hesabı şöyle işliyor dedik. Eğer döviz kredisi kullanırsanız ana para, faiz ve masraflar kadar siz gümrük beyannamesi ihraç etmek zorundasınız. Türk lirası eğer kredi kullanırsanız sadece FOB, yani yapmış olduğunuz ihracatın FOB değeri kadar bir beyanname getiriyor olmanız yetecektir diyorum. Aradaki fark, Türk parasında faiz ve masrafların, faiz ve masraflara tekabül eden gümrük beyannamesini talep etmiyor. Ama döviz kredisi olduğu takdirde ana para, faiz ve masraflar kadar ihracat döviz kredisine mahsup edilecek şekilde bir beyanname ihraz ediyor olmanız gerekecek. Ve bununla ilgili ben örnek beyannameler getirdim size. Şimdi bir çalıştığınız aracı bankalar vardır. Gümrüklere evet ben şu bankayla çalışıyorum diye zaten gümrük beyannamesinde ta 50 yıldır hiç değişmeyen bir saha var. Yani aracı bankanız kimdir diye onu mutlaka belirtirsiniz. Ama aracı bankanız diyelim Halkbank'sa illaki Halkbank'tan kredi kullanacaksınız diye bir kayıt yoktur.
o aracı bankanın kredi şartları size uygun değildir veya kredi limitiniz uygun değildir veya oranın faizi uygun değildir. Oradan kullanmadınız, gittiniz T-Bank'tan kullandınız örnek olarak. Çünkü bankaların adını vermek zorundayım burada. Çünkü size gerçek beyannameler paylaşacağım burada. Ve baktık buraya. Şimdi burada Halk Bankası, Halk Bankası sizin aracı bankanız oluyor ve vesait mukabili işlem yapılmış 21.556 dolarlık ve cost rate ihracat yapılmış ve bankalar taahhüt şerhini ne yapıyor? Buraya koyuyor. Ve ne yapıyor? İstatistik değer cost rate olduğuna göre bunun FOB değeri şu burada gördüğümüz rakamdır 19.296.30 ve bankalar taahhüt şerhi için kaşeye basıyor. Bu kaşe üzerine de ne yapıyor? Gereken şerhi veriyor. Gereken şerhi verirken bu kaşe imza kendilerine bir fotokopi alıyor. Artık taahhüt şerhi verilmiştir. 100 bin dolar döviz kredisi kullanmışsınız ama 19.296.30'luk bir taahhüdü gerçekleştirdiniz. O zaman siz başka beyannameler de bankaya getireceksiniz. Yoksa taahhüdünüz açık kalır. Ve ne yaptınız? İllaki bir bankadan veya bir tane ihracat gümrük beyannamesi getiriyor olmanız gerekmez. Farklı ihracat gümrük beyannamelerini de getirebilirsiniz. Şimdi farklı gümrük beyannameler, aracı bankası, Halkbank'ı, Halkbank ve kredi bankası, siz Kuveyt Türk'ten de kredi kullanmışsınız şeklinde düşünüyorum. Ve baktığınızda Halkbank ve Kuveyt Türk'ten de kredi kullandığınızı düşündüm burada. Ve de burada ne diyor? FOB. FOB dediğine göre FOB 34.780. O zaman FOB dediğine göre zaten bankaların ihtiyacı olan FOB karşılıklarıydı. O zaman istatistik değeri baktığımızda aşağıda yani 46. hanede orada da aynı değeri göreceksiniz. Yani 34.780'i göreceksiniz. O zaman Kuveyt Türk'ün işi kolay. 34.780'i hemen sizin kredinin ihracat taahhüdüne mahsup edecek. İşte gördüğünüz gibi 46. hanedeki yazılı tutar. Ne diyor? Ben bu gümrük beyannamesinin tamamını yani 34.780'i ihracat döviz kredisinin taahhüt kapamasında kullandım diyor. Aracı banka iş bankası yani gümrüklere iş bankası diye belirttiniz ama krediyi bu sefer Halkbank'tan kullandınız. O zaman bir bakalım buraya. Ne oldu? Burada PCA. PCA free carrier anlamındadır. Yani FOB'a benzerdir. Yani burada navlon falan söz konusu değil. PCA'yı da FOB gibi alabiliriz. 25.625. O zaman 25.625 istatistik rakam aynı. Ve ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen bankalar, Halk Bankası ne yapmış? 24.731.42'yi almış. Niye? Bankanın o kadar ihtiyacı varmış. Yoksa 25.625'i almak dururken niye banka 24.000'i almış? Yani ben bunu araştırdığımda bizim alacağımız bu kadar da aldık. Borcu bitti dedi bu firmanın. Yani demek ki bu firma ne yapacak? Bu firma bu beyannameyi alıp ya başka kredisine saydırabilir ya da başka bir bankadan kullandığı döviz kredisine de bunu saydırması mümkündür. Yani gördüğünüz gibi 24.731.42. Ama burada 25.625'e kadar bunu krediye saydırabilir. O zaman bankalar ne yapacak? Farklı bir banka. Buraya bir taahhüt kaşesi daha basar. Hangi bankada kredi borcu varsa oraya da taahhüt şerhini orada işlemesi mümkündür. Aracı banka Fibank ve kredi bankası Halk Bankası dedik. Ve burada neler var neler yok bakıyoruz. Ve CFR Colombo 79.875 yani cost and freight yani navlun ödenmiş. O zaman biz bunun FOB'unu bulacağız. FOB'u 77.250 oldu. İstatistik koda, istatistik değerlere baktık. O zaman bu banka sadece 77.250 doları sayabilecek. Daha fazlasını sayamaz. Çünkü gerisi navluna ödenmiş. Çünkü Merkez Bankası'nın M1 sayılı genelgesi yani Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun ne diyor? İhracat döviz kredileri FOB değerlerle kapatılır. Navlun söz konusuysa içinde, örneğin cost rate'de navlun söz konusu, navlunu sayamazsınız der burada. Ve dolayısıyla navlunu düştük, navlunu düşünce 77.250 oldu. Ve bankada ne yaptı? Buraya kaşeyi basmış 77.250 olarak gördüğünüz gibi. Yani demek ki Reşat Bağcıoğlu'nun anlattıklarıyla burada yapılanlar birbiriyle örtüşüyor.
Aracı Banka, Ziraat Bankası, Kredi Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kullanılmış. Hemen şuraya baktığımızda 29.688 yine cost rating. O zaman FOB'u 29.040 dolar. 29.040 doları da hemen burada gördük zaten. Yapı Kredi direkt olarak ihracat döviz kredisinin tabine saymış 29.040 dolar. Ve bilginiz için dedik, bunu zaten paylaşmıştım, üçüncü defa paylaşıyorum. 28.2019 tarihinde itibaren gümrük beyanname elektronik ortamda üretilmektedir ve bankalara beyannamenin tarih numarasını veriyor olmanız yeterli. Bankalar bunu ne yapar? Tek pencere sisteminden sizin beyannamelerinizi görebilir. Sorularınız dedim ama sorularınızı en sonunda alacağımı zaten söylemiştim. Ve kredi döviz cinsi ile gümrük beyannamesindeki döviz birbirinden farklı olursa ne yapacağız? Yani diyelim ki siz 100 bin euro kullandınız ama beyannameniz dolar. Ha, bu durumda ne olacak? Hemen ona bakacağız. Hemen bakıyoruz. Gümrük beyannamesi tarihindeki çapraz kurlar uygulanır diyoruz. Yani kredi talebi sırasında taahhüt edilenden yani kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların taahhüt hesapları ile ilişkilendirilmesinde gümrük beyannamesi tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları uygulanır diyoruz. Bunu da dipnot olarak sizinle paylaştıktan sonra döviz kredilerinde vergi istisnası ilk başta zaten söylemiştim. Dedi ki devlet baba elini taşın altına koyuyor. Ne diyor? Ey ihracatçı sen ihracat yapman kaydıyla ben de elimi taşın altına koyuyorum diyor. Sen yeter ki ihracat yap. Ben kredilerden almam gereken kaynak kullanım destekleme fonu ve komisyon ve faiz üzerinden almam gereken BSMV'yi almayacağım senden. Bu da yaklaşık %7-%8 tutar. Almayacağım. Ve ilgili banka sana döviz kredisi kullandırdığında alınması gereken KKDV ve BSMV ilişkin vergi istisnasını ne yapıyor? Döviz kredisi kullanım aşamasında ilgili vergi dairesine bildirsin der. Yani ilgili banka ne yapacak? Ben bu kadar döviz kredisi kullandım. 7000 dolar almam gereken KKDV ve BSMV olması gerekir. Ama ben buna istisna uyguladım. Çünkü niye? İhracat döviz kredisi kullandırdım. İhracat döviz kredisinde vergi istisnaları vardı. Yani ihracatçının finansman kolaylığı ve finansmanın maliyetini düşürmek amacıyla çünkü devlet diyor ki ben KKDV ve BSMV alırsam ihracatçı bu faiz ve KKDF'nin daha doğrusu BSMV ve KKDF'nin altında daha fazla ezilir. Bari ben ihracat teşvik kararları çerçevesinde KKDF'yi almayayım, BSMV'yi almayayım ve ihracat döviz kredisiyle ilgili olarak kredi maliyeti biraz daha ucuz olsun ki ihracatçı aldığı döviz kredisiyle yurt dışına göndermiş olduğu mallarla ilgili fiyatlamayı dünya standartlarına uygun bir şekilde rekabet edebilir bir biçimde yapsın. Yani devlet bizi düşünüyor burada. Demek ki rekabet gücümüzün artması için devlet baba ne yapıyor? KKDF ve BSMV'yi bizden almıyor. Ama hangi şartla? İhracat yapıyor olmamız kaydıyla. İlk başta sizden KKDV ve BSMV'yi almıyor. Bununla ilgili istisnayı da vergi dairesine bildiriyor. Ama herhangi bir nedenle siz ihracatı yapamaz iseniz, herhangi bir nedenle olabilir yani hiç ihracat yapmadınız, iflas ettiniz, şu oldu, bu oldu falan filan veya ihracattan vazgeçtiniz. Bu sefer istisnaya tabi olan KKDV ve BSMV'leri siz cezalı olarak ilgili bankanıza, oradan bankanızla ne yapacak? Vergi dairesine ödemek durumundadır. Kredi yani ihracat döviz kredisi, vergi resmiyet istisnaları karar gereği ve bu karara ilişkin tebliğ hükümleri dahilinde vergi resmiyet istisnasından yararlanır diyoruz. Demek ki vergi dairesi vergi istisnasından yararlanıyor. Bu bankalardan kullandığınız ihracat döviz kredisi. Bir de prefinansman vardır. Yani ihracat yapacaksınız. Yurt dışındaki ithalatçınıza mal göndereceksiniz. Yurt dışındaki ithalatçınız Hans'a diyorsunuz ki Almanya'ya ihracatınızı yapacağınız için. Hans sen bana bu parayı peşin gönder de bankaya el açtırma bana diyorsunuz. Bankadan ben kredi kullansam faiz ödeyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, ihracat taahhüt zorunlu olacak. Ama sen bana prefinansman niteliğinde bu parayı gönderirsen, yani göndereceğim mala karşılık sen bana ihracat bedelini peşin gönderirsen, ben onu alır, finansmanımı hallederim, yani finansman derdimden kurtulurum ve dolayısıyla ben senden bu parayı aldıktan sonra karşına mal gönderirim.
İşte biz buna ithalatçılardan sağlanan diyorum. Ama ithalatçı vermediği takdirde bankalardan da biz bu kredi finansmanı sağlayabiliyoruz. İhracat öncesi yurt dışından veya ithalatçıdan sağlanan bir kredidir. Yurt dışı kaynaklıdır. Bunu bankalar aracılığı veya ithalatçıdan sağlayabiliriz kredi finansmanı. Ve kredi finansman nedir? Hemen ona bir bakalım. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalarca bizzat yurt dışındaki alıcıların, yani ihracatçı, Gaziantep ihracatçı direkt olarak yurt dışındaki Hans'a dönebilir, bana sen prefinansman gönder de diyebilirmiş. Yurt dışındaki alıcıdan, firmalarca bizzat yurt dışındaki alıcıdan veya bankalarca uluslararası piyasalardan sağlanır. Türkiye'deki bankalar veya özel finans kurumlar aracıyla garanti verilerek veya verilmeksizin yurda getirilerek kullandırılan bir kredi türüdür diyoruz. Yani ya bankalar aracıyla yurt dışından kredi sağlanıyor, ihracatçıya kullandırılıyor, ya Gaziantep ihracatçımızın abiye direkt Hans'a dönüyor, yurt dışındaki Hans'a dönüyor. Hans sen prefinansman kredisini gönder, ben bunu finansmanımda kullanayım, karşında ben sana bu malı göndereceğim diyebiliyor olmalıdır. İşte biz buna prefinansman kredileri diyoruz. Bankalar aracılığıyla veya bankalar hiç devreye girmeden direkt olarak ihracatçımız yurt dışındaki ithalatçıya da dönüp prefinansmanı oradan da sağlayabiliyor. Demek ki size dış ticaret finansmanı konularında neleri anlattım? Hemen bir özet geçecek olursam, nakdi ve gayri nakdi finansman dedim. Gayri nakdi finansmanı ithalatçılar, nakdi finansmanı da ihracatçılar kullanır dedim. İhracatçılar yurt dışı kaynaklı krediler de kullandırabilir. İşte prefinansman kredisi, sendikasyon kredisi buna söyleyeceklerimdir. Veya ne yapar? Bankalar kendi kaynaklarından da krediyi ihracatçıya kullandırabilir. Ayşe teyze ne diyelim, bankaya 100 bin lira yatırdı. Bankalar 100 bin lira muzdan karşılığı Merkez Bankası'na yatırdıktan sonra geri kalan 90 bin lirasını kredi olarak ihracatçıya dağıtabilir. İşte bu bankaların kendi kaynağından kullandırdığı ihracat kredisi. O zaman bir kredi finansmanı da anlattıktan sonra hemen bir konu daha anlatacağım. Ondan sonra ara vereceğim. Şöyle ki, transit ticaretin finansmanı şöyle ki, siz Çin'den mi, Gaziantep ihracatçı, Çin'den malı aldınız, Arjantin'e satıyorsunuz. Bakın, Çin'den malı alıyorsunuz, Arjantin'e satıyorsunuz. Burada ne var? İki tane iş var. Çin'den malı aldığınızda ithalat, Arjantin'e sattığınızda ihracat var. Bir bacakta ihracat, bir bacakta ithalat var. O zaman siz transit ticareti yaptığınızda hem ithalat yapmış oluyorsunuz hem ihracat yapmış oluyorsunuz. O zaman bakalım biz ne diyeceğiz size? Transit ticaretin finansmanından önce transit ticaretin ne olduğuna bakalım sizinle. Transit ticaret, dünyanın bir ülkesinden satın alınan malların üçüncü ülkelere satılmasına biz transit ticaret demek. Az önce de böyle söyledim zaten. Çin'den mal aldınız, siz Gaziantep'te oturuyorsunuz masa başında, Arjantin'e sattınız. Malı aldınız, sattınız. Hiç Türkiye'ye uğramadı mallar. Direkt olarak Arjantin'e gitti. Diyelim ki 100 bin dolar aldınız, 110 bin dolara sattınız, 10 bin dolar tatlı günün kârı. İşte buna transit ticaret diyoruz. Veya farklı bir şey de söyleyebilirim. Transit ticareti yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da gümrüksüz antrepodan satın alınan ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan veya yurt dışındaki veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması şeklinde tanımlayabiliriz diyorum. Yani şöyle, burada farklı bir örnek vermişim. Japonya'dan malı aldık, Türkiye'ye getirdik, Türkiye üzerinden fiili ithali gerçekleştirmiyorsunuz. Yani Türkiye'den transit geçiyor. Japonya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Cape Town'a, yani Güney Afrika'ya sattınız. Bu bir transit ticarettir. Japonya'dan mal aldığınızda ithalat ve Güney Afrika'ya sattığınızda ise ihracat oluyor. Bu transit ticaretin bir tanesi. Veya Çin'den mal aldınız, Arjantin'e sattınız, Türkiye'ye hiç uğramadı, direkt transit gitti. Siz sadece 100 bin dolara aldığınız malı 110 bin dolara sattınız. İşte buna da biz transit ticaret diyoruz. Ve şimdi ben arkadaşlar saat 15'e kadar size ara vereceğim.
Tamam hocam. Saat başında görüşmek üzere. Evet. Tuğba Hanım, şimdi sizinle biraz işimiz var ve ben cep telefonumdan sesi vermeye çalışacağım. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Siz bana gönderdiğiniz linki benim cep telefonum WhatsApp'tan gönderebilir misiniz şimdi? Tamam, ben hemen Ramazan Bey'e ileteyim. O size WhatsApp'tan linki hemen gönder. Yani iyi olur, yoksa ben buradan göndereceğim. Tamam, hemen ben ona söylüyorum. Tamam. Tuba Hanım. Sesiniz yankı yapıyor Reşat Bey ama bir tanesini Şu kapatabilir an miyim? ses yankı. Evet, şu an yankı yapıyor. Şu an yapıyorum. Hayır, yapıyorum. Şimdi ne yapabilirim bunu? Ben bilgisayarımın sesini tamamen Bilgisayarın kapattım. sesini evet tamamen kapatırsanız mikrofonunuzu. Şu an ses. Acaba sizden kaynaklı bir şey olabilir mi bu? Hem bilgisayar hem telefonun mikrofonu açıksa belki hani benim sesim size yankılı geliyor mu yoksa normal mi geliyor? Şu an sesiniz kapalı. Bir tanesini açtığınızda yankı yapacak mı acaba? Kurbanım sesin geliyor. Şu an sesiniz gelmiyor. Şimdi sesi açtığın zaman Evet, yankı yankı yapıyor. yapıyor. Acaba telefonun mikrofonu da açık olduğu için olabilir mi? Ya da sadece telefondan da devam edebilirsiniz. İsterseniz geçen eğitimde yapmıştınız sanırım. Evet, biz İMİP Akademi'de onu yaptık da
Benim sesim açık değil mi sizde? Evet, sizin sesiniz geliyor. İki tane cihaz olduğu için büyük ihtimalle yankı yapıyor olabilir. İmmit Akademi'de biz bunu... İmmit Akademi'de... Yok ya, sürekli şey yankılı geliyor size. Hocam merhaba, Ramazan ben tekrardan. Ramazan Bey, telefonunuz Galaxy A50 idi değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet. Tamam, ona şimdi co-hostluk verecek Tuğba Hanım. Hı. Tamam, verdi. Siz bilgisayarın sesini kapatın, siz Ahmet. Ha, çünkü kapattım. Şu an sorun kalmadı. Evet. Tamam. Çünkü biz İMİP Akademi'de de böyle yaptık. Bilgisayarla devam ettik ama telefonun... Yok hocam, şu an bilgisayarınızın sesi açık. Bilgisayardaki mikrofon açık daha doğrusu. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu an? Şu an oh, mis gibi. Mis gibi. Tamam. O zaman böyle devam edeceğiz. Üstad zaten saat 15. Devam edebilir miyim ben şimdi? Tabii. Değerli katılımcılar, ilk aramızı bitirdik. Sesi de çözdük. Tamam. Şimdi daha keyifle sizleri hocamızla baş başa bırakıyoruz. Hocam söz sizde. Teşekkür ederim. Zaten öbür tarafta da böyle yapıyoruz. O zaman devam ediyoruz Üstad. Aynen devam edelim hocam. Buyurun. Ve ihracat ve sanayi üzerinden avans kredisi sizin dışarıdan finansmanı konular arasında bilhassa Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Güney illeri, ben orada da bankacılık yaptığım için biliyorum. Ben Mersin'de bankacılık yaptım bu arada. Oradan da biliyorum Mersin yöresini, Gaziantep yöresini. İhracat vesaikini verirler, karşılığında avans kredisi kullanırlar. Yani 100 bin dolar ihracat vesaiki varsa çek senet karşılığı krediye benzer. Bankalar ne yapar? Tutar marj düşer. %10, %20, %30 artık ihracat vesaikinin riskine göre karşılığında kredi kullandırırlar. Yani bu da ihracatçının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ihracat vesaikine teminat alırlar, karşılığında kredi verirler. Tabii bunun da koşulları farklıdır. Yani konşimento işte banka adına olacak, tam takım konşimento olacak, efendim charter party konşimento olmayacak, riskli ülkeler olmayacak. Tabii riskli ülkeler olmayacak da bütün ülkeler sütten çıkmış ak kaşık değil sonuçta. Elbette riskli ülkeler de olacak. Şimdi bakalım ihracat vesaiki üzerinden avans kredisi nasıl oluyor, nasıl olmuyor, onun üzerinden bir gidelim sizinle. Ve ihracat vesaiki üzerinden avans kredisi yapmış olduğunuz ihracatlara ait vesaiki bankaya veriyorsunuz. Banka bunu inceliyor. Tabii bankanın istediği formatta bir vesaik vermek durumundasınız. Ve karşılığında size banka kredi veriyor. Kredi veriyor. İhracat bedeliniz 3 ay sonra, 6 ay sonra her neyse yurt dışından geldiği zaman gelen parayla da sizin kredi borcunuz mahsup ediliyor. Ve daha sonra ihracat gümrük beyannamesiyle de İhracat taahhüdünüzü bu şekilde kapatıyorsunuz. Yani ilk derste anlattığım ihracat taahhütlerinin kapatılması hikayesi zaten Merkez Bankası'nın M1 sayılı genelgesinde de bu isteniyordu. Burada da söz konusu. O zaman ihracat vesaiki üzerinden avans kredisi bu şekilde kullandırılıyor. Ama bankalar şunu sevmez. Yani riskli ülkelere yapılan satışlara ait ihracat vesaikinin kendilerine teminat için verilmesini istemezler. Örneğin Afrika ülkeleri, Fas'ınız, Cezayir, Sudan, buna benzer ülkeler veya Bangladeş, Pakistan, efendim buna benzer Afganistan, bu tür ülkelere yapmış olduğunuz ihracata ait bir beyannameyi veya ihracat vesaikini bankalar kabul etmez. Bu durumda ne yapacağız? Ülke riski var mı? Var. O zaman biz banka olarak siz bankanızdan ne yapabiliriz sorusunu soracaksınız. Bankanız da diyecek ki ya Türk Exim Bank ne güne duruyor diyecekler. Riskli ülkelere yapılan satışlara ait ihracat vesaikini bankalar kabul etmiyor.
diyor. O kabul etmeyince neden kabul etmiyorlar? Ülke riskinden dolayı kabul etmiyorlar. Yani ben bu ihracat vesayetini aldım. Karşılığında hadi diyelim 70 bin dolar kredi kullandırdım. 100 bin dolarlık elimde ihracat vesayeti var. Bir ülke riski söz konusu var. İhracat vesayetini gönderdim ve vesayet bedeli hiç gelmedi. Ne oldu? Bankalar 70 bin dolardan da olacak. Hal böyle olunca biz ülke riski nedir ne değildir önce ona bakalım. Ülke riski, ülkenin ekonomik durumu, döviz rezervleri, iktidarın sürekli etnik grupların iktidara etkisi, komşularıyla olan sorunlar, dış borçlar ve ülke halkının beklentileri. Ve ben bunu üniversitelerde olsun, bankalar birliğinde olsun, ihracatçılar birliğinde yüz yüze olan eğitimlerde bunu, yani o biz 3 günde veriyoruz bu eğitimi, onu daha da açıyoruz. Ülkenin ekonomik durumunu grafiklerle anlatıyor, döviz rezervleri, iktidarın sürekli etnik gruplar, komşularıyla olan sorunlar, dış borçlar, bunu rakamsal olarak ifade ediyoruz. Ama bunların hepsine konsolide olarak ülke riski diyoruz. Yani ülke riski nedir dediğimde karşıma bunlar çıkıyor. Örneğin bir Cezayir olduğu zaman Cezayir'de bunların hepsi var mı? Var elbette. O zaman bankalar bir ülke riskini tanımladığı zaman bu tür risklerden bize bahsediyor olacak ve ülke riskinin var olduğu bir vesayeti de almayacaklardır. Bankalar diye ülke riski var olan vesayeti niye Türk Exim Bank'a vermiyorsun? Yani niye Türk Exim Bank'a gitmiyorsun? Türk Exim Bank'a gidip oradan ihracat kredi sigortası yaptırabilirsin de. Ya Türk Exim Bank gibi elimizde bir kaynak varsa, ihracat kredi sigortası varsa, ülke riskini Türk Exim Bank sigortalıyorsa, alacak sigortası yapıyorsa, bankamız da bizi yönlendiriyorsa, iyi ihracatçı daha ne bekliyorsunuz? O zaman ne yapacağız? Biz direkt olarak Exim Bank'tan bu ihracatı yapmadan önce evrakların, daha doğrusu ihracat yaptığımızı Türk Exim Bank'a bildireceğiz. Ve ne yapacağız? Türk Exim Bank'ın ihracat kredi sigortasını yaptırıyor olmamız gerekir. Şimdi biraz bundan sonraki bu dersimize Türk Exim Bank kaynaklı kredilerden bahsedeceğim ama önce alacak sigortasını size anlatıyor olacağım. Türk Exim Bank'ı bir tanıyalım. Kimmiş bu Türk Exim Bank? İhracatçıları ve döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemektedir. Hem ihracatçıları hem de Türkiye'ye döviz kazandıran örneğin nedir? Yurt dışına sinema filmi sattı, dizi filmi sattı, Türkiye'ye para getirdi. Yurt dışına mesleki hizmeti yaptı, Türkiye'ye para getirdi. Yurt dışına yazılım sattı, Türkiye'ye para getirdi. Yurt dışından müteahhitlik hizmetleri aldı, Türkiye'ye para getirdi. İşte bunlardan diyorum döviz kazandırıcı faaliyetleri. İhracatçılara ve Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetleri destekler diyorum Türk Exim Bank. O zaman Türk Exim Bank'ı size tanıtayım. Adını biliyorsunuz da ben biraz daha tanıtayım size. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 89 yılında sigorta faaliyetine başladı. Sigorta faaliyeti derken hemen size şunu söylüyorum arkadaşlar. Kasko veya Best Sigorta veya DASK falan filan yapmıyor. Alacak sigortası yapıyor. Yani ihracatlarınıza ait alacak sigortası yapıyor. Ve Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. Sermayesinin tamamı hazineye aittir. Ve ülkemizin tek resmi ihracat finansman kuruluşudur. Ve yasal statü Exim Bank'ın sayfasından aldım, onun sunumundan aldım. Ve buradaki amaçları nedir? Amaçlar ihracatın arttırılması, ihracat ürünlerinin ve pazarların çeşitlendirilmesi, rekabet gücü kazanımı, riskten arındırılmış ve iş yapma olanının arttırılması içinmiş. Türk Exim Bank'ın temel amaçlarına baktığımızda az önce de söylediğim gibi İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerine gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet ve müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalara rekabet ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım ve üretim satışlarının desteklenerek teşvik edilmesi gibi konuları Türk Exim Bank ne yapıyor? Destekliyormuş. Türk Exim Bank ayrıca Türk Exim Bank bu amaca yönelik olarak yani ihracat faaliyetlerinin artırılmasına yönelik olarak ihracatçıları ve ihracata yönelik olarak üretim yapan imalatçıları Gaziantep'te kaç tane organize sanayi sitesi var? Ben Ramazan Üstadım'la konuştuğumda sanıyorum 7 tane olduğunu söylemiş hatırımda kaldığı kadar. Organize sanayi bölgelerinde imalata yönelik mal imal eden ve ihracat yapan firmalar çoktur. Hem imalat yapıp hem de ihracat yapan. Demek ki
sizin için birebirmiş bu. Dahası yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, uzun, orta vadeli kredi vererek sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir dedim. O zaman Türk Exim Bank'ın faaliyetlerine baktığımda Türk Exim Bank bir bankalara tanınan gayrinakdi kredi limiti çerçevesinde bankalardan gelecek aval, teminat mektubu veya buna benzer garanti mektupları kapsamında onların risklerini alıyor. Ayrıca ihracat kredi sigortası yapıyor. Zaten şu an size ihracat kredi sigortasını anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca kredi veriyormuş. Bu krediyi iki çeşit veriyor. Bir, doğrudan verdiği krediler. İki, bankalar aracıyla verdiği krediler. Ben size bankalar aracıyla verdiği kredileri uzunca anlatacağım ama doğrudan verdiği kredilerin de ne olduğunu sizinle paylaşıyor olacağım. Demek ki Türk Exim Bank hem ihracat kredi sigortası yapıyor hem bankaların teminat mektuplarını veya iskontolarına dair onların gayri nakdi limitlerini, gayri nakdi risklerini belli bir limitler dahilinde alıyor. Doğrudan kredi veriyor ve kredi çeşitlerinin ne olduğunu paylaşacağım. Ayrıca bankalar aracıyla sizlere ihracat kredisi veriyor. Bu kredinin ne olduğunu zaten sizinle paylaşıyor olacağım. Bankalar aracıyla ve sorumluyla verdiği kredileri biz sevk öncesi ihracat kredisi diyoruz. Sevk öncesi ihracat kredisi bankaların sorumluluğundadır ve ilk müracaat bankalara yapılır. Demek ki siz sevk öncesi ihracat kredileri almak için ilk müracaatı bankalara yapıyorsunuz ve Türk Exim Bank tarafından bankalara bir limit tanınmış olup bu limit koşullara uygun olan KOBİ firmalara, ağırlıklı KOBİ firmaları olmak üzere diğer ticari firmalara da kullandırılır. Kredinin teminat, taksit, tahsilat, taahhüt takibi direkt olarak aracı bankalara aittir. Yani Türk Exim Bank diyor ki ey bankalar ben bu kredimi sizin aracınızla başta KOBİ'ler olmak üzere ticari firmalara dağıtmanızı istiyorum ama bu kredinin taksit tahsilatı, teminatı ve de taahhüt takibi tamamen size aittir diyor. Bununla ilgili olarak diyor size de ben döviz kredilerine %0.5, TL kredilerde %1 komisyon vereceğim diyor. Yani bunu bir hizmet olarak yapın ihracatçılara ve de bu krediyi daha farklı kişilere de ulaştırabilelim. Türk Exim Bank tarafından doğrudan verilen kredilerde reskont kredisi, KOBİ ihracat hazırlık kredisi, ihracata dönük üretim finansman kredisi, dış ticaret şirketleri ihracat kredisi, yurt dışı mağazalar yatırım kredisi, gemi inşaat ve ihracat finansman kredisi, Avrupa Yatırım Bankası kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, turizm kredisi, uluslararası nakliyat pazarlama kredisi, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri teminat mektubu kredisi ve yurt dışı fuar katılım kredisi ve döviz kazandırıcı hizmetler kredisi. Bunlar belli başlı krediler olarak sizinle paylaştım. Yani Türk Exim Bank'ın finansman programını da Exim Bank'ın sayfasını alıp da sizinle bu şekilde paylaşıyorum. Yani bu da konsolide olarak sizinle paylaştım. Yurt içi krediler, yurt içi kredilerde de bunları veriyor ve bunların bazılarını sizinle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bunu Exim Bank'ın sayfasından aldım, sizinle paylaştım. Kredi kullanıcısı firmalar ya mal ihraç edecek ya da hizmet ihracını yapacak. Mal ihraç edecek olanlar ya ihracattır ya imalatçıdır. İmalatçılar ihracata yönelik mal üreten imalatçılar olacak ya da imalatçı ihracatçılar. Kaldı ki organize sanayi bölgesinde Gaziantep'te imalatçı ve ihracatçı firmalar çoktur. Hem imal edip hem de bunu ihraç eden. Yani Exim Bank tam size göre bir kredi kuruluşudur, bir kuruluştur diyorum. Hizmet ihracı da bunlardır diyoruz. Dahası ve Türk Exim Bank böyle tanıttıktan sonra biz burada niye anlatıyorduk size? Türk Exim Bank'ı tanıttıktan sonra ihracat kredi sigortası. Yani riskli ülkelere siz girebiliyor musunuz, girmiyor musunuz? Siz riskli ülkelere vesayet mukabili ihracat yapıyorsunuz ama bankalardan bu ihracat evraklarını verip karşında kredi almak istiyorsunuz. Bankalarda ne yaptı? Yok kardeşim dedi, armuda saplı üzüme çöplü dedi. Ben bu ihracat vesayetini almam dedi. Çünkü riskli ülkelere sen girmiyor. Yani Bangladeş'e mal göndermiyorsun, Sudan'a mal göndermiyorsun, Fas'ınız Cezayir'e mal göndermişsin. Ben oraya belamı göndersem belam geri gelmez dedim. Yok kardeşim dedi, ben buna kredi vermem dedi. Ne oldu? Türk Exim Bank'a döneriz o zaman. Türk Exim Bank'a riskimizi satacağız. Siz nasıl arabanızı kasko yapıyorsunuz? Arabanızı kasko yaptığınızda Gaziantep'te kaza geçirseniz dahi kasko şirketi
hasar bedelini ödemiyor mu? Ödüyor. O zaman ne yapıyoruz? Biz ihracat evraklarını, daha doğrusu malı ihraç etmeden önce alacak sigortasını Türk Exim Bank'tan yaptırıyoruz. Ondan sonra malımızı yüklüyoruz ve ilgili evrakları ilgili bankamıza veriyoruz ve alacak sigortası da yaptırmışız. Alacak sigorta poliçesini de bankaya veriyoruz, karşılığında kredi alıyoruz. Arkamızda kim var? Türk Exim Bank var. Hem Türk Exim Bank bize alacak kredi sigortası yapmış, hem de ilgili bankadan kredi alıyoruz arkadaşlar. İşte Türk Exim Bank daha ne yapsın size? Türk Exim Bank'a baktığımızda demek ki bunları yapıyor. O zaman Türk Exim Bank kredileri, garanti programları ve ihracat kredi sigortası dediğimizde şimdi alacak sigortasını sizinle bir paylaşalım. İhracat kredi sigortası ve bu nedir? Firmaların faturaların ödenmesini temin eder ve ticari faaliyetlerini getirir. Ticari ve siyasi riskleri güvenilir bir şekilde yönetmelerini sağlar. Taraflar kim? Bir tarafta ihracatçı, bir tarafta alıcı, bir tarafta Türk Exim Bank varmış. Fonksiyonları ne? Nedir? Sizin ihracat vesaitlerinizi veya poliçenizi teminat altına alır, bununla ilgili size finansman sağlar ve ithalatçınızla ilgili size net ve güvenilir enformasyon bilgileri sağlar. Demek ki Türk Exim Bank bunları yapıyormuş. Bakalım bankamız ne yapıyormuş arkadaşlar? Türk Exim Bank tarafından belirlenen 238 ülkeye yapılan satışlarda 360 güne kadar vade tanıdığı tüm sevkiyatları fiili ihraçtan itibaren ticari veya politik risklere karşı teminat altına alır. O zaman biz ne yapıyoruz? Hemen burada size şunu söylüyorum. Türk Exim Bank 238 ülkeyle anlaşma yapmış. 238 ülkeye yapacağınız İhracatları ne yapıyor? Garanti altına alıyor. 360 güne kadar vadeli satış yapabilirsiniz diyor orada. 360 güne kadar vadeli satış yaptığınızda o satışlardan dolayı eğer para tahsilatını yapamazsanız Türk Exim Bank diyor ki yeter ki benden öncelikle alacak sigortası yaptırmış olmanız kaydıyla ben bu bedeli size ödüyorum der. Kim diyor? İhracat kredi, Türk Exim Bank diyor. Ne yapıyor? İhracat kredi sigortası yapıyor. Türk Exim Bank kim dediğimde Türk Exim Bank hazinenin kuruluşudur. Yani TC Cumhuriyeti neyse Türk Exim Bank'ta odur diyebiliyorum. O zaman biz Türk Exim Bank'tan alacak sigortası yaptırdığımızda bizi dağ sarsmaz desem yeridir. Ve bir slide'ı geriye alacağım. Ticari veya politik ticari risklere karşı bizi teminat altına alır dedik. Ticari riskler nedir dediğimde siz Hans'a malı gönderdiniz, vesait mukabili alıcı iflas etti. Ne oldu? Paranızı alamıyorsunuz. Ama önceden ihracat kredi sigortası yaptırmış olmanız kaydıyla alıcı iflas etse de ihracat kredi sigortası kapsamında biz ne yapıyoruz? Paramızı Hans'tan değil Türk Exim Bank'tan almış oluyoruz. Alıcının iflas etmesi, alıcı hakkında konkordat kararı alınması ve alıcının borçlarını ödeyememesi nedeniyle tasfiye kararı alınması, mal bedelinin ödenmemesi ve malın ihracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul edilmemesi. Bunlar ticari riskler. Politik riskler nedir dediğimde politik riskler savaş hali, ihtilal hali, iç savaş, isyan, ayaklanma, alıcının ülkesinin ithal yasağı, transfer güçlüğü, döviz darboğazı kısıtlaması şeklinde. Ve burada da Exim Bank'ın bir sunumundan aldım. Aynı benim söylediklerim onlar da konsolide olarak buraya yazmışlar. Ve Türk Exim Bank diyor ki ihracat kredi sigortasında kapsam dışı olan maddeler. Hani diyor ya politik ve ticari risklere karşı ben sizi teminat altına alıyorum. Politik ve ticari risklerin ne olduğunu da orada bize söylüyordu. Ancak diyor ki şöyle diyor eğer büyük savaş ve nükleer risk olursa ve alıcı satıcı arasındaki gizli ticari ihtilaf olursa ben ihracat kredi sigortası yapmam der. Hemen ben geriye döneyim çünkü burada çok soru geliyor. Büyük savaş ve nükleer risk olması kaydıyla ve alıcı satıcı arasındaki gizli ticari ihtilaf olur da ihracatçı bunu bana söylemez ise ben hiçbir şekilde ihracat kredi sigortası yapmam. Hatta yapmış olduğum ihracat kredi sigorta poliçesini de iptal ederim der. Tazminat ne kadar ödüyormuş? Aksi belirtilmediği sürece %90. Aksini nasıl belirtir? Türk Exim Bank gereken istihbaratı yapacak. Şimdi zaten paylaşacağım sizinle. Türk Exim Bank ithalatçının gereken istihbaratını yapar. Eğer
kabul edilebilir bir risk düzeyi varsa size ihracat bedelinin, poliçe bedelinin %90'ını öder. Yok kabul edilemez ölçülerde bir risk varsa sizden daha fazla bir risk birimi alıp ve der ki %90'ı ödemem de %85'ini öderim der. Aksi belirtilmediği sürece %90, aksi belirtiliyorsa artık ne belirtiyorsa %90 mı %80 mi ne kadar ödeyecekse bu poliçede yazar zaten. Risk tamamen Türk Exim Bank'tadır. Türk Exim Bank diyor ki ben ihracat kredisi sigortası yaptığımda risk tamamen bana aittir. Yani siz yeter ki ihracat kredisi sigortası yaptırın ve malınızı gönderin ve 360 gün yani kaç gün vade tanıyorsanız o vade sonunda paranız yurt dışından gelmediği takdirde gelin diyor bana ihracat kredisi sigorta poliçeniz zaten elinizde, ben size bunun %90'ı ödemeyi taahhüt ediyorum diyor. Türk Exim Bank öyle diyor, daha ne istiyorsunuz? Ve ayrıca Türk Exim Bank diyor ki bırakın diyor alacak sigortasını. Ayrıca diyor benim size tanzim ettiğim sigorta poliçesini siz ticari bankalara götürüp oraya dahil mürtehin Karabank yazdırıp onu Karabank'a teminata verirseniz karşılığında o poliçe tutarı kadar, garanti ettiğim poliçe tutarı kadar yani 100 bin dolar ihracatınız varsa aksi belirtilmediği sürece %90'ı ödeme garantisi varsa o zaman o poliçenin tutarı 90 bin dolar anlamındadır. 90 bin dolarlık karşı bankadan kredi alabilirsiniz der. O poliçeyi teminata verip karşına kredi alabilirsiniz. Siz ihracatçıların ticari bankalardan kredi kullanırken eğer ipotek veremiyorsanız ihracat vesaikini vereceksiniz. İhracat vesaikini verirken de bankalar ne yapacak? Burunlarını bükecek, bilmem ne yapacak falan filan. O ihracat vesaiklerinden daha başka sizden farklı teminatlar isteme yoluna gidecek. İşte siz ticari bankalara bağ gibi ihracat kredi sigorta poliçesini verdiğiniz zaman kaya gibi bir teminat. Bankalar buna asla karşı koyamaz. Ve bununla ilgili olarak siz ne yapıyorsunuz? İhracat kredi sigorta poliçesini ilgili bankalara veriyorsunuz. Karşılığında kredi kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak Türk Exim Bank ilgili bankalardan ne yapıyor? Protokol imzalamıştı. Bu protokol çerçevesinde 18 bankayla protokol imzalamıştır. Bu 18 banka bunlardır. Bu bankalara bu ihracat kredi sigorta poliçesini verdiğinizde karşılığında çok rahatlıkla kredi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İhracat kredi sigorta poliçesi işte bu şekildedir. Kısa vadeli ihracat kredi sigorta poliçe onayı der ve burada onay verdiği veya vermediğini de buraya yazar. Burada onay verilmediğine ilişkin bir not var. Ne diyor? Onay verilmemiştir diyor. Neden? Alıcının kredi değerinin uygun olmaması veya alıcı kaynaklı muhtemel ödeme probleminin öngörülmesi dolayısıyla bu ihracatçıya limit verilmemiştir der. Gelelim. İhracat kredi sigortasındaki amaç nedir? Amaç daima sizsiniz. Sizin rekabet gücünüzü arttırmak içindir. Bir, rekabet üstünlüğün sağlanması, gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış olanağının arttırılması, poliçeyin teminat gösterilerek bankalardan finansman sağlanması şeklinde sayılabilir. Demek ki siz uzun vadeli satış imkanını arttıracaksınız. Şimdi nerede mal bir tarafa, para bir tarafa dediniz? Ne oldu? İhtiyacı olan alır bu malı. İhtiyacı olmayan ne yapacaktır? Almayacaktır. Ama siz ne yaptınız? Malınızı verdiniz karşı tarafa. Hadi 2 ay vade dediniz ve karşı tarafı cezbettiniz. Hadi 3 ay vade dediniz ve 6 ay vade dediniz. Vadeyi uzattık sıra karşı tarafın cazibesini ne yaparsınız? Arttırırsınız. Yani malınıza olan ilgi artar. Ve dolayısıyla diyoruz ki neden ihracat kredi sigortası gereklidir? Hemen onu anlatayım. Vade ticari ilişkinin gelişimi için bir araçtır diyoruz. Vadeli satışlar en önemli ticari rekabet faktörlerinden bir tanesidir diyoruz. Ancak alıcılara ödemeleri için vade vermek ödememe riskini de beraber getirir. Yani 1 ay vade verdin, 2 ay vade verdin, 3 ay, 6 ay vade verdiniz. Ne kadar vade verirseniz bununla birlikte ödememe riskini de size birlikte karşınıza getirecektir diyoruz. Ne kadar vade o kadar paranızın batma riski vardır diyoruz. Ödememe sorunu şirket iflaslarında karşılaşılan en temel nedenlerden bir tanesidir diyoruz. 5 iflastan bir tanesi ithalatçının ödememe sorunundan kaynaklanmaktadır diyoruz. Ödememe durumuyla karşılaşmak
ihracatçı firmanın kar marjının daralmasına neden olur, müşteri kaybına ve dolayısıyla cironun azalmasına neden olur ve dolayısıyla sizin bilançolarda zarar yazmanıza da neden olacaktır. İhracat kredi sigortası yapan kuruluş, yani Türk Exim Bank, risk sigortacısıdır. Risk analizi ve risk takibi yoluyla önleme ve riskin izlenebilir ölçülerde takibini kılar ve alacak taahhüdü yapar, sizi alacak tahsilatı yapar, sizin adınıza yurt dışından parayı tahsil eder, tazminat öder diyoruz size. Ve alıcı enformasyon. Biz ihracat kredi sigortasını nasıl yapıyoruz? Hemen onu anlatayım size. İlk başta Türk Exim Bank'a gittiniz. Gaziantep'te var zaten. Türk Exim Bank'a gittiniz. Selamun aleyküm, aleyküm selam dediniz. İhracatı yapmadınız ama ithalatçınızın adı soyadı falan filan her şey belli. Dediniz ki ben bu ithalatçıya mal göndereceğim dediniz. Ama hala göndermedim dediniz. Ve Türk Exim Bank sizden o bilgileri alıyor, ne yapıyor? Tutuyor, alıcı enformasyonu ismi altında hemen yurt dışındaki haber toplama ajanslarına bu bilgileri geçiyor. Diyor ki yurt dışındaki Hamburg'daki Hans işte şu adresi şu bankalarla çalışır. Bununla ilgili şu bilgileri bana toplayın gönderin der. Alıcı enformasyonu sağlar. Alıcı enformasyonu Türk Exim Bank yurt dışından ajanslar aracıyla sağlıyor. Ve şöyle ki, Türk Exim Bank ihracat kredi sigortası işlemleri kapsamında alıcı riskinin değerlendirme ve limit tespiti aşamasında ihracat yapmak istediğiniz firmanın kredibilitesini belirlerken güvenilir ve hızlı rapor sağlayan uluslararası enformasyon kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bulunmaktadır dedik. Yurt dışındaki enformasyon ajanslarından şu bilgileri alır. Yurt dışındaki Hans'ın profil bilgileri, ortaklık yapısı, faaliyetleri, sektördeki yeri, mali yapısı, bankalarla olan ilişkileri, borç alacak ilişkileri, ticari moralitesi ve moralitesi ve kredibilitesini öğrenir ve direkt olarak bu bilgileri Türk Exim Bank'a aktarır. Türk Exim Bank'ta yurt dışı ve yurt dışı olmak üzere istihbarat ve mali tahlil departmanları vardır. İstihbarat ve mali tahlil departmanlarında bu alıcı enformasyon bilgileri analiz edilir raporla ve Türk Exim Bank der ki daha sonra bir rapor çıkartır. A sınıfı rapor dedi. Yani Hans pırıl pırıl bir müşteri. Dedi ki ben Hans'a 500 bin dolar limit veriyorum. ABC Dış Ticaret Firması, Gaziantep firmasına dedi ki, ey ABC Dış Ticaret Firması, Hans'a 500 bin dolarlık mal ihraç edebilirsin bir yılda ve her gönderdiğin ihracatı benden geçirmek durumundasın der. Eğer 500 bin dolar mal ihraç eder de ben de sana verdiğim limit çerçevesinde paranın herhangi biri vade yapmana rağmen vade sonunda para gelmediği takdirde ben sana bu parayı ödeyeceğimi garanti ediyorum. Ama 500 bin dolar limit veriyorum der. Bu limit 500 bin dolar farazidir. 500 bin de olabilir, 750 de olabilir veya 1 milyon dolar da olabilir. Yani Hans'ın kredibilitesinin İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüğü tarafından, Exim Bank tarafından belirlenmesine bağlıdır bu. Veya B sınıfı bir firma çıktı. Yani Hans'ın biraz yamuk tarafları çıktı. Dedi ki yok arkadaş ben Hans'a sadece 400 bin dolar limit veriyorum. Ve ABC Dış Ticaret Gaziantep firmasına dedi ki bak kardeşim dedi. Hans'ta böyle böyle biraz sıkıntılar görüyorum. Ben sadece 400 bin dolar limit veriyorum. 400 bin dolar limit çerçevesinde yapmış olduğun her ihracatın garantisi benim dedi. Sen 400 bin dolara kadar yapmış olduğun ihracatlara istediğin kadar vade tanıyabilirsin. Vade sonunda paran gelmediği takdirde gel kardeşim ben sana bu parayı ödüyorum der. Daha ne istiyorsunuz? Türk Exim Bank diyor ki Hans ödemesi ben ödeyeceğim. Tıpkı sizin arabanızı yaptığınız kasko gibi. Arabanızı kasko yaptırdınız Gaziantep'te geldi biri bam dedi vurdu arabanıza ne oldu? Arabanızda 60-70 bin dolarlık 60-70 bin liralık hasar var. Sigorta primi kaç lira ödediniz? Sadece 2 bin lira sigorta primi ödediniz 60 bin liralık hasar var. Ama sigorta şirketi pat diyor sizin arabanızın hasarını yaptırıyor. İşte bu da ona benzer. Alacağın kaskosu desem yeridir arkadaşlar. Yani daha iyi anlarız diye diyorum. Alacak sigortası. Yurt dışına paranız gelmediği takdirde Türk Exim Bank'ın yakasına yapışıyorsunuz. Ver paramı diyorsunuz. Türk Exim Bank ne yapıyor? Size belli bir süre istiyor sizden. 60 günlük kısa bir süre istiyor. Bu 60 günlük süre içerisinde yurt dışına Hans'la konuşuyor. Parasını alırsa alır almazsa tamam ya Hans diyor ben ne yapıyor? İhracatçı firmaya parasını ödüyor ve sizi Hans'la muhatap etmiyor.
gelelim. Alıcı limiti, az önce belirttiğim gibi. Alıcı limitini Türk Exim Bank belirlerken dediğim kriterler çerçevesinde alıcı firma hakkında temin edilen finansal veriler finansal analiz tekniği çerçevesinde incelenerek aşağıdaki kriterler öncelikle dikkate alınmak sürece alıcı limiti belirlenir. Bu limit belirlenirken ülkenin ekonomik ve finansal koşulları, sektör bilgileri, firmanın ticari geçmişi, firmanın sermaye yapısı, firmanın ölçeği, ödeme alışkanlığı, ticari bankalar ve haberleşme kurumuna alıcı firma ile ilgili olarak alınan referanslar. Az önce söylediğim gibi bunu da Türk Exim Bank sayfasından aldım, sizinle paylaşıyorum. Demek ki biz firmanın TCR'sini bunlarla öğrendikten sonra Türk Exim Bank ne yapıyor? Finansal analiz tekniğiyle bir alıcı limiti belirliyor. Nerede belirliyor? Türk Exim Bank bünyesinde İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüğü'nde bunlar sonuçlandırılıyor. Bir alıcı limiti belirleniyor. Bu alıcı limiti de Gaziantep'li ihracatçı kardeşime bildiriliyor ve ihracatçılar da ne yapıyor? Bu alıcı limiti çerçevesinde garanti kapsamında malını gönderiyor. Artık her gönderdiği mal bu alıcı limit çerçevesine garantilidir. Yani arabanızın kaskosu gibidir. Sigorta kapsamı dışındaki sevkiyatlar nedir? Her gönderdiğiniz mal sigorta kapsamı dışında değil. Türk Exim Bank diyor ki, ey ihracatçı, ben yurt içi teyitli akreditif menfaat ilişkisi, sıfır limit, bedelsiz ihracat, peşin satış, başka sigorta şirketlerinden sigorta, kapsam dışı ülkeler bulunduğu olduğunu paylaşacağım. Faktöring, transit ticari, prefinansman, talebe bağlı akreditif ve 1000 dolar altı ihracat yapmanız kaydıyla herhangi bir şekilde ben size prim ödemesi yapmam. Bunu da sigorta yapmam. Bunlar kapsam dışı sevkiyatlardır der. Bunun dışında kalan ihracatlarınız olması kaydıyla amenna başım üstünde yeriniz var der. Ve ülke kategorilerine göre Türk Exim Bank ne yapıyor? Birinci grup ülkeler diyor bunlarmış. Türk Exim Bank sayfasından aldım. İkinci sınıf ülkeler de bunlarmış. Üçüncü sınıf ülkeler de bunlarmış arkadaşlar. Kapsam dışı ülkeler de bakın Kuzey Kore, Kıbrıs Rum kesimi yani Güney Kıbrıs diyorum ve de Ermenistan. Bakın her şeyi anlatmış Türk Exim Bank. Yani kapsam dışı ülkeler bunlar. Üçüncü grup ülkeler bunlardır diyor. Ben bunlara fazla prim alırım. Bunlar da ikinci sınıf ülkeler diyor. Birinci sınıf ülkeleri zaten paylaştım sizinle. Kapsam dışı ülkeler Güney Kıbrıs, Ermenistan, Kuzey Kore. Geçici kapsam dışı ülkeler Irak, Libya, Suriye, Venezuela, Yemen, Güney Sudan diyoruz. Tabii bunlar günün koşullarına göre coğrafi ve de siyasal koşullara göre sürekli değişkenlik gösterir. Şimdilik bunlar yani bunların eksiltme veya artırma Türk Exim Bank yönetiminin Türk Exim Bank yetkisindedir diyoruz. Sigorta maliyetleri nedir? Şimdi ihracatçılar diyor ki ben ihracatçılar birliklerinde eğitim ver. Hocam ama sigorta maliyeti çok yüksek. Ya paranız gittiğinde o zaman çok mu ucuza mal edeceksiniz? Siz arabanızı sigorta ettirdiğinizde arabanız sigortalı oluyor her şeyden önce. Siz de ne yapacaksınız? İhracat bedelinin sigortasını yaptıracaksınız. Elbette Exim Bank taşın altına elini koyuyorsa siz de 3-5 kuruş Türk Exim Bank'a verin yani. Nedir Türk Exim Bank size alacağın sigortasını vermiş ve sigorta maliyetleri bir defaya mahsus olmak üzere gerçek kişiler adi ortaklığı kolektif ve komandit şirketler için 500 lira, anonim şirketler, limite şirketler için 750, sektöre dışı firmalar için 2000 lira bir defalık. Analiz ücreti yurt dışından bilgiler geldi. İstihbarat ve Mali Tahlil Müdürlüğü bunun analizini yaptı 140 lira. Ve ayrıca prim ödeme tablosundan da ne yapıyor? Güncel fiyat listesi çıkıyor. Size Türk Exim Bank fiyat çıkarıyor. Güncel fiyat listesi de bu şekildedir işte. Bunlar günün koşullarına göre sürekli değişiyor. Ben bunu yine Türk Exim Bank'tan aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sigorta maliyetini etkileyen faktörlere geldiğimizde şirketin faaliyet gösterdiği sektör. Örneğin elektronik eşyalar ihraç ediyorsanız bunun riski çoktur. Bunun maliyeti daha fazladır. Diyelim ki mermer bloğu gönderiyorsunuz veya demir gönderiyorsunuz veya kereste gönderiyorsunuz. Bunun primi daha azdır. Ve sigortalanabilir cironun büyüklüğü önemlidir. Ne kadar büyük ciro o kadar düşük sigorta primi. Sigortalının hasar deneyimleri. Yani ay geçmiyor bir hasar mı bildiriyorsunuz Türk Exim Bank'a? Şöyle düşünün arkadaşlar. Arabanızı kasko sigorta yaptırdınız. Bir yılda 10 kere hasar yaptınız. Bir yılda 10 kere arabanızı
kaza geçirdiniz ve bir dahaki sigorta, yani bir dahaki sene arabanızı aynı şirketten sigorta yaptırdığınızda ne yapacak sigorta şirketi? Hasarsızlık indirimi yerine bilakis ya kardeşim diyecek, sen 10 kere hasar yapmışsın bu arabada, 10 kere kaza yapmışsın, ben sana hasarsızlık indirimi vermeyeceğim gibi belki de sana maliyeti biraz daha yüksek söyleyeceğim der. Yani sigortalının hasar deneyimleri burada son derece önemlidir diyorum. Ayrıca hasarın gerçekleştiği ülkeler, hangi ülkelere malı gönderdiğinde paranın battı? Almanya'da mı, Fransa'da mı, İtalya'da mı, yoksa Cezayir, Fas, Tunus'ta mı? İşte bunlar önemlidir. Zaten bunu Exim Bank tespit ediyor. Türk Exim Bank şöyle bir tablo göndermiş. 100 bin dolar mal mukabili işlemde 120 gün vadeli sevkiyatlar için prim tutar diyor. Ülkeden ülkeye, ülkeleri kategoriye koymuş. A, B, C, D kategoriler diye. F kategori en riskli kategori. A kategori en düşük riskli. Almanya A kategori binde 3.9, 390 dolar primi var diyor. Birleşik Arap Emirlikleri B kategori 4.7, binde 4.7 primi var diyor. 470 dolar diyor. Bulgaristan C kategori 5.8 primi var. 580 dolar. Fas D kategori binde 7'dir diyor bu. 700 dolar. Kenya E kategori 8.4, 840 dolar. Kırgızistan en riskli ülkelerden biri F kategorisi binde 10.5 diyor ve 1050 dolar. Şimdi Almanya'ya 390 dolar aynı malı, Kırgızistan'a 1050 dolar diyor. Mersin'de çok saygı duyduğum bir dostum var. İhracatçıdır kendisi. Kırgızistan için bana şöyle derdi. Evlat derdi, Kırgızistan'a mal mı göndereceksin? Sakın ola ki vesayet mukabili yapmayacaksın. Malla birlikte sen gideceksin, paranı alacaksın, malı vereceksin diyor. Malı verdikten sonra, paranı aldıktan sonra arkana bakmadan çekip gideceksin diyor Kırgızistan'dan. Kırgızistan'ı öylesine bana anlattı, gözüm korktu. Gerçekten mi öyle? Gerçekten öyleymiş. Ya bakın, Türk Exim Bank da aynı şeyi diyor. Evet, Kırgızistan riskli ülkelerden bir tanesiymiş. İthalatçının finansmanı size dersin sonunda anlatacağım. Şöyle ki İthalatçının finansmanı 3. dersin sonunda vaktim kaldığında anlatacağım. Ve Türk Exim Bank'ın kredileri arasında şimdi ihracat kredi sigortasını anlattım size. Şöyle ki ihracat kredi sigortası alıcı limiti belirleniyor Türk Exim Bank tarafından ve bu limit çerçevesinde ihracatçılar diyor ki sen şu kadarlık ihracat yapabilirsin. Benim sana verdiğim limit çerçevesinde ihracat bedelin gelmezse ben sana ödeyeceğim diyor. Hatta ihracat kredi sigorta poliçesini de 18 bankanın herhangi birine götürüp oraya teminata verip karşına kredi de alabilirsin. Yani ihracat bedelini henüz gelmese de bankalardan o poliçeyi teminat gösterip kredi de alabilirsin der ve alacağını ben garanti ediyorum der. Uzun vadeli sana satış yapma imkanı da veriyorum der. Yani ihracatçına vade de tanıyabilirsin der. Her zaman ben arkandayım diyor. Her zaman ben arkandayım diyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Türk menşeli malların ihracatı kaydıyla Türk Exim Bank ihracat kredi sigortası yapıyor. Yoksa Çin malını getirdiniz, Türkiye'de depoladınız, Çin malını tekrar Türkiye'de gönderdiniz. Türk Exim Bank hayır kabul etmem der onu. Türk malı olması kaydıyla, Türk menşeli mal olması kaydıyla bunu da yurt dışına gönderdiğiniz takdirde amaç burada Türk ihraç mallarının yurt dışına gönderilmesinin desteklenmesi ve garanti altına alınmasıdır. Şimdi ihracat kredi sigortası böyleydi. Geldik Türk Exim Bank kaynaklı krediler, nakit krediler. Nakit krediler deyince aklımıza ihracat kredileri geldi. İhracat kredileri dediğimizde aklımıza ne gelecek? Sevk öncesi ihracat kredisi. Yani Türk Exim Bank'ın bankalar aracılığıyla kullandırdığı kredi. Hani dersin başında demiştim ya Türk Exim Bank kredi veriyor. Bir, doğrudan verdiği krediler. İki, bankalar aracılığıyla verdiği krediler. Şimdi bankalar aracılığıyla verdiği kredileri anlatacağım. Yani siz hangi bankayla çalışıyorsanız... Kamu, özel bankalar veya nedir katılım bankaları her neyse. Bunlara gittiniz, selamun aleyküm, aleyküm selam dediniz, ben dediniz. Türk Exim Bank kaynaklı sevk öncesi ihracat kredisi kullanmak istiyorum dediniz. Ve ne yapıyor? Onlar sizin müracaatınızı alıyor, değerlendiriyor. Türk Exim Bank'a geçiyor. Türk Exim Bank da bunu değerlendiriyor ve karşılığında ne yapıyor? Sizin çalıştığınız aracı banka üstünden krediyi size veriyor. Siz aslında Türk Exim Bank'a borçlu oluyorsunuz ama
Sizin borcunuzun takibini sizin aracı bankanız yapıyor. Çünkü niye? Aracı bankanız size kefil olmuş. Siz her türlü teminatınızı, her türlü işlemlerinizi, protokolünüzü aracı bankalarla yapacaksınız. Aracı bankalar bir nevi sizin elçiniz gibidir. Çöp çatanınız gibidir. Sizinle Türk Exim Bank arasında bir köprü adeta. Sizi, yani Türk Exim Bank'ın hizmetini direkt olarak size aktarıyor. Sizi Türk Exim Bank'la muhatap etmiyor ve siz bütün belgeleri Türk Exim Bank'a veriyorsunuz. Pardon, aracı bankaya veriyorsunuz ve aracı bank ne yapıyor? Türk Exim Bank'tan aldığı SEK öncesi ihracat kredisini, kısa adı SÖİK kredisi size kullandırıyor. Ama karşılığında ihracat yapacaksınız. İlk başta anlattığım sevk öncesi ihracat izni, yani ihracatın finansmanı, yani işletme sermayesi olarak siz ihracatın finansmanı amacıyla krediyi kullandınız, ham madde altınız, bunu ürün haline getirdiniz, yurt dışına ihraç ettiğiniz, karşılığında para geldi ve krediyi kapattınız. İşin Türkçesi böyledir arkadaşlar. Bu krediler Türk lirası veya döviz olarak banka aracıyla Türk Exim Bank tarafından firmalara kullandırılmaktadır dedik. Türk Exim Bank'ın ihracatçılara kredi desteğidir dedik ve Türk Exim Bank'ın ihracat kredileri değil, kısa vadeli krediler dedik. Buradaki amaç neymiş? Sevk öncesi işletme finansman ihtiyacının karşılanması içindir dedik. Kısa vadeli krediler olduğunu söyledim ve buna SÖİK dedik. Yani SÖİK, sevk öncesi ihracat kredisi. Artık SÖİK diye devam edeceğiz. Buradaki amaç ve kapsam neymiş? Az önce de söyledim. Amaç ve kapsam ihracatçıları ve ihracat için üretim yapan imalatçıları ve görünmeyen kalemler çerçevesinde ihracat haricinde Türkiye'ye döviz getiren diğer firmaları destekliyor. Bunlar neymiş? Amaç ve kapsam. Hemen ona bir bakalım sizinle. Türk Exim Bank'ın uygulama esasları Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mukim ihracatçıların, imalatçıların, serbest bölge kullanıcıların ihracat ve satış öncesi Türkiye'de mukim döviz kazandırıcı faaliyetlerinde bulunan firmaların hizmet öncesi finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla uygulamaya konulan Türk İhracat Kredi Bankası, yani Türk Exim Bank, sevk öncesi ihracat kredi programı kuruluşu şartlar takip usullerini düzenlemektedir diyor. Demek ki ihracattan önce, sevk öncesi, yani ihracatı sevk etmeden önce ihracatın finansmanı amacıyla Türk Exim Bank kaynaklı kredinin kullanılmasıymış bu. Özetle bunu söylüyoruz. Ve bu uygulama esasları kapsamında Türk Exim Bank yönetim kurulunca tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri bildirim ve tahsis komitesi kararına istinaden yürütülür diyoruz. Ve sevk öncesi ihracat kredileri, kısa adı SÖİK, bu kapsamda dışarı sermaye şirketleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik ihracatçı ve imalatçı vasfını koruyan firmalar ve ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan ve Türk Exim Bank'ta form ML'de belirtilen ve bu form ML şudur arkadaşlar. Bu listede yer alan Türk menşeli mallar ve ihracı yurt dışına yasaklanan mallar olmaması kaydıyla kesin yurt dışına ihracı kaydıyla Türk Exim Bank tarafından bu kredi kullandırılıyor. Demek ki bir, krediyi kullanacak olan firmalar ihracatçı, imalatçı ve görünmeyen kalemler çerçevesinde Türkiye'ye para getiren, döviz getiren firmalar olacakmış. Yurt dışına göndereceğiniz mallar, bunlar aşağı yukarı 20-30 sayfa, ben bir sayfasını aldım. Getip numaraları burada yazılı, Türk menşeli mallar olmak kaydıyla ve burada yazan ürünler olması kaydıyla bu malların kesin ihraç suretiyle yurt dışına gönderilmesi olacak. Bakın, yurt dışına gönderilmesi olacak diyorum. Şimdi zaten detaylarını paylaşacağım sizinle. Ve yurt dışına gönderdiğiniz parası yurt dışından geldi ve kesin ihraç kaydıyla malınızı sevk ettiniz. Gelen parayla ihracat döviz kredilerini kapatıyorsunuz. Türkiye'nin siyasi sınırları içerisinde kurulan serbest bölgelerde üretim veya alım-satım ruhsatı sahibi gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat çerçevesinde ihracı yasaklanan mallar dışında yurt dışına gönderilen mallarla ilgili yine form ML'de belirtilen mallar serbest bölgeden de yurt dışına mal gönderilebilir. Ama şöyle diyor, serbest bölgeden Türkiye'ye gönderilen mallar hariçtir diyor.
serbest bölgeden de Türkiye'ye mal gönderirsiniz. Serbest bölgeye göre ihracat yapmış olsanız da ama bunu Türk Exim Bank diyor ki olur mu canım diyor. Sen serbest bölgeden Türkiye'ye mal sattın. Olmaz diyor. Türkiye haricinde dünyanın her tarafına malı göndermen kaydıyla ben bunu ihracat kabul ederim der. Dahası vergi resim harç istisnası hakkında tebliğ çerçevesinde aşağı belirtilen döviz kazancı hizmetler karşılığında ihracat tarihi karşılığında sen bu krediyi kullanabilirsin der. Ayrıca turizm müesseseleri ve seyahat ajantalarının turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları. Demek ki turizm müesseseleri yurt dışına turizm hizmeti satıp karşına turizm gelirleri getirdiğinde. Örneğin yurt dışından bir turizm kafilesi geldi. Otel motel buna benzer turistik tesislerde kaldı. Oradan elde edilen gelirler. İhraç malları taşıyan uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalarda bozdurulması bu navlun dövizi oluyor. Bu döviz karşılığında yabancı uyruklara, diplomatik temsilciler ve mensuplar dahil turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşların ülkemizde bulundukları sürece bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşuna tahsil etmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri, demek ki hastane ve sağlık hizmetleri ne yapıyor? Turistlere ve bedeli yurt dışındaki sigorta şirketinin karşılanmak kaydıyla bir hizmet verdiğinde bu da Türk Exim Bank'ın SOYK kredisinden de yararlanabiliyor mu? Yani sadece ihracatçı olan mal ihracı değil, hizmet ihracı da yaptığınızda Türk Exim Bank'ı bu kredisinden yararlanabiliyorsunuz. Yurt dışına yönelik gerçekleşik, müteahhitlik, müşavirlik, yazılım, mühendislik hizmetleri gibi döviz kazanıcı hizmet projeleri, ayrıca bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım onarım hizmetleriyle yabancı bandırola gemi, uçak ve tırların bakım ve onarımı ve bunlar adına yapılan hizmetler dahildir diyor. Ayrıca yurt içinde yerleşik haber ajansları ile yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü ve sesli haber satışı veya dizi film satışı, örneğin ben açık oturumlarda Bilinmek TV'de falan izliyorum. Türk dizilerinin yurt dışına satışı baya çoğalmış ve Türkiye'ye ne yapıyor? Dizi film karşılığında bedeller geliyor. İşte ne oldu? Dizi film sattık, Türkiye'ye para geldi. İşte bu dizi film satmanızı da Türk Exim Bank ne yapıyor? Bir finansman kaynağı da görebiliyor. Ben size bu konuda da destek veririm diyor. Yeter ki haber sattın, Türkiye'ye döviz gelsin. Dizi film sattın, Türkiye'ye döviz gelsin. Şimdi ne yapıyor? Şimdi bizim sattığımız gibi, biz dizi film sattığımız gibi Hindistanlılar da, Brezilyalılar da bize dizi film satıyor. O zaman dizi film bize sattıklarında biz para ödüyoruz. Para bizden gidiyor. Ama biz dizi filmi sattığımız zaman kaldı ki farklı dizi filmleri yurt dışına satıyoruz. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan falan bizim dizi filmlerine bayılıyormuş duyduğuma göre bu Bloomberg TV'de bir yapımcıdan ben bunu işittim. Ne oldu? Dizi film ihraç ettik ve para geldi Türkiye'ye. İşte Türk Exim Bank diyor ki ey yapımcı ben senin yanındayım diyor. Sen dizi film ihraç et eğer dizi film ihraç et diye karşında TL karşında döviz gelsin diyor. Senin finansman ihtiyacını ben karşılarım diyor. Ve bunlar finanse edilmek amacıyla aracı bankalarca kredi tahsis edilir. Yani bu krediyi nereden tahsis ediyor? Bakın ben yukarı Türk Exim Bank'ın logosunu koymuşum. Türk Exim Bank'tan bu krediyi alıyorlar. Sözü kredi çerçevesinde size krediyi kullandırıyorlar. Kredi türleri, Türk Exim Bank kredi türleri şöyleymiş arkadaşlar. Sevk öncesi ihracat kredi programı altında kapsamları farklı türlerden krediler kullandırılır. Şöyle ki sevk öncesi ihracat kredisi TL döviz ve TL sövük şeklinde iki türlü kullandırılır. Yani ya TL kullanırsınız ya da döviz olarak ya döviz ya TL olarak kullanırsınız diye Türk Exim Bank söylüyor. Döviz kazanıcı hizmetleri ihraç eden firmalar mevduat bankaları ve kalkınma yatırım bankalarıyla TL veya döviz bazında kullandırılır der. TL cinsinden kredi hemen slaytımın ilerleyen safhalarında paylaşacağım. KOBİ vasfına ait firmalar TL krediyi kullanır. Diğer ticari firmalar veya kurumsal firmalar döviz kredisi kullanabilir der. Ve kredilendirmeyen ihracat şekillerine geldiğimde Türk Exim Bank diyor ki ben transit ticareti kredilendirmem. Neden?
Transit ticarette Türk menşeli mal yoktur diyor. Sen Çin'den aldın, Japonya'ya malı sattın ama Çin menşeli maldır diyor. Ben dolayısıyla bunu finanse edemem der. İthal edilmiş malın ihracı. Ben bunu finanse edemem. Takas veya bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticaret hükümler çerçevesinde yapılan ihracat, sizin Gaziantep yöresinde bu sınır ticaret çok oluyor, bilhassa Diyarbakır civarı falan. Gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracat ve serbest bölgeye yapılan ihracat Türkiye'den serbest bölgeye yapılan ihracatın serbest bölgeden de üçüncü ülkelere yapılan kısmı hariç diyor. Yani serbest bölgelere ihracat yaparsam ben bunu ihracat olarak saymam diyor. Ama serbest bölgeden de üçüncü ülkelere ihracat yaparsam bunu sayarım diyor. Şimdi hangilerini saymıyor onu anlatıyoruz burada. Ve serbest bölgeden Türkiye'ye yapılan ihracat için bu SOÜK kredisi asla kullandırılmaz diyor. Demek ki SOÜK'lerin hangi hallerde kullandırılmadığını anlattıktan sonra şimdi SOÜK sevk öncesi ihracat kredisini bize anlatıyor. Sevk öncesi ihracat kredisi ben hemen size klasik olarak şöyle anlatayım. Çalıştığınız bankaya başvuruyorsunuz. Hangi bankayla çalışıyorsunuz? Karabank, Akbank bilmem ne bankası. Başvuruyorsunuz. Ben diyorsunuz ki ihracatçı firmayım, ihracat yaparım. İhracatın finansmanı amacıyla Türk Exim Bank kaynaklı kredi kullanmak istiyorum diyorsunuz. Müracaat ediyorsunuz. Bu müracaat ettiğinizde Türk Exim Bank sayfasında, SOÜK sayfasında yer alan aşağı yukarı 15 tane kadar elektronik formlar var. O formları dolduruyorsunuz. Bu formlar aracıyla aracı bankaya başvuruyorsunuz. Aracı bankalar ne yapıyor? Bu başvuruyu kendi bünyesinde değerlendiriyor. Armuda saplı üzüme çöplü diyor. Yani kredi değerliğinize göre buna kredi veririz veya vermeyiz. Sanki kendi bünyesinden kredi veriyor gibi ne yapıyor? Negatif risk kaydınız varsa, yani daha önceden kredi kullanmış, bunu ödememişseniz, gecikmeye düşmüşseniz, kredi taksitlerini ödememişseniz veya bir protestolu senediniz varsa veya Exim Bank'tan kredi kullanıp da taahhüdünü ödememiş olmanız haliyle bunlar şeydir, negatif risk kaydıdır. İşte bunlar olduğu takdirde bankalar sizi ne yapıyor? Eliyor. Yani hayır diyor, ben buna kredi veremem diyor, aracı da olmam diyor. Ve bunun haricinde kalan, yani saf demiş sütten çıkmış ak kaşık Gaziantep'li firmalar olduğu takdirde bankalar bu firmaların müracaatlarını alıyor, Türk Exim Bank'a iletiyor. Ve Türk Exim Bank'ta ne yapıyor? Tutuyor kredi komitesinde bu kredi başvurusu inceleniyor. Uygun bulunursa, ki uygun bulunma kriterlerini şimdi paylaşacağım sizinle. Yani şimdi paylaşacağım dediğim şeyden sonra bir ara vereceğim şimdi. Aradan sonra paylaşacağım. Uygun bulunursa kredi tahsil ediliyor. Tabii uygun bulunma koşulları farklıdır. Onu paylaşacağım arkadaşlar. Yoksa bir cümleyle uygun bulunursa demek ki gerçekten Exim Bank inkar etmek demektir. Kredi tahsil edilir. Kredi tahsis edilir. Kredi tahsis edilen kredi tutarı EFT yoluyla ticari bankanın EFT hesaplarına aktarılır. Ticari aracı bankanın EFT hesaplarına gelen para aracı banka üstünden firmanın hesabına aktarılır. Ve firma bu krediyi kullanmış olur. Artık kredi vadesi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl her neyse. Kredinin vade sonunda ne yapıyor? Firma kredinin taksitlerini aracı bankaya ödüyor. Aracı banka ne yapıyor? Kredi taksitlerini Türk Exim Bank'a ödüyor. Daha sonra firma kredi kapsamında doğan ihracat taahhüdünü aracı banka nezdinde de kapatıyor. Bu Exim Bank'tan aldığım çok 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 basit bir şeydir. Bir müracaattır. Ve hemen bir 4 dakikalık daha size şunu anlatacağım. SOÜK'ün kredilendirme oranı FOB'un %100'üdür. Demek ki kıstaran hisse. Ben bunu şunu şöyle anlatıyorum. Merkez Bankası'nın M1 sayılı genelgesinden cımbızlamışlar. FOB ihracat kredilendirilir diyor orada ve Exim Bank aynen buraya koymuş. Yani FOB ihracatları ben kredilendiriyorum diyor. Eğer kosfret olsa sadece FOB'unu kredilendiririm diyor ve navlum kısmını, sigorta kısmını kredilendirmem diyor. SOÜK'in başvurusu nasıl olacak? Hemen şöyle diyor. SOÜK başvurusunu firmalar direkt olarak aracı bankalara yapacaklar. Az önce Exim Bank'ın sayfasından da anlattım size.
Ve firmalar başvurusunu ticari bankalara yapacak. Ticari bankalar ne yapacak? Kredi değerlendirmesi çerçevesinde negatif risk kaydı bulunmayan firmaların kredi taleplerini alacak. Negatif risk kaydı tespit edilen firmaların kredi taleplerini iade edecekler firmaya ve artık müracaat edilmemiş sayılır. Ve olumlu firmalar olduğu takdirde kredi değerliliği olan firma teminat verebilecek ve herhangi bir negatif risk kaydı olmayan firmaların müracaatları direkt olarak Türk Exim Bank'a aracı banka üstünden yönlendirilir. Türk Exim Bank da bunu kendi şartları çerçevesinde, kendi koşulları çerçevesinde bunu değerlendirir. Kendi koşullar çerçevesindedir ne değildir? Hemen bir ara verdikten sonra bunu paylaşacağım. Orada önemli hususlar da var. Ne yapıyor? Kredi değerliliği olan firmalara krediyi çıkartıyor. Aracı banka üstünden krediyi firmanın hesabına aktarıyor. Firma krediyi aldığı an itibariyle artık kredinin süresi de başlamış oluyor. Kredi 6 ay mı, 1 yıl mı, 2 yıl mı, 2 yılın sonunda, 1 yılın sonunda veya 6 ayın sonunda firma ne yapacak? Kredinin taksitlerini aracı bankaya ödeyecek. Firma her halükarda muhatap olarak kendi bankasını görecek. Firmanın muhatabı Türk Exim Bank değildir. Ama Türk Exim Bank kaynağından kredi alınıyor, aracı banka üstünden firmaya para aktarılıyor. Aracı banka firma ile Türk Exim Bank arasında bir köprü kuruluşudur. Ve her türlü sorumluluk, her türlü teminat aracı banka üzerindendir. Yani taksitlerin geri ödenmesi, teminatın alınması, taahhüdün takibi aracı bankaların üzerindedir diyorum. Ve kredi değerlendirmesine geldiğimde ben bir ara vereceğim arkadaşlar. Saat 16'da 6 dakika sonra sizinle tekrar birlikte olacağız. Saat 16'da. Ara. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Değerli katılımcılar, şimdi Tuğba arkadaşımız bir değerlendirme anketi gönderecek chat ekranına. Lütfen bu 6 dakikalık molada onu doldurun. Aynı zamanda da aramıza yeni katılan kişiler için de 8 Temmuz'da İlber Ortaylı ile birlikte gerçekleştireceğimiz webinarında duyurusunu ve kayıt linkini tekrardan chat ekranına gönderiyoruz. 6 dakika sonra saat başında görüşmek üzere.
Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, değerli katılımcılar, şu an son aramızı da yapmış bulunmaktayız. Chat ekranında hem anketimiz hem de 8 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz İlber Ortaylı etkinliğimiz var. Sorularınızı eğitimin sonunda hocamıza ileteceğiz. O yüzden sorularınız varsa bana yazabilirsiniz chatten. Su kısmından beni seçip. Devam edebiliriz hocam. Peki, yeniden mi ekran paylaşımı yapacağım? Evet, ben durdurmuştum müzik paylaşımı için. Şu an siz tekrar paylaşabilirsiniz. Evet. Evet, herhangi bir soru. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi Söğüt Kredisi'ni nasıl Türkiye Exim Bank değerlendiriyor? Aracı bankalar kendi ölçülerine göre değerlendirmeyi yaptıktan sonra müracaatları, olumlu olan müracaatları Türk Exim Bank'a gönderiyorlar. Türk Exim Bank da ne yapıyor? Kendine göre bir müracaatı değerlendirme yoluna gidiyorlar. Ve Türk Exim Bank yapılan müracaatları değerlendirir dedim. Firmanın negatif risk kaydı olup olmadığına onlar da bakar. Ayrıca taahhütlerini yerine getirip getirmediğine onlar da bakıyor Türk Exim Bank. Yani Türk Exim Bank'tan kullanmış olduğu kredilerde ihracat taahhütlerini aksatan veya taksitlerini aksatan veya herhangi bir şekilde ana para ve masrafları ödemeyen firmalar var mı yok mu? Yani Exim Bank'ı üzen firmalar var mı yok mu, ona bir bakıyor. Ayrıca teminat kısmında ne var? Aracı bankalar var. Aracı bankalarla zaten teminatı aracı bankalarla yapıyor. Firmanın limit uygunluğuna bakıyor. Şimdi firmanın limit uygunluğunun ne olduğunu paylaşacağım sizinle. Ve yurt dışındaki ithalatçı ile yaptığı alım-satım sözleşmesine bakıyor. Yani ABC Dışişler Firması, Gaziantep Firması müracaatını yaptı. Exim Bank'a gitti müracaat. Exim Bank'tan kredi verecek de diyor ki ben bu krediyi verdiğim zaman bu ABC Dışişler Firması'na yurt dışında kime mal satacak? Ben onu görmek istiyorum der. Yani alım-satım sözleşmesini görmek istiyorum der. Ve Türk Exim Bank'tan kullandığı kredilerin taksit tahsilatının herhangi bir aksaklık olup olmadığına bakar ve bunlar değerlendirme kriterleri arasındadır diyoruz. Türk Exim Bank'ın limitlerine bir bakalım. Türk Exim Bank ne yapıyor? Tutuyor, limit vermiştir. Bankalara bir limit vermiştir, firmalara bir limit vermiştir. Bankalara olan limiti Türk Exim Bank Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor ve her bankaya ayrı ayrı bildiriliyor bu. Yani senin şu kadar kredi limitin var. Sen bu kredi limiti çerçevesinde firmalara bu Söğüt kredisini dağıtabilirsin der. Yani bankanın limiti dolduğu zaman firmanın limiti olsa dahi bu kredinin kullanılması mümkün değildir. Hem banka limitinin uygun olması gerekir hem de firma limitinin uygun olması gerekir. Banka limiti Türk Exim Bank tarafından belirleniyor. Tabii bir firma bankaya müracaat ettiği zaman aracı bankaya, bu banka ne yapacak? Kendi limitinin de uygun olması kaydıyla bu firmanın müracaatını ne yapacak? Bu limit çerçevesinde Türk Exim Bank'a gönderecek. Türk Exim Bank bir, önce banka limitine bakıyor. İki, az önce saydığım firmanın risk durumuna bakıyor. Üç, firmanın kendi limitine bakıyor. Genel Türk Exim Bank her firmaya kafadan 25 milyon dolar limit vermiş. Ancak sakın yanlış anlamayın. Bu 25 milyon dolar çantada keklik değil, teminata bağlıdır. Genel müdürlük diyor ki, Türk Exim Bank Genel Müdürü, firmalara ben 25 milyon dolar limit vermişim. Bu limiti artırmak, eksiltmek veya tamamen iptal etmek benim yetkimdedir der. Benim yetkimdedir der. Yani firmaya 25 verdim, bunu 5 bin dolara da indirmek benim yetkimdedir. 25'i daha da arttırmak benim yetkimdedir der. Dolayısıyla firma müracaat ettiği zaman bu teminata bağlı limitinin uygun olup olmadığı da önemli. Örneğin firma 25 milyon dolarlık limiti tepeleme götürmüş ama daha fazla kredi kullanacak bilançosu uygun değil. Yani kredi değerliği yok. Ve ne oldu? Türk Exim Bank istihbarat ve mali tahlil çalışmasına baktı. Firmanın firmaya daha fazla limit verilmesinin uygun olmadığını gördü ve 25 milyon dolar da bıraktı. Zaten firmanın kullandığı krediler de 25 milyon. Firma ne yaptı? 5 milyon daha kullanayım dedi. Direkt Exim Bank'tan geri dönüyor bu. Çünkü ne diyor? Sen firma limitin dolu diyor. Bu yüzden kullanamazsın der. Veya firma limiti uygundur, banka limiti uygun değildir. Ne oldu? Yine red yedi.
Firma bu krediyi kullanabilmesi için bir, firma limitinin uygun olması gerek. İki, banka limitinin uygun olması gerek. Üç, firmanın kredi kullanmada negatif risk kaydının da olmaması gerekir diye söylüyorum sizinle. Banka limiti şöyle ki, Türk Exim Bank Yönetim Kurulu tarafından krediyi aracılık eden bankalara TL krediler için TL bazında, döviz kredi için ABD doları bazında nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri tahsis edilir ve bankalara bu bildirilir ve bankalar bu limitleri çerçevesinde bu krediyi ne yaparlar? Firmalara kullandırırlar. Firma limiti ise sevk öncesi ihracat kredi programı kapsamında bir firmaya kullandırılan TL ile Türk lirası veya döviz kredilerin ana para bakiyenin 25 milyon ABD dolarını geçemezler. Türk Exim Bank'ın firmalara kullandırdığı krediler. Yani 25 milyon ABD dolarını geçemezler. Ancak firmanın kredibilitesi fazlaysa veya bilançosundan kredibilitesinin çok fazla olduğu anlaşılıyorsa bu kredi limitini arttırmak veya eksiltmek, ilk başta söylediğim, bir daha söylüyorum, Türk Exim Bank'ın yetkisindedir diyoruz. Firma limitini şöyle devam ediyorum. Söğüt katılım, Türk lirası yani söğüt katılım bankaları aracıyla kullandırılan döviz kredileri 15 milyon dolar. Yani katılım bankaları üstünden kredi kullanırsanız orada limitiniz 15 milyon dolardır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden kredi kullanırsanız bu limit 5 milyon Türk lirasıdır. Firma limitini de kategorize etmiş. Katılım bankaları üstünden kullanırsanız diyor 15 milyon ABD doları, Kuzey Kıbrıs'taki bir banka üstünden kullanırsanız ve Kuzey Kıbrıs menşeli firma olmanız kaydıyla sadece 5 milyon liradır der. Ve firmanın kredinin miktarını, kullandırılacak döviz cinsini, kullandırılacak kredinin döviz cinsini, vadesini, faiz oranını, limitini arttırmak, azaltmak veya tamamen iptal etmek Türk Exim Bank'ın yetkisindedir. Az önce de öyle söyledim. Yani hiç kimse 25 milyon dolar çantada keklik olarak düşünmesin. Her şey teminata ve sizin bilanço yeterliliğinize bağlıdır. Türk Exim Bank zaten bunun istihbaratını iyiden iyiye yapıyor. Ve bu değerlendirmeden sonra başvurusu, SOİK başvurusu sonrası kredibilitesi uygun bulunan firmalara Türk Exim Bank aracı banka üzerinden krediyi firmalara aktarır. Katılım bankaları dışında konvansiyonel bankalar, yani ticari banka, katılım bankaları kar payı üzerinden, yani faizsiz bankacılığı kastediyorum. Katılım bankaları dışındaki yatırım bankaları ve mevduat bankaları ve ticari bankalarını kastediyorum. Katılım bankaları dışında konvansiyonel aracı bankalar firma hesabına bu krediyi aynı iş günü krediyi geçerler. Yani Exim Bank ne yapar? EFT yoluyla bu parayı katılım bankaları dışındaki bankaların hesaplarına aktarırlar. Bankalar da aynı iş günü firmanın hesabına aktarır. Demek ki katılım bankaları dışındaki bankalar krediyi Exim Bank'tan aldıkları takdirde aynı gün firma hesabına aktarırlar ve firma hesabına aktardıklarını da Türk Exim Bank'a bildirirler, rapor eder. Ben bu krediyi firmanın hesabına aktarırdım der ve ayrıca Türk Exim Bank bir de krediyi kullanan firmadan da bilgi ister. Ey ABC dış ticaret firması, sen bu krediyi kullandın mı kardeşim? Kullandım. Ayın kaçında kullandın? Ayın 17'si. Bankalar da ayın 17'sinde ben bu parayı verdim diyorsa ortada sorun yoktur. O zaman devam edelim. Katılım bankalar firma hesabına ilk 5 iş günü içinde krediyi aktarırlar. Ha, demek ki o faizsiz bankacılık dediğimiz katılım bankaları bu krediyi Exim Bank'tan aldıklarında 5 iş günü içinde bu parayı firma hesabına aktarırlar. Onlar niye? Mal alıp sattığından dolayı fatura kesmeleri uzun sürüyor ve bundan dolayı murabaha yaptıklarından dolayı katılım bankaları aynı gün değil 5 iş günü içinde bu krediyi aktarıyorlar. Ben neden 5 iş günü bir tolerans geçiyorlar katılım bankalarına, bunu da anlatmış olayım size. Dahası SOİK, aracı bankalar krediyi firmanın hesabına geçtikleri tarih Türk Exim Bank'a mutlaka yazılı olarak teyit ederler. Ve kredinin vade başlangıcı. Arkadaşlar, siz bir bankadan kredi aldığınızda kredi hangi tarihte başlar? Krediyi aldığınız an itibariyle kredinin vadesi başlamış demektir. Kredinin firmanın hesabına geçtiği gün kredinin vade başıdır diyoruz. Kredinin vadesi Exim Bank'tan aldığım kredinin vadesi SOİK kredisi TL kredilerde 360 gün. Bakın SOİK, sevk öncesi ihracat riski TL kredilerde 360 gün ve de
Döviz kredilerinde 720 gün. Döviz kredilerinde 720 gün. O zaman döviz kredilerine daha uzun vade, TL kredilerine daha kısa vade. TL için 360, döviz krediler için 720 gün. TL kredileri sadece kobi basmına haiz firmalar kullanır diyoruz. Söğüt'ün geri ödemesi. Siz normal bir ticari bankanın kendi kaynağından kullandığı, yani Exim Bank kaynaklı olmayıp kendi kaynağından mı kredi olduğu zaman ne yapacaksınız? Her 3 ayın sonunda, Mart sonunda, Haziran sonunda, Eylül sonunda, Aralık sonunda kredi taksitleri veya faizini bankaya ödemek durumundasın. Devrevi faizler diyoruz. Ama Exim Bank öyle değil. Exim Bank dünyaya entegre olmuş. Dünyada kredi taksitleri veya faiz tahsilatı 6'şar aylık dönemlerde olur. Kredinin geri ödemesi 6'şar aylık taksitlerde olur. Eğer kredinin vadesi 6 aydan daha kısa süre ise bir taksit. 120 gün veya 180 günse, 180 gün 6 ay demektir. 120 gün veya 180 günse kredinin geri ödemesi bir taksit olaraktır. Yani ana para ve faizlerle vade sonunda bir taksit olarak. Eğer 360 gün vadeli ise iki tane 180 gün vardır. 180 gün birinci taksit, 360 gün ikinci taksit olmak üzere ana para ve faizlerle iki taksit olmak üzere geri ödenir. 180 ve 360 günlere tekabül eden iki taksit halinde ödenir. 540 gün vadeli olduğunda, 1,5 yıl vadeli olduğunda 180, 360 ve 540. günlere tekabül ödeme, o dönemlere tekabül eden ana para ve faizlerle birlikte aracı bankalara ödeyeceksiniz. Aracı bankalar da ne yapacak? Gidecek Türk Exim Bank'a ödeyecek. Tabii nedir? 720 gün vadeli olduğunda artık kredi tamamen tahsil edilecek ve Türk Exim Bank'a vereceksiniz. Türk Exim Bank'a yatırılmak üzere aracı bankalara vereceksiniz. Aracı bankalar da ne yapacak? Türk Exim Bank'a sizin adınıza yatıracak. Dedik ya, bu ana para faiz sizin borcunuzun bir kısmı, bir de taahhüdü vardır. Taahhüt, yani ihracat yaptığınıza dair ihracat belgelerinin, yani gümrük beyanatının bankaya ibrazı. Siz Exim Bank yerine aracı bankaya ibraz edeceksiniz. Aracı banka sizin adınıza, Türk Exim Bank'a elektronik ortamda sizin yapmış olduğunuz ihracatlara gümrük beyannamenin tarih numaralarını göndererek taahhüdü kapanmıştır veya kapanmamıştır diyecek. Tabii Allah korusun, kapanmamıştır denildiği zaman o zaman iş çok kötü olur. Biz kapanmış olarak düşünelim. Söğüt'ün taahhüdü. FOB ihracatlarla kapattılar. Yani FOB ihracatlar derken 100 bin dolarlık bir kredi aldınız, yapmış olduğunuz FOB ihracatlarla kapatılması gerekir. 100 bin dolara ana para 100 bin dolar, faiz ve masraflarda 3 bin dolar ekleyin. 103 bin dolar olarak döviz kredisi. Siz ihracat gümrük beyannamelerini getiriyor olmanız gerekir. Taahhüt süresi 24 aydır, ancak siz ihracat taahhüdünü gerçekleştiremediniz bu yasal süre içerisinde. Ek süre istediniz. Bankalarda ne yapıyor? Türk Exim Bank'ın bu M1 sayılı genelgesinden yine cımbızlanmış bir tebliğ bu. 24 aylık süre içinde taahhüdün %50'sini tamamlayanlara ne yapıyorlar? İlave 6 aylık ek bir süre daha verilerek 30 aylık bir süreyi ihracatçılara verebiliyorlar. Yani bankalar kendi bünyesinden kredi kullandırdığı zaman yine 30 aylık ek süreyi verebiliyor. Yani 6 aylık ek süreyi verip toplamda 30 aylık bir taahhüt süresini verebiliyorlar. Türk Exim Bank da aynı tebliğden yararlanıyor. Size 6 aylık ek süreyi verebiliyor. Ama hangi şartla? 24 aylık süre içerisinde siz taahhüdün %50'sini yerine getirmiş olmanız kaydıyla. Ve unutmayınız diyoruz. Önemlidir. İstisnalar. Hani vergi fon istisnası var ya, KKDV ve BSM ve istisnası, bunlar sadece 24 aylık yasal süre için geçerlidir. 24 ayı 6 ay ek süre alarak 30 aya çıkarttığınız takdirde 30 aylık sürede, 30 aylık süreye tekabül eden o 6 aylık sürede vergi istisnaları uygulanmaz. Yani yasal süre için uygulanır ve ilave 6 aylık ek süre verildiğinde 24 aya ilaveten istisna alınmaz. Bankalar orada herhangi bir masraf aldığında 100 dolar hemen %5 BSMV'sini almak durumundadır. Eğer taahhüt açığı olursa, şimdi iki türlü taahhüt açığı olacak arkadaşlar, hemen sizinle onu paylaşayım. İhracat taahhüdüne ait yüklemelerin sona erdiğini aracı bankalarca beyan edilmesine rağmen, ihracat taahhüdünü ve yükümlülüklerine ilgili mevzuata belirtilen süre ve şartlar içerisinde
kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemiş olduğunu tahakkuk kapama aşamasına tespit edilmesi halinde. İşin Türkçesi şudur. İhracatınızı kısmen veya tamamen gerçekleştiremediğiniz aracı bankalarla anlaşılması halinde, yani taahhüt açığı var olması halinde demeye getiriyor. Kredi taahhüdün gerçekleşmeyen kısmına tekabül eden oran üzerinden varsa kredi için daha önce istisnaya tabi tutulan, yani sizden alınmamış KKDF ve BSM ve vergi ve masraf komisyonlarla ilgili her şey ilgili mevzuata göre cezalı olarak tahsil edilir. Cezalı olarak. Yani amme alacakları kanun hükmü çerçevesinde siz 30 ay, şimdi ek süreyi de aldınız, 30 ay, 30 aylık sürede siz ne yaptınız? 100 bin dolar kredi kullandınız. 100 bin dolar kredinin 60 bin dolarını gerçekleştirdiniz taahhüdün, ama 40 bin dolar taahhüdü açınız kaldı. İşte açık kalan taahhüt için ben söylüyorum bunu. Ayrıca kredi için daha önce bir, vergi cezasını ödeyeceksiniz. Ayrıca kredi için daha önce tahsil edilen faiz tutarı kadar bir ceza daha tahsil edecek. Diyelim ki taahhüt açınız 40 bin dolar. 40 bin dolara siz ne kadar faiz ödemiştiniz? 2000 dolar. 2000 dolar daha ceza ödeyeceksiniz. Yani ödediğiniz faizin %100 fazlası. Biraz acımasız değil mi? Acımasız. Özetle diyoruz ki gerçekleştirilemeyen taahhüt kısmına tekabül edin, istisna edilen vergi ve fonlar ile hesaplanacak faizin 2 katı. %100 fazlası. Bu böyle arkadaşlar. Acımasız mı? Evet, acımasız. Yani ne yapalım? Piyasa koşulları böyle. Ama her şey böyle olmuyor işte, gördüğünüz gibi. 24.3.2021 tarihinden sonra, 24 Mart'tan sonra kredi kullandırılacak kredilerde ve gene Exim Bank'ın olur yazısı var burada. 24.3.2021 tarihi 21 sayılı Türk Exim Bank Genel Müdürlük Makamı'nın olur yazısına istinaden 24.3.2021 tarihine itibaren kullandırılan krediler için durum böyle değil. Durum hani daha önceki 24.3, yani şu sayfayı geri alıyorum. Şu tarihten önce kullandırılan kredilere %100 ödediğiniz faizin %100 fazlasını Exim Bank'a ceza olarak ödüyorsunuz. Yani açık kalan kısım ne? 40 bin dolar. 40 bin dolara siz 2 bin dolar faiz ödemiştiniz. 2 bin dolar daha, yani ödediğiniz faizin %100'ünü ödüyordunuz. Ama şu tarihten sonra, 24.3.2021 tarihinden sonra eğer kredi kullanmışsanız, siz sadece geç kalan tutara ödediğiniz faizin %20'si kadar. Diyelim ki siz 40 bin dolara 2 bin dolar faiz ödediniz. Bunun %20'si, 2 bin doların %20'si kadar faiz ödeyeceksiniz ve iş bitecek. Tabi BSMV'siyle birlikte iş bitecek. Yani nerede %100, nerede %20? Yani böyle bir iyileştirme yoluna gitti Türk Exim Bank, sağ olsun. Yani zaten millet pandemi döneminde yiyecek ekmeğe muhtaç oldu, piyasalarını kaybetti ve Türk Exim Bank da üzerine düşeni yaptı. Kredi taahhüdün gerçekleştirmeyen kısmına tekabül eden oran üzerinden varsa kredi için daha önce istisna edilen vergi, masraf, komisyon gibi tutarlarla ilgili mevzuata göre cezalı olarak tahsil edilir diyoruz. Yürürlük tarihi 24.3.2021. Yani bunu söyleyeyim. 24.3.2021'den sonra kullandığınız kredilerde sadece ceza oranı %20. Ondan daha önce kullandığınız krediler gecikmeye falan filan uğramışsa, taahhüdünüzü yerine getiremiyorsanız orada cezanız %100. Acımasız. Gerçekten acımasız. Taahhüt miktarına geldiğimizde, bu gerçekleştirmeyen taahhüt. Taahhüt miktarına geldiğimizde şöyle diyor. 1 yıllık kredilerde 1 kat taahhüt, 1,5 yıllık kredilerde 1 kat, 2 yıllık kredilerde 1,5 kat taahhüt. Zaten sözlü kredileri 2 yıl ödeme, 2 yıllıktı. Öbürleri artık bizi ilgilendirmiyor ama Exim Bank'tan aldım, sizinle paylaşıyorum. Türk Exim Bank'ın maksimum kullandırdığı sözlü kredisi 2 yıl olduğuna göre 2 yıllık kredilerde 1,5 kat taahhüt. Yani Türk Exim Bank diyor ki, kim benim paramı daha fazla bloke ederse, yani alır kredimi 2 yıl boyunca geri ödemezse, o zaman taahhüt borcu da daha fazla olur der. 2 yıllık krediler olduğu takdirde 1,5 kat taahhüt üstlenir. 100 bin dolar kredi aldığında 150 bin dolar ana para, faiz ve masraflar olmak üzere 165 bin dolar ben taahhüt isterim der. Şimdi millet zaten 100 bin doları ödeyemiyor. 2 yıl vade sonunda 165 bin dolar taahhüt borcu olduğunda, ancak 24.3.2021 tarihinden sonra kullandırılan kredilerdeki taahhüt miktarı sadece 100 bin dolara 100 bin dolar
Yani birebir 100 bin dolar kredi kullandıysan 100 bin dolar artı ana para ve faiz masraflar kadar. 100 bin dolara 100 bin dolar taahhüt gerçekleştiriyorsunuz. Faizi de 3 bin dolar, masrafı da 500 dolar, 103.500 dolar. Nerede %100 fazlası, nerede bu? Yani ne oldu? Ben slide'ı geri aldığımda demek ki 24-2021 tarihinden sonra Exim Bank gerçekten bir iyileştirmeye gitti ve bu iyileştirme çerçevesinde diyor ki sadece ana para ve ana para, faiz ve masraflar kadar bana taahhüt olsun, ben buna razıyım der. Türk lirası kredilerde faiz ve masrafı ben taahhüde dahil etmiyorum der. 100 bin lira Türk lirası kullandıysa 100 bin lira da ana para karşılığı krediyi ödesin, başka bir şey istemem der. Yürürlük tarihi 24-3-2021 olduğunu zaten söyledim. Söğüt'ün teminatı ne olacak? Şimdi Türk Exim Bank diyor ki vallahi beni ilgilendirmez der, ben bankaları bilirim der. Bankalar benim kefilimdir der. Ben firmayı hiç muhatap almam der. Bankalarla benim aramda bir protokol imzaladık der. Cari hesap sözleşmesi. Yani bankalar firmalardan bu kredi taksitlerini alsın veya almasın. Alsa da almasa da bana bu taksitlerini zamanında ödeyeceğine dair ne yapıyor? Bankalar benimle sözleşme yaptı. O zaman bankalar ne yapacak? Firmadan ne alacağını kendiler hesap etsin der. Demek ki Türk Exim Bank bankaları kefil olarak görüyor. Bankalarda siz ihracatçılardan artık ne alacaksa ona bakalım. Türk Exim Bank aracı bankaları garantör olarak kabul etmektedir. Evet, yani firmaları muhatap almıyor. Türk Exim Bank aracı bankaları garantör olarak kabul ederek aracı bankalarla bu yönde bir protokol yapmıştır. Yani aracı bankalar ve kredi geri ödemesine geldiğimizde aracı bankalar firmanın krediyi geri ödeyip ödemediğine bakmaksızın krediyi vadesine kapatmaya peşinen kabul ve taahhüt eder diyor. Demek ki aracı bankalar Türk Exim Bank'a ne yapıyor? Tutuyor, bir taahhütname veriyor. Ben firmadan bu parayı geri alayım veya almayayım, bu parayı size zamanında geri ödeyeceğime ben taahhüt ediyorum diyor. Kim diyor? Aracı bankalar. O zaman aracı bankalar firma adına bu Exim Bank'a taahhüt veriyorsa, o zaman aracı bankaların bu firmalarla sağlam bir teminat ilişkisi olması gerekir. Onların da ne olduğuna bakacağız şimdi. Ya özetle bankalar firmalara kefil olur diyoruz. Şimdi Türk Exim Bank teminat olarak aracı bankalarla bir sözleşme yapmış, o sözleşmeyi esas almış. Peki firmaların bankalara vereceği teminat ne? Hemen bakalım. Bir, banka teminat mektubu, gayrimenkul hipoteği, devlet iç ve dış borçlanma senedi, Merkez Bankası'na kesinleşmiş prim alacaklarının aracı bankalara temliki ve kredi garanti fonu kefaleti. Kredi garanti fonu kefaleti. Demek ki bunlar olması kaydıyla aracı bankalar bu teminatları alır ve karşında Söğüt kredisine aracı olurlar. Temdit. Şimdi ihracatçı firma ağladı, sızladı, efendim şöyledir, böyledir falan. Şimdi ağlayan firmanın mazereti çoktur. Aracı bankaya dedi ki ya şu Exim'le konuş, sen aran iyidir dedi. Benim şu kredinin vadesini 2 yıl, 2,5 yıl yapsın, 3 yıl yapsın, 4 yıl yapsın. Baba dedi, zaten dedi pandemi döneminde iş yapamıyoruz dedi. Ve aracı bankalarda ne oldu? Hemen hiç Exim Bank'a dönmedi. Dedi ki kusura bakma dedi. Exim Bank'ın böyle böyle bir tebliği var. Sen Exim Bank'tan bu krediyi aldığın zaman bu şartlarda kabul etmiş oluyorsun dedi. Şimdi Exim Bank'ın olmazsa olmaz o tebliği neymiş ona bakıyoruz. Exim Bank bunu diyor. Bakın zaten burada Exim Bank'ın logosunu koymuşuz. İmalatçılar ya da ihracatçılar mucbir sebep halleri dışında. Mucbir sebep hali, savaş hali, sel hali, deprem, tsunami falan ve arkadaşlar bu pandemi dönemi yine tsunami olarak kabul ediliyor. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. İmalatçılar ya da ihracatçılar mucbir sebep halleri dışında taahhüde göre verilen kredi miktarının az oluşu, kredi süresinin kısa oluşu, girilen veya malın tedarik edilememesi, iç ve dış pazar zorlukları, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle imalatın ya da ihracatın tamamını veya bir kısmını gerçekleştirmediklerini ileri sürerek vade temdidinde bulunamazlar. Kısa ve öz mü? Öz. Yani mucbir sebep hallerine çıkın ama keyfi nedenlerle hiçbir ihracatçı kullandığı kredinin vadesini uzatamaz der. Çünkü ben de burada diyor kısıtlı kaynaklarımla farklı ihracatçılara da kredi vereceğim. Ben para tahsilatını Gaziantep'li ihracatçı kardeşimden yapamazsam Mardinli ihracatçı kardeşime nasıl bu krediyi vereyim der.
ve hayır der. Evet, Exim Bank'ın yazısı burada. Şimdi sorularınızı diyorum ama sorularınızı şöyle biraz daha sabır, aşağı yukarı 45 dakika sonra veya 40 dakika sonra alıyor olacağım. Ve Türk Exim Bank'ın bu sevk kredisi böyleymiş arkadaşlar. Aracı bankalar üzerinden kullandırdığı krediler bu şekildeymiş. Şimdi KOBİ krediler çerçevesinde KOBİ ihracata hazırlık kredileri. KOBİ ihracata hazırlık kredileri de şöyle. Yani kredilendirme süreci doğrudan verilen krediler. Hani ben bir slide göstermiştim. Türk Exim Bank kredileri iki çeşitli. Bir doğrudan verdiği kredi, bir aracı bankalar aracıyla verdiği krediler. Aracı bankalar üzerinden verdiği kredileri bir sevk krediler şeklinde değerlendirdik. Sevk kredilerini firmalar ne yapıyor? Müracaatlarını direkt aracı bankalara yapıyorlar. Aracı bankalar ne yapıyor? Negatif risk kaydı olan firmaların taleplerini geri çeviriyorlar. Ve ne yapıyorlar? Tutuyorlar. Exim Bank'a geçiyorlar. Exim Bank da değerlendirme sürecine tabi tutuyor. Değerlendirme süreçlerini zaten uzun uzun konuştuk. Ondan sonra ne yapıyor? Krediyi aracı banka üstüne firmaya kullandırıyor. Buna sevk kredisi diyoruz. Yani sevk öncesi ihracat kredisi. Bir de doğrudan Exim Bank'a gittiniz. Diyelim ki Türk Exim Bank'ın Gaziantep şubesine gittiniz. Selamünaleyküm, aleykümselam dediniz. Ben kredi almak istiyorum dediniz. Türk Exim Bankçılar size çayınızı ikram etti veya tabi çayınızı ikram etti derken bunu elektronik form üzerinden, elektronik müracaat üzerinden yapıyorsunuz. Türk Exim Bank'ın elektronik formları var. Onları dolduruyorsunuz. Bu şekilde müracaat ediyorsunuz. Yoksa şahsi gitmeniz gerekmiyor orada. Ve doğrudan müracaat etmiş oluyor. Bu doğrudan kullanmış olduğunuz kredilerin adı KOBİ ihracata hazırlık kredileri. Türk Exim Bank tarafından direkt ihracatçılara verilen kredidir. Türk Exim Bank tarafından aracı banka olmadan ihracatçılara verilen kredilerdir. Türk Exim Bank müracaatlarını ne yapıyor? Direkt olarak Türk Exim Bank'a yapıyorlar ve firmanın mali verilerini Türk Exim Bank istiyor. Onların mali analiz ve istihbarat raporu hazırlanıyor. Firmanın değerliği ortaya çıkıyor ve kredi başvurusu istihbarat raporuyla birlikte inceleniyor ve daha sonra uygun bulunursa kredi teminatlar. Şimdi uygun bulunursa kredi verilir diyor ama kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Uygun bulunursa teminat kısmına geçiyorlar orada. Teminat kısmına geçiliyor. Exim Bank maalesef öyle ipotek falan filan almıyor. Ne yapıyor? Sizin teminatınıza bakıyor. Banka teminat mektubu, iç ve dış borçlanma senetleri ve de banka garanti mektubu, onu söyledim, ve de kredi garanti fonunun kefaleti olması kaydıyla bunları teminata alıyor. Daha sonra sizin kredi limitiniz uygun mu değil mi ona bakıyor. Hani 25 milyon dolarlık sizin bir limitiniz vardı ya arkadaşlar, işte ondan bahsediyorum. Kredi limitinizde boşluk var mı yok mu? O boşluğa eğer diyelim ki siz 1 milyon dolar, yani 25 milyon dolarlık limitinizin 20 milyon doları kullanılmış. Burada 5 milyon daha limit var. 5 milyon dolarlık limitin sadece 1 milyon dolarını kullanacaksınız. İşte onun 1 milyon dolarını faiz ve masraflar karşılığında mutlaka teminat vermeniz gerekir. Teminatı Exim Bank'a verebiliyor musunuz? Uygun bulunursa derken bu. Exim Bank çok yuvarlak bir cümle kullanmış. Ama ben bu yuvarlığı dört köşe haline getiriyorum arkadaşlar. Nedir? Teminatlandırma süreci söz konusu, uygun bulunma, limitinizin uygun bulunması, ayrıca kredi değerlendirme alıcı satıcı arasında imzalanan alım-satım sözleşmesi, yani sales agreement diyoruz. Buna bakar, her şey tamamsa daha sonra teminatı alır sizden. Teminat, ipotek hariç olmak üzere KGF teminatı olabilir, bankadan ne yapar? Garanti mektubu olabilir, devlet iç ve dış borçlanma senedi olabilir. Ve daha sonra sizinle genel kredi sözleşmesi imzalar, Türk Exim Bank direkt olarak imzalar. Daha sonra bu kredi müracaatı sırasında siz Exim Bank'a yine elektronik formlar arasında bulunan, bu kredim çıktığı zaman hangi bankanın IBAN numarasını, hangi bankanın hesabına geçelim, bana o bankanın IBAN'ı ver diyor Türk Exim Bank. Öyle bir form var. O formda IBAN'ı yazıyorsunuz. Türk Exim Bank ne yapıyor? O IBAN karşılığında, o IBAN çerçevesinde parayı direkt olarak sizin hesabınıza geçiyor. Ve firma bu parayı aldıktan sonra artık ne yapıyor? Tıpkı ihracat hazırlık kredisi, sevk öncesi ihracat gibi ihracatın finansmanı amacıyla zaten bunu kullanıyor. Bu parayı alıyor, kullanıyor, ihracatını gerçekleştiriyor. İhracat bedeli geliyor, parası bol bol oldu. Para ihracat bedeli yurt dışından geldikten sonra kredi geri ödemesi yapılıyor. Kredi geri ödemesi yapıldıktan sonra
firmanın bir de bir ana para faiz ve masraflar kadar firma ne yapıyor? Exim Bank'a borcu var. Bir de devlette olan taahhüt borcu var. Yani ihracatını yapmadığı, mutlaka ihracatını gerçekleştirmiş olması gerekir. Ve FOB gümrük beyannamelerle kapatılması gerekir. Daha bir 20.8.2019 tarihine itibaren gümrük beyannameleri elektronik ortamda tanzim edildiğinden dolayı yine sanal ortamda siz, yani elektronik ortamda Exim Bank'a ilk müracaat safhasında orada bir form var, gümrük beyanname formları. Onları dolduruyorsunuz, Exim Bank'a veriyorsunuz. Exim Bank ne yapıyor? Sizin adınıza bu taahhüdünüzü kapatıyor. Ve daha sonra taahhüdünüzü kapattıktan sonra, taahhüdünüzü kapattınız, ana para faiz masrafları kapattınız, artık Exim Bank'la ilişkiniz kalmadı. Exim Bank da ne yaptı? Sizden aldığı teminatları ya bir banka garanti mektubudur, ya KGF, yani kredi garanti fonu kefaletlidir, ya da ayrı bir teminat mektubudur veya devlet iç ve dış borçlanma senedidir, bunları size direkt iade eder. Demek ki kredilendirme süreci de böyle oluyormuş Türk Exim Bank'ın. Yani KOBİ ihracat hazırlık kredileri bu şekilde oluyor. Buradaki amaç neymiş? Buradaki amaç ihracatın finansmanı ve işletme sermayesi amaçlı olarak ihracat yapılmadan önce kullandırılan kredidir. Ben farkındaysanız sevk öncesi ihracat kredisi için de aynı cümleyi kullandım. O zaman sevk öncesi ihracat kredisi ile bu ihracat hazırlık kredileri aynı kategoride. Her ikisi de ihracatın geliştirilmesi, ihracatın finansmanı amacıyla kullandırılan Exim Bank kaynaklı krediler. Sevk öncesi ihracat kredileri bankalar aracıyla kullandırılıyor. Bu ihracat hazırlık kredileri Türk Exim Bank'a direkt müracaat ediyorsunuz. Türk Exim Bank direkt olarak bu krediyi kullanıyor. Arasındaki fark bu. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tanesine barbunya dedik, bir tanesine fasulye dedik. Arasında fark yok. İkisini yediğiniz takdirde fasulye tadı alacaksınız. Yani her ikisi ihracatın finansmanı amacıyla kullandırılmış bir kredidir. Hep ihracatçıları ve ihraç amaçlı mal üreten imalatçıları desteklemek amaçlı kullandırılan kredidir. Yani ben biliyorum Gaziantep'te örneğin halı imalatçıları var. Halı imalatçıları ne yapıyor? İmalat yapıyor ve bunu da ihraç ediyor. Hem imalatçı hem ihraç. İşte bu tür firmalara veya sadece ihracat yapıyordur. Bu tür firmalara kullandırılan kredilerdir. İşte Türk Exim Bank ne yapıyor? Direkt olarak bu krediyi kullandırıyor. Müracaat nasıl? Türk Exim Bank ihracat hazırlık kredisini kullanacak. Türk Exim Bank ihracat hazırlık kredisi kullanacak KOBİ'ler ne yapıyor? KOBİ'ler müracaatını direkt olarak Türk Exim Bank'a yaparlar. Aracı banka kullanmazlar. Ve Türk Exim Bank gelen müracaatla, elektronik ortamda gelen müracaatları değerlendirir. Ve müracaat formları alır, ona göre değerlendirir, teminatlarına bakar. Gerektiğinde yine alım-satım sözleşmesine de bakar. İhracatçı firma ne yapar? Türk Exim Bank'a müracaat eder. Türk Exim Bank müracaatı değerlendirir. Olumsuzsa firmaya iade eder. Yok olumluysa ne yapar? Firmanın kredi talebini karşılar, limitler ve teminatlar çerçevesinde firmanın kredi hesabına, yani kredi hesabına derken hangi banka hesabına para geçirmesi gerekiyorsa oraya aktarır ve firma bu kredisini kullanır. Kullandıktan sonra 6'şar aylık periyotlarda kredi kapamasında, zaten az önce de söylemiştim bir ders önce, kapamalar 6'şar aylık periyotlarda yapılır. Ve 6'şar aylık periyotlarda direkt olarak Türk Exim Bank'ın verdiği EFT hesabına paraların gönderilmesi kaydıyla ihracatçı, imalatçı firmalar Türk Exim Bank'a kredi borcunu öder ve de kredinin vadesi diyelim 1 yılsa 1 yıl içerisinde, 2 yılsa 2 yıl içerisinde bunun ödenmesi gerekir. Ana parayı ödedikten sonra daha sonra taahhütlerinde Türk Exim Bank tarafından mutlaka Türk Exim Bank tarafından mutlaka takip ediliyor olması gerekir. Yani kapatılması gerekir. Tabii Türk Exim Bank'ın doğrudan kullandırdığı ihracat hazırlık döviz kredileri uzun. Nasıl sevk öncesi ihracat kredilerini gerçi ben kısaltarak anlattım. Burada da
süresini, efendim istenen evraklar, müracaat şekli, taahhüt biçimi, efendim 24.3.2021 tarihinden sonra kullandırılan krediler veya daha önce kullandırılan krediler sevk öncesi ihracat krediliyle birebir aynı. Şimdi zamanımız da pek fazla yok. Yani bunlar sevkle aynı olduğu için bunu geçtim. Çünkü size farklı şey anlatacağım arkadaşlar. Neyi? Serbest bölgeler. Şimdi serbest bölgeler bir yurt dışıdır aslında. Kenarı terlerle çevrili. Ben bu arada 10 yıl görev yaptım burada banka müdürü olarak arkadaşlar. Serbest bölge Türkiye sınırları içerisinde olmakla birlikte gümrük hattı dışıdır burası. Yani gümrük hattı dışıdır. Orada herhangi bir şekilde gümrüklü işlemler yoktur burada. Gelen mallar serbest bölgede kaldığı sürece gümrük vergileri falan ödenmez. Ama oradan mal Türkiye'ye gönderilirse gümrükleme işlemi yapılır. Ama yok, serbest bölgeden mal Almanya'ya gönderilirse tıpkı yurt dışına mal ihraç ediliyor gibi serbest bölge işlem formu çerçevesinde mal yurt dışına gönderilir. Yani dolayısıyla serbest bölge bir nevi yurt dışıdır. Sınırları Türkiye içerisinde olmak kaydıyla burası gümrük hattı dışıdır ve yurt dışı olarak kabul edilir serbest bölgeler. Ve serbest bölgelere yapılan ihracatta ilişkin bir sorun var. Serbest bölgelere yapılan ihracat kredi taahhüdüne sayılır mı, sayılmaz mı? Madem orası yurt dışı, Gaziantep'ten Mersin serbest bölgesine halı ihraç ettik, halı gönderdik. Serbest bölgede aldı, serbest bölge aldı, mal serbest bölgede bekliyor. İşte bu kullandığınız kredinin, yani Türk Exim Bank'tan kullandığınız kredinin ihracat taahhüdüne sayılır mı, sayılmaz mı sorusu. Hemen cevabını söylüyorum. Türkiye'deki mukim firmaların serbest bölgelere yaptıkları ihracatların ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilgili ilişkilendirilmesinde. Yani diyor ki ilgili kredinin kapatılması ile ilgili, yani taahhüt kapanması ile ilgili serbest bölgelere yapmış olduğunuz ihracatlar, ihracatın serbest bölgeden üçüncü ülkelere yaptığının taahhüt kapama aşamasında serbest bölge işlem formunun kullanıcı nüshasının aslı veya alıcı adına düzenlenen fatura ile belgelenmesi gerekmektedir. O zaman biz malı serbest bölgeye gönderdik. Serbest bölgenin de üçüncü bir ülkeye malın, yani Türkiye haricinde üçüncü bir ülkeye malın gönderilmiş olduğu serbest bölge işlem formu kullanıcı nüshasının ibrazı kaydıyla ve alıcı adına düzenlenen faturanın bankaya ibrazı kaydıyla taahhüde sayılması gerekebilir diyor. Ve söz konusu serbest bölge işlem formu kullanıcı nüsha üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülecektir. Bu gerek ticari bankalardan kullanılan krediler, gerekse Türk Exim Bank'tan kullandırılan krediler için aynı. Demek ki Gaziantep'ten Mersin serbest bölgesine mal ihraç ettiniz. Mal serbest bölgede kaldığı sürece o ihracatı siz Exim Bank'tan kullandığınız kredinin taahhüdüne sayamazsınız. Ne zaman ki mal serbest bölgeden Almanya'ya ihraç edilir, Almanya'ya ihraç edildiğine dair serbest bölge işlem formu kullanıcı nüshası ilgili serbest bölge müdürlüğü ve gümrük müdürlüğü tarafından tasdik edilmesi ve bir de faturanın ibrazı kaydıyla ancak o zaman bu serbest bölge işlem formu kredinin taahhüdüne sayılabilir. Serbest bölge işlem formu işte budur arkadaşlar. Aşağı yukarı şekli şemali hepsi aynıdır. Bu Mersin Serbest Bölge Formu, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nün serbest bölge işlem formudur. Bakın burada diyor ki işlem yönü. Bölgeye Türkiye'den mal ve hizmet girişi. Yani Gaziantep'ten Mersin Serbest Bölgesi'ne mal sattınız. Ne oldu? Gaziantep malı sattı, mal serbest bölgeye girdi. Mersin Serbest Bölgesi. Bu durumda ben niye anlıyorum? Bu serbest bölge işlem formuyla mal Mersin serbest bölgesinde bekliyor. Mal orada bekliyor anlamındadır. O zaman başka bir tane daha form getiriyorum. Başka bir tane form. Yine serbest bölge işlem formu diyor. Bölgeden yurt dışına mal ve hizmet çıkışı. Bakın az önce Türkiye'den bölgeye mal ve hizmet girişi diyorduk. Şimdi ise bölgeden yurt dışına mal ve hizmet çıkışı diyor. Ha, bu durumda mal Gaziantep'ten serbest bölgeye satılan mal serbest bölgeden de yurt dışına satılmış demektir. O zaman sizin bu ihracatınıza ait rakamı ihracat taahhüdüne saydırabilmeniz için bir, bu formu alacaksınız. İki, bir önceki formu alacaksınız. Üç, tasdikli faturayı, yani alıcı adına tasdikli, yani serbest bölge gümrük müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş faturayı da alacaksınız. Türk Exim Bank'a götüreceksiniz. Al kardeşim diyeceksiniz. İşte Gaziantep'ten Mersin serbest bölgesine bakın.
Gaziantep'ten Mersin serbest bölgesine ben şu işlem formuyla malımı soktum. Ve bu serbest bölge işlem formuyla da serbest bölgedeki mal da yurt dışına gitti. İşte alıcı adına düzenlediğim fatura, hadi kardeşim bunu benim kullanmış olduğum kredinin taahhüdüne say diyorsunuz ve Türk Exim Bank kullanmış olduğunuz kredinin taahhüdüne orada sayıyor. Ve bu şekilde serbest bölge ihracatlarınızın ihracat taahhüdüne sayılıp sayılmama şartlarının ne olduğunu da sizinle paylaşmış oldum. Ve Türk Exim Bank'ın faaliyetleri daha çok. Ben yani bu 3 saat zaman diliminde kaldı ki sağ olsun Ramazan üstadımdan yarım saat 25 dakikalık bir izin isterim. O da verdi. Size daha fazla şey aktarabilmeyi amaçladım burada. Şimdi Reskont Kredisi. Reskont Kredisi'ni nedir ne değildir biliyor muyuz bilmiyoruz. Türkiye en kolay çıkan kredilerden bir tanesi. Türk Exim Bank diyor ki siz bana böyle bir bono getirin diyor bono. Şöyle bir bono getirin diyor. Sizin borçlu bankanın avali olduğu, benim de alacaklı olduğum bir bono getirin, teminata verin diyor, karşına size kredi vereyim. Sizin firmanızın borçlu, bankanızın avali yani garantörlüğü, benim de alacaklı olduğum bir bono getirin diyor, bunu bana verin, karşına kredi kullandırayım size diyor. Ne kadar kolay. Şimdi bu bono, yani firma tarafından tek imza ve Türk Exim Bank'ın istediği alacak senedi. Türk Exim Bank alacaklı iş bu bono karşılığında Türk Exim Bank'a Genel Müdürlük İstanbul'a şu tarihte poliçede yazılı tutan şu kadar tutarı ödeyeceğim diyor. İşte bir resmen bir bono. Borçlu kim? Ekol Gıda. Ve de alacaklı kim? Türk Exim Bank. Ve de bu borcu kim garanti etmiş? Finans Bank. Türk Exim Bank şimdi ne yapacak? Bu parayı Ekol Gıda'dan da alabilir, Finans Bank'tan da alabilir. Ama Türk Exim Bank diyor ki olur mu canım der. Ben müşterek borçlu müteselsil kefil ama ben Finans Bank dururken ne diye Ekol Gıda'nın peşinden gideyim. Ben istediğime giderim. Yani bu poliçe, bu bono bana istediğimin üzerinden gidip bu parayı alma hakkını veriyor. Ben istesem bankadan alabilirim. Yani hiç zorluk çekmeden alabilirim der. Ve Türk Exim Bank'ın alacağını kolayca alabileceği bir bono olması kaydıyla bu bonoyu teminata vereceğiz, karşılığında kredi alacağız ve bu krediyle de ihracat yapacağız. Veya yapmış olduğunuz bir ihracat varsa ki yapılmış olan bir ihracat var, yani ne diyor burada poliçe. Poliçe yapmış olduğunuz bir ihracata bir alacak senedidir, yurt dışı alacak senedi. Buna draft veya bill of exchange diyoruz. Draft veya bill of exchange diyorum ve burada borçlu, alacaklı, yani seller dediğim satıcı firma, ihracatçı firma alacaklı, buyer dediğim malı alan borçlu, ithalatçı ve de burada da avalist var. Avalist Yapı Kredi Bankası, garantör. Garantör bu borçlunun adına kefil olan bir bankadır. Poliçeler bonolardan farklı olarak nedir? Bir alacaklı firma var, bir borçlu firma var, bir de avalist var. Ve de bakın burada 18-10-2007 tarihinde işte PSD gıda maddelerine şu kadar para ödeyeceğim diyor. 37.395 dolar. Yani yapılmış olan bir ihraç. Türk Exim Bank diyor ki böyle poliçeniz varsa bunu da getirin diyor. Ama burada Türk Exim Bank'ın adı sahanı yok. O zaman diyor ki arkadaşlar Aydanur sorunuzu alacağım, sorunuzu dersin sonunda alacağım. Böyle bir poliçeniz olduğu takdirde diyor bana ciro edin diyor, endorsement ciro edin diyor, ben cirodan doğan alacaklarıma istinaden size böyle bir krediyi de kullandırabilirim der. Yapmış olduğunuz bir ihracat varsa buradaki hakkınızı bana ciro yoluyla gönderin diyor, ben direkt olarak sizi alacaklandırırım der. Burada da böyle. Alacaklı firma, borçlu firma ve burada da T-Bank garantör firma. Gördüğünüz gibi ne kadar? 211.447 dolar. Yani yapmış olduğunuz ihracata ait böyle bir poliçeniz varsa da bunu bana verin diyor. Ben alacaklı konuma geçeyim. Ama burada alacaklı konumda değil. Kim burada? Navimar firması alacaklı konumda. O zaman Navimar firması ne yapacak? Bu poliçeyi ciro edecek Türk Exim Bank'a. Ne oldu? Türk Exim Bank'ın istediği konumda bir poliçe olacak. Yani Türk Exim Bank ne istiyorsa onu veriyoruz biz.
Hakeza öyle burada. Şimdi ben size farklı farklı poliçeleri görüyorum. Hepsini üst üste koyun. Aynı kategorideki poliçeler. Alacaklı, borçlu ve ING Bank da garantör. Ne kadar? 30'a 3 2007 tarihinde 46.740 dolarlık bir poliçe. Bunu Exim Bank'a ciro ettiğimiz takdirde Türk Exim Bank ne yapacak? Alacaklı konumuna geçecek. Herkese öyle farklı poliçeler. O zaman diyor ki Türk Exim Bank, ben aracıyım sadece, ben size aktarıyorum. Türk Exim Bank tarafından banka veya kredi garanti fonu avalli bonoların teminata verilmesiyle ilgili olarak kullandırılan bir kredidir. Evet, ben de aynı şeyi söylemedim mi size? Yani Türk Exim Bank'ın alacaklı firmanın borçlu bir banka veya kredi garanti fonu avalli bonoların teminata verilmesiyle ilgili kullandırılan bir kredidir diyorum. Eğer yok, yapılmış olan bir ihracat olup da sabit olan, yani gerçekleşmiş bir alacağınız varsa diyor, o poliçeyi de bana ciro edin verin diyor. Ben ona da razıyım diyor Türk Exim Bank ve karşılığında kredi kullandırırım diyor. Dışarı sermaye şirketleri, sektörel dışarı firmaları, imalatçı, ihracatçı dışarı firmalarının borçlu Türk Exim Bank'ın alacaklı bir banka veya kredi garanti fonu avalini taşıyan bonolar kabul edilir diyor. Arkadaşlar anlatırken nefesim kesildi ama işin Türkçesi ne diyor biliyor musunuz Türk Exim Bank? Ben alacaklı olacağım, bir bankada avalist olacak, siz de borçlu olacaksınız diyor. İşin Türkçesi bu. Yani az önce gösterdiğim bonolar gibi. Ben alacaklı, siz firma olarak borçlu, bir bankada şey olacak, garantör olacak diyor. Değerlendirme kriterleri de şöyleymiş Türk Exim Bank'ın. Türk Exim Bank'ın büyük abisi Merkez Bankası'dır. Çünkü Türk Exim Bank'ı finanse eden hazine, hazine nasıl finanse ediyor? Merkez Bankası üstünden finanse eder. Yani Türk Exim Bank'ı küçük kardeş, Merkez Bankası'nın büyük kardeş olarak görün. Şimdi büyük abi Merkez Bankası ve küçük kardeş Türk Exim Bank kafa kafaya veriyor. Fıs 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 konuşuyorlar. ABC dış ticaret firması, Gaziantep firması, Reskont kredisi kullanacak. Acaba buna kredi verebilir miyiz diye. Değerlendirme kriterleri neymiş? Hemen bir bakalım değerlendirme kriterlerinde. Türk Exim Merkez Bankası ve Türk Exim Bank müştereken yapacakları değerlendirme kriterleri sonucunda kredi verilmesi uygun bulunan Türk Exim Bank'tan kullanmış olduğu kredilerde bir aksaklık ve taahhüt açığı olmayan firmalar bu krediden yararlanır. Yani siz Gaziantep'li firmalar eğer bu krediyi kullanmak istiyorsanız, Exim Bank kaynaklı bir kredi kullandıysanız negatif risk kaydınız olmayacak, bir taahhüt açığınız olmayacak, kredilerini herhangi bir şekilde geciktirmemiş oluyor olmanız gerekecek. Yani negatif risk kaydına Exim Bank hiçbir şekilde tahammül etmiyor. Eğer tertemiz bir firmaysanız, yani tabir yerindeyse sütten çıkmış ak kaşıksanız, bu reskont kredisini kullanabilirsiniz. Diyelim sizin ihracata hazırlık kredileri müracaat ettiğiniz 2 ayda çıktı veya 1 ayda çıktı her neyse. Söğüt kredisini müracaat ettiniz limit durumuna göre 1 ayda veya 2 ayda çıktı. Ama reskont kredisine müracaat edin 3. gün para hesabınızda. 3. gün. Ama Exim Bank'ta diyor ki armuda saplı üzüme çöplü derim diyor. Ben saf firma arıyorum diyor. Negatif risk kaydı olmayacak firmalar arıyorum diyor. Teminat. Teminatta ne istiyormuş? Türk Exim Bank teminat konusunda aval istiyor. Türk Exim Bank nezdinde gayrinakdi limiti bulunan bir bankan avali olan bonolar. Hani ben ilk derste size bir Exim Bank şeması çizdim. Türk Exim Bank bankalara tanınan limit çerçevesinde onlardan gelecek aval, garanti mektubu veya teyitle ilgili bir gayrinakdi limit vermiş. Bir de bir nakit kredi limiti vermiş. Bir de ne diyoruz? Söğüt kredisi vermiş. Söğüt'e ilişkin nakdi kredi limiti vermiş. İşte burada gayri nakdi limiti olan bir bankanın vereceği aval verilmiş bono bankaya ibraz edilmesi kaydıyla o bankanın da aval veren bankanın da Exim Bank nezdinde limiti müsait ise, çünkü bazı bankalar vardır limiti evet geniştir yani çoktur ama o kadar çok kullanmış ki Exim Bank o kadar çok kullanmış ki limit dolu, tepeleme dolu. İşte ne oldu? Diyelim bir banka adı vereceğim. İş Bankası güzide bir kuruluştur. Exim Bank diyor ki İş Bankası'na senin ben 10 milyon dolarlık gayrinakdi limitini alıyorum der.
sana 10 milyon dolarlık gayri nakli limitini kabul ediyorum der. Nedir? Bu bundan neyi anlıyoruz? Türk Exim Bank İş Bankası'na 10 milyon dolar gayri nakli limit tesis etmiş demektir. Yani İş Bankası'ndan gelecek 10 milyon dolarlık teminat mektubu, aval kredisi, aval verilmiş bonolar veya buna benzer poliçeler olması kaydıyla Türk Exim Bank 10 milyon dolarlık limit çerçevesinde bunu kabul ediyor. Düşünün ki Türk İş Bankası 10 milyon dolar tepeleme kullanmış. Ondan sonra 500 bin dolarlık bir poliçeye ne yapmış? Direkt aval vermiş bono. Yani bir bonoya aval vermiş. Onu da Türk Exim Bank'a gönderdi. Buna reskont kredisi kullanacak. Türk Exim Bank avalde bir sorun yok ama avali veren bankanın limitinde sorun var. Firmanın limitinde de sorun yok. Firmanın limiti de uygun ama kim bu avali vermiş? İş Bankası. İş Bankası'na 10 milyon doları limit vermiş. 10 milyon doları İş Bankası tepeleme kullanmış. Üstüne 500 bin dolar daha bir poliçe gelmiş veya bono gelmiş. Exim Bank diyor ki hayır, ben İş Bankası'nın bu bonosunu kabul edemem der. Şimdi müşteri diyecek ki ona her şeyi anlatamazsın. Ya koskoca İş Bankası'nın poliçesini veya bonosunu götürdük, Exim Bank onu da kabul etmedi. Hayır, olaya öyle bakmayın. İş Bankası tepeleme kullanan, en fazla limitini kullanan, tepeleme kullanan bankalardan bir tanesidir. Güzide bir bankadır ve Exim Bank daha fazla limit vermemiş olduğundan dolayı ilave 500 bin dolar poliçe geldiğinden dolayı Exim Bank bunu reddetmiş. Ama bir başka şekilde limitinde bir boşluk olursa veya bir geri ödeme veya teminat iadesi olduğunda ne oldu? İş Bankası'nın limitinde boşluk olacak. Bu durumda 500 bin dolarlık aval verilmiş bonoyu kabul edecek. Yani limiti çerçevesinde kabul edecektir Türk Exim Bank. Demek ki Exim Bank nezdinde gayri nakli limiti bulunan bir bankanın avali olan bonolar, demek ki o limitin de müsait olması gerekir. Vade 120 ile 240 gün vadeli bonolar. Öyle bir yıl vadeli, iki yıl vadeli yokmuş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 120 ile 240 gün vadeli bonolar kabul ediyor. 120 günü Exim finanse ediyor. 240 günü de büyük abisi vardı, yani Merkez Bankası. Büyük abisi finanse ediyor. Evet, 120 gün olduğu zaman Exim kendi kaynaklarından, 240 gün vadeli olduğunda Merkez Bankası tarafından finanse edilmektedir. Ve Merkez Bankası diyor ki ey küçük kardeşim Exim Bank, sen büyük uzun vadeleri bana gönder. Senin zaten sermaye yapın belli, plasmanların belli. Ben uzun vadeyi finanse ederim der. Onu Exim Bank kendi kaynağından finanse ediyor. KOBİ olması halinde 360 gün. Bakın bunlar KOBİ değilmiş o zaman arkadaşlar. 120 ve 240 gün vadeli KOBİ haricindeki ticari firmalar, kurumsal firma veya dışarı sermaye şirketleri KOBİ olması halinde 360 gün vadeli bonoları da kabul ediyor. Tabi 360 gün vadeli bonoları direkt olarak Exim üstünden Merkez Bankası'na göndereceğiz. Çünkü 120 günü geçtiği zaman Exim değil de Merkez Bankası finanse ediyor olacak. Dönelim. Bu İşlem nasıl olacak? Yani aval verilmiş bono veya poliçe hangi işlemlerden elde edilir? Akreditiflerden elde edilir, kabul kredili işlemlerden elde edilir ve mal mukabili işlemlerden bu bonolar veya poliçeler elde edilebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak aval verilmiş bonolar Exim Bank tarafından kabul edilir. Ve ihracat taahhüdüne geldiğimde reskont kredisinde ihracat taahhüdü zorunluluğu vardır. Zaten bu ihracat kredisi değil miydi? İhracatın finansmanı için değil miydi? Bir nevi yapacağınız ihracatın finansmanı için karşılığında teminat yerine aval veriyorsunuz, bono veriyorsunuz. Ve yapmış olduğunuz vadeli ihracatı bir nevi ne yapıyor? Size finansman kaynağı sağlıyor, reskonta tabi tutuyor ve karşılığında para veriyor size. Ve reskont kredisinde mutlaka ihracat taahhüt zorunluluğu vardır diyoruz. Taahhüt süreleri 4-6-2015 tarihinden itibaren hep ek süreler falan filan vardı. Ama ben linkini de koydum buraya. 4-6-2015 tarihinden itibaren bono tutarına, kredi kullanımına itibaren 24 ay içinde taahhütün yapılması gerekmektedir diyor. Ve kapatılmayan taahhüt hesapları için ekstra uygulaması söz konusu değildir. Evet.
Eskiden ne oldu? 6 aydı. 6 ayda ek süre veriyorlardı. Olmadı. 1 yıl yaptılar. 1 yıl ana süre, 6 ayda ek süre dediler. Bu da olmadı. Daha sonra dedi 18 ay ana süre, 6 ayda ne yapıyoruz? Ek süre veriyoruz dediler falan. Ve ondan sonra dediler ya arkadaşlar 4-6-2020 2015 tarihinden itibaren 24 aylık süre dediler. Ek süre uygulaması kaldırılmıştır dediler. İşlemin alt limiti $100,000, daha önce bu $200,000'dı ve KOBİ'lerde bu limit yoktur. Ne oldu? KOBİ'lere vade konusunda 360 günü tanıdı. KOBİ'lere limit tanımadı. Yani KOBİ'ler $5,000'lık bir poliçe de bono da getirse tamam diyorlar. Çünkü KOBİ'lerin zaten bilanço yapısı zayıf. İşlem hacmi, işlem miktarları az. Ve dışarı sermaye şirketleri, KOBİ ticari firmalar olduğu takdirde en az 100 bindi, bu 200 bindi yani firmalara hitap etsin diye 100 bin yaptılar, bunu daha aşağı düşürdüler. KOBİ'de $50,000'dı, burada limiti kaldırdılar. Ya KOBİ ne kadar getirirlerse biz bunu reskonta tabi tutarız dediler. Ancak ihracat taahhüt zorunluluğu vardır dedik ya arkadaşlar. İhracat taahhüt zorunluluğu burada var maalesef. Şöyle ki Exim Bank diyor ya, vallahi ben kimsenin peşinden koşamam der. İhracat taahhüt zorunluluğu var mı? Var. Yani bunun için ben ne yaptım? Reskont kredisinde parayı firmanın hesabına geçtim. Firma çekti gitti. Ben onun peşinden mi koşarım? Yok, o benim peşinden koşsun dedi. Ben vereceğim krediden bir miktar taahhüt hesabının kapatılıp kapatılmadığı hususları gözüne alınarak bu paranın bir kısmını blokaja alırım der. Ne zaman ihracatçı firma krediyi kullandıktan sonra taahhüt hesabını kapatır, yani ihracat yaptığını bana belgeler, ben blokaj hesabında bulunan parayı ona iade ederim der. Ve bu yüzden der ki dış ticaret sermaye şirketleri hariç olmak üzere kim geri kalıyor? KOBİ firmaları geri kalıyor ve 0 ile 120 gün kredilerde %1.75 blokaj alırım der. 120 ile 240 gün vadeli kredilerde 3.75 blokaj alırım der. 240 ile 360 gün vadeli krediler, zaten 360 günü kime kullandırıyordu? KOBİ'lere kullandırıyordu. İhracat kredilerinde %4 ben blokaj alırım der. Bu blokajı ne yapıyor? Alıyor, kendi nezdinde bir hesaba koyuyor. Ne zaman ki ihracatçılar ihracatını yapıyor, ihracat gümrük beyannamelerini reskont kredisiyle ilgili Exim Bank'a verdikleri takdirde Exim Bank ne yapıyor? Bu %4 blokajı size iade ediyor. Yani bu komisyon falan değil arkadaşlar. Bana gelen sorularda bu komisyon mu? Hayır, komisyon değil. Bu para yine sizin. Bunun yerine mektup da verebilirsiniz. Mektup da verebilirsiniz Exim Bank'a veya Exim Bank kolayını bulmuş. Ben verdiğim paradan bunu keserim %4'ünü. İhracatçı ihracat gümrük beyannamesini getirsin, benden parasını alsın diyor. İhracat gümrük beyannamesini zaten verdiği takdirde ihracat yapmış demektir. 241-360 gün vadeli döviz kazandırıcı kredilerde, yani ihracat haricinde, mal ihracı haricinde döviz kazandırıcı hizmette, yani navlun dövizi, film sattınız yurt dışına ve dizi film sattınız parası geldi, sağlık hizmeti sattınız parası geldi veya haber ajansınız haber sattınız parası geldi, işte bununla ilgili görünmeyen kalemler çerçevesinde döviz girdiğiniz varsa %5,5 blokaj alırım diyor. Bu blokaj taahhüdün yerine getirmeme olasılığı için Exim Bank tarafından tutuluyor. Bu para komisyon değildir. Bu para her halükarda sizindir. İhracat taahhüdünüzü tamamladığınız an itibariyle paralar yine sizindir arkadaşlar. Ve reskont kredisinde vergi resmi harç istisnası vardır. Çünkü ihracat döviz kredisidir. Hal böyle olunca bu para sizindir diyoruz. Ve ihracatınızı tamamlıyorsunuz. Şimdi dikkat ettiyseniz Türk Exim Bank sadece ihracatçılar ve Türk menşeli Türk menşeli mal satan ihracatçılara destek veriyor. Yani yurt dışındaki ithalatçılara ve yurt dışından mal almak isteyen ithalatçılara destek vermiyor. Örneğin bir Gaziantep'li bir halı imalatçısı ne yapsın? Yurt dışından yün getirecek diyelim. İtalya'dan yün getirecek diyelim ama onun finansmanını sağlamıyor işte. Veya Almanya'da bir makine teçhizatı alacak. Türk Exim Bank'a dese ki bana para verin de finansman sağlayın da Almanya'dan ben şey yapayım, malımı bir makine teçhizatı alacağım, bunu kurayım der, desin Türk Exim Bank hayır, ithalatın finansmanı için bende kredi yok der. Ama değişen koşullar çerçevesinde Türk Exim Bank ne yaptı? Dedi ki
Örnek. Almanya'nın Hermes kredisi var. Amerika'nın GSM kredisi var. Diyelim ki bir başka ülkenin ERK kredisi var. Buna benzer Kofas'ın Fransız Kofas'ın farklı kredileri var. Bunlar şu şekilde işliyor. Örneğin bir kredi üzerinden gideceğim. Alman Hermes kredisi. Alman Hermes kredisi diyor ki, ey ithalatçılar, yani Almanya haricindeki ithalatçılar, Almanya'dan mal almak isteyen ithalatçılar, ola ki siz Alman malı almak isterseniz gelin alın, parasını ödemeyin, bana borçlanın, yani Alman Hermes'e borçlanın, ben makina teçhizatı ne kadar? 3 milyon euro. 3 milyon euroyu makinayı satan Alman ihracatçı firmaya bu parayı ödeyin, siz alın makinanızı götürün, fabrikanızı kurun, işletin bana 6'şar aylık devreler halinde. Hatta size 2 yıl ödemesiz, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl vade de tanıyabilirim. Bana taksitler halinde ödeyin. Yani yeter ki Alman malını alın, ben sizin gibi ithalatçılar der. Şimdi Alman Hermes ne yapıyor? Bu şekilde yurt dışındaki, yani Almanya haricindeki Almanya'dan mal almak isteyen ithalatçılara bu şekilde destek veriyor. Finansman desteği veriyor. Bu şekilde Almanya'dan yapılan ihracatları arttırıyor. Bir şekilde Almanya'daki ihracatçıya da destek veriyor. Ama Almanya'daki ülkeden, yani Almanya'daki bir ihracatçı firmadan mal almak isteyen firmalar olduğu takdirde onun finansman desteğini veriyor. Örneğin bir Mercedes 50 tane Mercedes otobüs alacağız Almanya'dan. Mercedes firmasına, Alman Hermes firması ne yapıyor? 50 otobüsün firmasını, parasını ödüyor ve otobüsü alan diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de diyor ki al sen bana taksit bunu öde diyor. Ne oldu? Otobüsleri sıfır finansmanla aldı ve daha sonra bunu belirli vadelerle Alman Hermes'e ödüyoruz. Yani ithalatın finansmanı. Biz ithalatçı firma oluyoruz ama Alman Hermes ne yapıyor? Bizi kredilendirdi. Şimdi ben zamanında bunu Exim Bank Genel Müdürü'ne sormuştum bir toplantıda. İsmi o kadar önemli değil. Haklısın dedi. Biz dedi ithalatçıları finanse etmiyoruz ama Türkiye'den mal almak isteyen ithalatçı firmalar olması kaydıyla pilot uygulamalar başlattık dedi. Pilot uygulamalar Rusya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Arnavutluk ve çokluslu firmalar olduğu takdirde biz dedi buralarla anlaşma yaptık. Türkiye'den mal almak isteyen ithalatçı firmalar olması kaydıyla bu ülkelerdeki Exim Bank'ın beraber çalıştığı bankalara gitsinler, orada sözleşme yapsınlar. Biz onlar üzerinden ithalatçı firmayı kredilendirelim. Yeter ki o ithalatçı firma Türk malını alsın, memleketine götürsün. Biz o parayı Türk firmasına ödeyelim. Yurt dışındaki ithalatçı firma da bize taksit ödesin. Yani yurt dışındaki ithalatçı firma Türkiye'den mal alması kaydıyla Exim Bank ne yapıyor? Türkiye'deki ihracatçı firmaya parayı ödüyor. Yurt dışındaki ithalatçı firmayı borçlandırıyor. Yurt dışındaki, yani kredilendiriyor bir yerde. Yurt dışındaki ithalatçı firmada ne yapıyor? Bu bankalar aracıyla, buradaki ülkelerdeki bankalar aracıyla Türk Exim Bank'a bu parayı taksit ödüyor. Demek ki Türk Exim Bank buna da başladı pilot uygulamalar. Bu 800 milyon dolar, yani birkaç yıl önce aldığım bir rakamdı. Yani bir toplantıdan aldım. Şu an Türk Exim Bank bu konuda çok yol kat etti. Yani dünya entegrasyonuna dahil oldu. Dünyada finansman neyse Türk Exim Bank da onu yapıyor. Şimdi Türk Exim Bank kredilerini anlatmakla bitmez aslında. Türk Exim Bank'ın önemli destekleri arasında dedik ki yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için teminat mektubu programı var. Gemi inşa ve ihracat destek kredisi var. Yurt dışı mağazalar yatırım kredisi var. Dahası ihracatta dönük üretim finansman kredisi var. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri köprü kredisi var. Bunu da şöyle açıklıyor Türk Exim Bank. İnşaat faaliyetlerine devam eden ülkelerdeki ulusal veya uluslararası işverenden iş almış olup bu projeler kapsamında 2008 ve takip eden yıllarda takip etmiş ve işveren makamları tarafından onaylandığı halde tahsil edilemeyen alacağı olan müteahhitlik firmalar
bu krediyi kullanabilir. Yani 2008'den sonra alacağı kesinleşmiş ve işveren tarafından onaylanmış ama para ödenmemiş. İşte o parayı Türk Exim Bank temlik alıyor, müteahhit firmalara kredi veriyor. Turizm kredisi, TÜRSAP üyesi A grubu işletmeler, işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri, tur operatörleri, yurt dışından getirilen turistler, yurt dışı ve yurt dışında verilen her türlü acentalık faaliyetleriyle ilgili hizmetler karşılığında bu krediden yararlanır. Yani kıssadan hisse arkadaşlar. Yani bu her şey dahil, turistik oteller yok mu? Turizm tatil köyleri yok mu? Yurt dışından gelip de turizm, yani TÜRSAP üyesi olan bir otelde konakladığı zaman Gaziantep, efendim Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve İstanbul hakeza öyle olmak üzere burada bedelini döviz olarak tahsil etmeleri kaydıyla Türk Exim Bank diyor ki ben size turizm kredisi verebilirim der. Ayrıca uluslararası nakliyat pazarlama kredisi, ayrıca Avrupa Yatırım Bankası kredisi. Avrupa Yatırım Bankası kredisi çok cazip, düşük faizli, uzun vadelidir. Örneğin biz Türk Exim Bank'a anlattığımızda 2 yıl vadeli krediler, hadi yatırım kredileri biraz daha uzun vadelidir. Ben sadece ihracatın finansmanı amacıyla kredileri paylaştım sizinle. Ama yatırım kredileri 7-8 yıl vadelidir. Ama Avrupa Yatırım Bankası kredisi olduğu takdirde o biraz daha farklıdır. Yani daha caziptir. Ve Türk Exim Bank ne yapıyor? Ey Türk ihracatçısı diyor. Eğer Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı kredi kullanırsan ben aracı olurum sana diyor. Bakın Türk Exim Bank'ın faaliyetlerine bir şey daha eklendi. Avrupa Yatırım Bankası kredilerin mahiyeti şöyleymiş. Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Türk Exim Bank ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan kredi anlaşması çerçevesinde sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ işletmelerin ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurt dışında gerçekleştirilecek yatırım projeleri, bu yeni yatırım ve modernizasyon olabilir ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanını amaçlar der. Bu Avrupa Yatırım Bankası kredisi, bu Türk Exim Bank'ın hizmetleri arasında bu kredileri de saymak da mümkünmüş. Demek ki Türk Exim Bank'ın faaliyetlerini kısaca saydığımda bunları sizinle paylaşmak mümkündür. Ve Türk Exim Bank'ı böyle anlattım. Şimdi yurt dışı kaynaklı kredileri anlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra az bir şeyim kaldı, slaytım kaldı. Ondan sonra sorularınızı alıyor olacağım. Yurt dışı kaynaklı krediler, yani ihracatçılar olsun, ithalatçılar olsun yurt dışı kaynaklı krediler bulur mu? Bulur, niye olmasın? Yani bir post finansman yurt dışı kaynaklı kredi, sendikasyon kredisi yurt dışı kaynaklı kredidir. Prefinansman yurt dışı kaynaklı kredidir ve yurt dışı kaynaklı krediler, örneğin Almanya'nın Hermes var, Avustralya'nın OKB var, İspanya'nın şu, İtalya'nın Saçesi var. Buna benzer kredi kuruluşları var. Örneğin İtalya'nın Saçe kredisi nasıl bizim Türk Exim Bank kredisi, İtalya'nın da bu şekilde. Yani Amerika'nın da GSM kredisi, efendim işte Almanya'nın Hermes kredisi, buna benzer krediler. Ne yapıyor? Bunların amacı nedir? O ülkeden mal almak isteyen ithalatçı firmaları kredilendiriyor. Niye? Amaç kendi ülkelerinden daha fazla ihracat olsun. Kendi ülkelerinden yapılan ihracatı kolaylaştırmak, kendi ülkelerinden mal alan ithalatçılara kredi desteği sağlamak içindir. Yani bir nevi kendi ülkeleri dışından gelen ülkelerden mal almak isteyen firmaların finansman kolaylığını sağlıyor. Ve son derece ucuz kredilerdir bunlar. Yani Türkiye'de bir risk puanı vardır, bir spread vardır falan. Türkiye'de kredi kullanmakla yurt dışına kredi kullanmak arasında dağlar kadar fark var. Yurt dışı krediler gerçekten oldukça cazip ve kolay çıkar. Bunlara biz alıcı kredileri diyoruz. Yani Türkiye'den bir firma Almanya'dan kredi kullanacağı zaman, Alman Hermes'ten kredi kullanacağı zaman buna buyer's credit dedik. Yani export credit agency dediğimiz bu kredi kuruluşları aracıyla Alman Hermes'e başvuruyor ve oradan buyer's credit ismi altında, alıcı kredileri ismi altında
yurt dışından alıcı kredileri alıyor ama alıcı kredileri ithalatçı firmanın hesabına nakden verilmiyor. Direkt olarak mal aldıkları örneğin otobüs firmasına, Mercedes otobüs firmasına veya makine teçhizatı aldıkları Alman firmasına bu para ödeniyor ve firmaya otobüsler parasız olarak yani sadece teminat karşılığında teslim ediliyor veya 3 milyon euroluk makine Gaziantep'li firmaya hiçbir bedel almadan teslim ediliyor yedemi şeklinde tıpkı leasing gibi. Ondan sonra firma ne yapıyor? Bunu taksit. Biz Almanya Hermes'i konu ettik. Yoksa bütün dünya ülkelerindeki az önce gördüğünüz gibi kredi kuruluşları yani şu kredi kuruluşları hepsi aynı mantıkla kredi kullandırıyor. Ve ne yapıyor? Taksit biz alıcı kredilerini ilgili kuruluşlara ödüyoruz. Bunların amacı kendi ülkelerinden yapılan ihracatı bize göre ithalat oluyor, arttırmak ve finansmanı sağlamak. Ayrıca Amerika diyor ki ya ben de varım diyor, Tarım Bakanlığı eşliğinde ben de GSM kredisi kullanırım diyor. Yeter ki diyor Amerikan tarım ürünlerinin ihracatı arttırılsın diyor. Ben bununla ilgili finansman desteği veririm diyor. Yani Amerikan menşeli tarımsal ve hayvansal ürünler alınması kaydıyla ben GSM 102, GSM 103 kredileri kapsamında kredi veririm diyor. Hepsinin kredi vadesi farklıdır diyor. Yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri yeter ki bu malları alsın diyor. Ve bize borçlansın diyor. Bu GSM kredisi karşılığında ne yapıyor? Amerikan GSM bir kredi kuruluşudur. Ne yapıyor? Amerikan ihracatçısına parayı ödüyor. İthalatçısına da Türkiye'deki ithalatçısına da sen de bana taksit öde diyor. Yani Amerikan ihraç mallarının finansmanını sağlıyor. Yani bir nevi Türk Exim Bankı diyoruz. İşte Hindistan Exim Bankı, Hindistan mallarını almanız kaydıyla ben destek veririm diyor. Ayrıca Malezya Exim Bankı, hakeza öyle Malezya ürünlerini almanız kaydıyla ben size destek veririm. İsviçre hakeza öyle. Kore Exim Bankı, İsviçre Exim Bankı hakeza öyle bu kredileri veririm. Jamaika Exim Bankı, yine Vietnam Exim Bankı bu yönde krediler veriyor. Ve China Exim Bankı da Çin ürünlerinin daha fazla ihraç edilmesine ilişkin kredi desteği veriyor. Ayrıca Kanada... Development Bank of Canada, Export Development Canada yine diyor ki Kanada mallarının ihracı kaydıyla ben Kanada'dan kim mal almak isteyen firmalar olması kaydıyla onlara kredi desteği veririm. Ve bu konuda Gaziantep'li ihracatçılar, Güney Akipli yani Akdeniz İhracatçı Birliği'ne bağlı ihracatçılar, Export Development Bank of Canada'nın marifetlerini çok iyi bilirler ve Türkiye'deki bakliyatın canına okuyan kuruluş işte buydu. Türkiye dünyanın bir numara bakliyat ihracatçısıydı. Şimdi Türkiye'nin bir numara bakliyat ithalatçısı oldu çıktı. Bir numaralı bakliyat ihracatçısı iken aşağı yukarı 80'li 90'lı yıllarda ben o tarihlerde bankacıydım. Şimdilerde Türkiye Kanada'dan en fazla bakliyat alan ülkeler arasına girdi. İşte burada Export Development Bank of Canada'nın parmağı çok büyük. Ne yaptı? Finansman desteği sağladı. ARGE çalışmalar yaptı. Parasız krediler, parasız hibeler verdi ve ARGE çalışmalarını yaptı. Onlar bizden daha iyi bir ürün şey yaptı. Biz en fazla bakliyatı Kanada'ya satarken şimdi Kanada en fazla bakliyatı maalesef Türkiye'ye satıyor. Yani bu daha geniş bir perspektifte bir eğitimimiz olduğu takdirde bu hikayeyi sizinle paylaşırım. Ama şimdi gerçekten bu hikaye 45 dakika sürüyor. Ama ben bunu çok iyi biliyorum arkadaşlar böyle olduğunu. Ve Export Development Bank of Canada, Fransa'da COFAS kredisi, COFAS Fransa kredisi veriyor. Japon Exim Banka hakeza öyle İtalyan Saçe kredisi veriyor. Alman Hermes kredisi veriyor. Yeter ki Alman malını alın diyor, bendensiniz diyor. Ve Avrupa Yatırım Bankası hakeza öyle. Avrupa Yatırım Bankası da Türk Exim Bank'ın muhabirleri arasında ve Türk Exim Bank aracı olup da ne yapıyor? Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi alıp Türk ihracatçılarına da bu krediyi verebiliyor. Avrupa Yatırım Bankası'nın kuruluş amacı şu:
AB ülkeleri arasında ekonomik entegrasyon ve ekonomik sosyal işbirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla AB ülkelerine uzun vadeli proje kredilerinin sağlanması ve AB kaynaklı bölgesel programlar ile üyelik sürecindeki ülkelere verilen programlar. Biz AB üyesi değiliz ama AB'nin üyelik sürecindeki ülkeler olduğumuz için Avrupa Yatırım Bankası kredileri bizi ilgilendiriyor. Ve vade yapısı nasıl biliyor musunuz? KOBİ kredileri için 4 yıl ödemesiz 12 yıl. E, Türk Exim Bank ne yaptı? Ön ödemesiz kredileri de var da ben onları anlatmadım. 2 yıl vadeli kredi veriyor KOBİ'lere. 4 yıl ödemesiz 12 yıl vadeli kredi veriyor. Kim? Avrupa Yatırım Bankası. Diğer projelere baktığımızda 4 yıl ödemesiz 20 yıl ve özel projeler olduğu takdirde 8 yıl ödemesiz 30 yıl. Buyurun. Şimdi bizim Exim Bank'ın gideceği yer var mı? Evet var. Gider mi? Gider. Niye gitmesin? Ya şimdi Avrupa Yatırım Bankası'na finansman yok. Bizim sınırlı bir finansman kaynağımız var ama yine de ihracatçılara ciddi anlamda destek veriyoruz. Ve Avrupa Yatırım Bankası'nın destek verdiği kredi 8 yıl ödemesiz 30 yıl özel projeler. Örnek Marmaray, İstanbul'da Marmaray. Yani Marmaray Boğazı denizin altından iki yakasını trenle geçtiniz, bu Marmaray. İşte şu resmini gördünüz, Marmaray. İşte şuradan karşıya gördüğünüz Marmaray'dan bahsediyorum. Ayrıca Türkiye'ye sağlanan AYB kredileri, global krediler şu kadar, Bursa Belediyesi şu kadar kredi almış, Marmaray şu kadar kredi almış, TSKB'nin aracılık ettiği krediler bu kadar. Toyota fabrikası Sakarya'da bu. Sakarya'da Toyota fabrikasının genişletilmesi şu kadar. Boş fabrikasının genişletilmesi Bursa'da bu kadar. Ve Samsun Belediyesi şu kadar kredi almış. Ve Boğaz Tüp Geçiş bu kadar. Teknoparklar'da bu kadar. Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi almış. Bunları sadece örnek olarak sizinle paylaştım. Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki muhabiri Türk Exim Bank'tır. Ve Türk Exim Bank üzerinden biz Avrupa Yatırım Bankası'na kredi, Avrupa Yatırım Bankası'ndan bu kredimizi almamız mümkündür. Ayrıca yurt dışı kaynaklı krediler arasında Export Import Bank of United States dediğimiz GSM kredileri vardır. Yani Amerikan GSM kredi, Türk Exim Bank dediğimiz. Amerikan Tarım Bakanlığı eşliğinde ve hazinesi eşliğinde kullandırılan bir kredidir. Yeter ki diyor tarım ürünleri ve hayvansal ürünleri, ormansal ağaç ürünlerini Amerika'dan alın, ben size GSM kredileri ismi altında destek veririm diyor. Siz bana borçlanın, malınızı alın gidin, ben bu malın bedelini Amerikalı ihracatçıya ödeyeyim der. Yani mantık her tarafta aynı. Bizim Exim Bank da yurt dışındaki ithalatçıları kredilendirip Türkiye'deki ihracatçılara ne yapıyor? Peşin parayı veriyor ve Türkiye ihracatını destekliyor. Ama imkanlarımız çerçevesinde tabii. GSM kredilerini biz ikiye ayırdık. GSM 102 programı, GSM 103 programı şeklinde. Ve GSM 102 programı 3 yıla kadar vadelidir. Ve GSM 103 programı ise 3 ila 10 yıl vadelidir diyoruz. Ve ayrıca Hermes kredisi, son olarak da bunu paylaşacağım sizinle. Alman Hermes diyor ki, ey dünya vatandaşları, Almanya'dan bir mal mı almak istiyorsunuz? Almanya'dan mal mı ithal etmek istiyorsunuz? Yani Almanya'ya göre ihracat, Türkiye'ye göre ithalat oluyor. Paranız yok mu? Hiç sorun değil. Gelin diyor, ben istihbaratınızı yapayım diyor. Sizin kredi değerinizi ölçeyim diyor. Son 3 yıllık sizin bilançolarınızı ben ne yapayım, analiz edeyim diyor. Eğer uygun bir bilançonuz varsa, iyi bir firmaysanız diyor, bendensiniz diyor. Ya nasıl kredi veriyor? Hemen bir bakalım. Hermes kredileri Alman malı olması kaydıyla Alman ihraç mallarının finansmanını sağlar. Ve Alman ihraç mallarının finansmanını sağlar derken 5 yıl vadeli, 6 yıl vadeli kredilerin 3 yılı ödemesiz 5 yıl veya 6 yıl vadede tanıyabiliyor. Bunlar yurt dışı kaynaklı krediler. Hep ihracatçıları anlattım size, biliyor musunuz? Şimdi ise gayrinakli krediler.
Tabii ben dersimin başında ne dedim? Nakdi ve gayri nakdi krediler şeklinde ikiye ayırıyorum. Nakdi krediler ihracatçılara kullandırılan krediler, Türk Exim Bank'ın kullandırdığı krediler de dahildir buna. Reskont kredileri, sömürge kredileri, ihracat hazırlık kredileri, bankaların kullandırdığı krediler. Çünkü ihracatçıların nakit paraya ihtiyacı vardır. Ama ithalatçıların nakit paraya ihtiyacı yoktur. Siz ithalatçının cebine nakit parayı koyun, sudan çıkmış balığa döner. İthalatçı nakit parayı ne yapacak? Ya yurt dışına havale edecek ya da bir bankaya teminat verecek ve karşında akreditif açtıracaktır. Buna benzer. İthalatçılara gayri nakdi kredi lazım. Yani non-cash kredit dediğimiz gayri nakit krediler lazımdır ithalatçılara. Gayri nakit kredileri biz ithalat kredileri şeklinde düşünüyoruz. İthalat kredileri gayri nakdi kredilerdir. Yani nakit kredi dışında gayri nakit kredilerdir bunlar. Yani bir ithalat akreditifi olduğunda gayri nakit kredidir. Bankalar bir teminat mektubu verdiğinde gayri nakit kredidir. Bankalar bir garanti mektubu verdiğinde gayri nakit kredidir. Sizin borçlu olduğunuz ve yurt dışından vadeli olarak aldığınız bir mal olduğu takdirde bir poliçe imzaladığınızda sizin o poliçede koyduğunuz imza şahsi kefaletiniz yetersizdir. Bankanın şahsi kefaletini ne yapıyorsunuz? Belli bir komisyon karşına satın alıyor. Banka da size ne yapıyor? Kefil oluyor. Banka kefil olduğu zaman aval vermiş o, avalization oluyor. Ve banka sizin borcunuza aval veriyor, yani garanti ediyor. Ne oldu? Aval kredisi. İşte bunların tamamına biz, bakın hepsinde de teminat mektubu kredisi, efendim poliçeye verdiğiniz aval kredisi ve akreditif için akreditif açılacağında akreditif kredisi, bunların hepsi gayri nakit kredidir. İşte bunların tamamen gayri nakit kredisi diyor, gayri nakit kredi diyorum. Bunlar bankaların garantisidir. Yani gayri nakit kredi bankaların garantisi, kefaletidir. Bankalar bir garanti veriyor, kefalet veriyor ve sizin yurt dışındaki işinizi kolaylaştırıyor. Siz banka garantisi alarak, bir banka teminat mektubu alarak, bir banka garanti mektubu alarak, bir banka avalli poliçe alarak, bir banka akreditif arkanıza alarak yurt dışından akreditifle çok rahatlıkla mal alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ithalat kredisidir diyoruz bunlar. Ve ithal edilecek mal bedelinin ödenmesi için açılan kredilerdir diyoruz. Bu krediyi siz ödemediğiniz takdirde banka öder ve nakdi kredi gayri nakdi kredi nakde dönüşür ve nakde dönüştüğü zaman zaten gayri nakit kredi diye bir şey kalmaz. Artık nakit krediye dönüşür, banka karşıya öder. Bu kredi nakit değildir dedik. Bankanın ithalatçının borcu için kefaletidir. Yani siz ithalatçı olarak yurt dışına bir borç yaptığınız takdirde bu borca karşılık bir teminat mektubu verdiniz. Teminat mektubunda bankanın kefaleti söz konusu. Garanti mektubu verdiniz, bankanın kefaleti söz konusu. Akreditif açtınız, bankanın teyidi veya taahhüdü söz konusu. Veya bir poliçe verdiniz, bankanın avali söz konusudur. Nakit olmayan bu kredinin bedelini ithalatçı ödemediği takdirde kredi nakde dönüşür ve banka öder. Dolayısıyla ithalat kredilerini ben şu şekilde anlatıyorum size. İthalat kredileri son olarak akreditifler, kabul kredileri, garantiler ve avallerdir diyorum. Avaller, poliçelere verdiğimiz avaller, garantiler, bu teminat mektupları, kabul kredileri zaten kabul kredileri, poliçeye verilen avallerle ilgili bankanın garantisi, akreditifler ise işte banka zaten akreditif açmakla bir gayri nakdi kredi ilişkisine giriyor. Sizin adınıza yurt dışına bir ödeme garantisi veriyor. Ve ithalat kredilerini sizinle bu şekilde anlatıyoruz. Tabii ithalat kredileri de örneğin bir akreditifi elime aldığımda ben bunu 4 günde anlatırım. Çünkü akreditif gerçekten çok detaylı bir konudur. Kaldı ki gayri nakdi örneğin gayri nakdi kredilerin diğer konuları da 2-3 günde anlatılacak konu. Tabii biz burada dış ticaretin finansmanı konularında ithalat krediler, ihracat krediler dedik. İhracat kredilerine ağırlık verdik. İthalat kredilerinin de ana başlıklarını sizinle paylaştık. Ve diyorum ki Gaziantep İhracatçı Birliği adına ben bu dış ticaretin finansmanı konusunu verdim. Ben Reşat Bağcıoğlu. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dersimiz bitti diyorum. Ve bir Fransız atasözünü sizinle paylaşıyorum. Her zaman olduğu gibi
hedefiniz yıldızlara ulaşmak olsun. Yetişemezseniz dahi adımınızı büyük atmış olursunuz. Bu piyasada küçük adım atarsanız küçük kalırsınız. Büyük adım atarsanız, hedefinize ulaşamazsanız dahi adımınızı büyük atmış olursunuz. Hayatta hep büyük adım atmasını bilin. Ve bilgi güçtür diyorum. Kim biliyorsa o güçlüdür. Her türlü sektörde bilen güçtür diyorum. Ve başarılar sizinle olsun diyorum. Ve bana sorularınız olduğu takdirde benim haberleşme adreslerim budur. Gayb üzerinden de bana dönebilirsiniz. Ve direkt olarak da bana sorularınızı göndermeniz mümkündür arkadaşlar. Ve alasmanlık diyorum. Şimdi ben sorularınızı alacağım arkadaşlar. Sorularınız neyse onları almak istiyorum. Tuğba Hanım bana aracılık edecek. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Bu güzel sunumunuz için çok bilgilendiriciydi. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Birkaç tane soru var. Ben hemen bir tanesiyle başlayayım isterseniz. Döviz kredilerinin mevzuatı sadece 32 sayılı karar mıdır? Evet, döviz kredilerin kaynağı daha doğrusu döviz hareketleri, bankaların hal ve hareketleri, her türlü hareketleri 32 sayılı karar, 32 sayılı karara bağlı sermaye hareketleri vardır. Sermaye hareketleri 32 sayılı karar çerçevesine değerlendiriyor ve 32 sayılı karar da dolayısıyla bu sermaye hareketlerinin alt kıvrımı 32 sayılı karara bağlı. 32 sayılı karar bankaların anayasasıdır. Öyle söyleyeyim. Aslı Hanım iki tane soru sormuş. Hızlıca onu ileteyim. Diyelim ki dolar olarak döviz kredisi kullandık. Döviz olarak kullanmakla Türk lirası olarak kullanmak arasında faiz hesaplama açısından fark var mıdır? TL kullanırsak faiz TL faizi midir yani diye sormuş. İkinci sorusu da Tek tek alayım mı Tuğba Hanım? Tabii tek tek alayım. Şimdi TL faizi ayrı, TL faizi ayrı, döviz faizi ayrı hesaplama şeydir. Parayı ne kadar süre alıkoyduysanız onunla ilgili sürede faiz çarpımıyla ilgili olarak bulunacak şey. Yani faiz miktarı süre konusunda bir sıkıntı yoktur ama faiz miktarını soruyorsanız Türk Exim Bank'ın faiz oranları gerçekten piyasada kullandığınız, yani diyelim bir Karabank'tan kullandığınız döviz kredisinin faiziyle kıyaslanamayacak derecede düşüktür. Yani son derece düşüktür. TL faizi öyle. Şu an siz herhangi bir bankaya gittiğinizde bir ihracat kredisi kullansanız TL kredisi zaten bankalar %20 ile mevduatı topluyor. Üzerine kar marjı efendim spredi falan filan koyduklarında %28'den aşağı veya %20'den aşağı size krediyi kullandırmazlar. TL krediyi. Ama Türk Exim Bank öyle değil. Türk Exim Bank'ın TL kredi sayfasına girdiğinizde çünkü bunun kaynağı hazine ve Exim Bank olduğundan dolayı %17'den daha düşük bir kredi faizi olduğunu göreceksiniz. Yani faiz konusunda son derece düşüktür. Hesaplama her tarafta hesaplama aynıdır. Sadece TL kredi kullandığınız takdirde ana para kadar bir ihracat taahhüdü yapmak zorundasınız. Yani faiz ve masraf kadar ihracat taahhüdü yapmak zorunda değilsiniz. Ama döviz kredisi kullandığınızda ben ilk başta da bunu söyledim. Sizin taahhüt borcunuz ana para, faiz ve banka masrafı kadar ihracatın FOB tutarı, FOB ihracat kadar ihracat gümrük beyannamesi getirmek durumundasınız. Evet Tuba, ikinci soru. İkinci soruda döviz kredisinde banka sigorta muamele vergisi ve KKDF'den mi muafız şeklinde? Evet, döviz kredisi, ihracat döviz kredisi kullandığınızda zaten ilk başta da onu söyledim. Her türlü vergi resim harçtan muaftır. Yani bunun açılımını söyleyeyim. KKDF ve BSM'den muaftır. Bu 24 aylık süre içerisinde, yasa süre 24 aydır. Yani ihracat döviz kredisinin tarif kapama süresi 24 ay, bu yasal süre 24 aylık süre içerisinde kalmak kaydıyla KKDV ve BSMV'den muaftır. Bir diğer katılımcımız da Türk Exim Bank neden teyitli akreditiflerle yapılan ihracat işlemine ait ihracat kredi sigortası yapmıyor diye soruyor. Hemen anlatayım. Teyitli ihracat akreditine Türk Exim Bank der ki teyitte zaten bir banka garantisi var. Hatta bir teyit bankasının garantisi var. Ben ayrıca üçüncü garantör olamam der orada. Bu yüzden teyitli akreditiflere hiçbir şekilde ihracat kredi sigortası yapmıyor. Teyitsiz akreditifler olduğu takdirde teyitsiz akreditiflerde sadece amir bankanın bir garantörlüğü var. Başka hiçbir şey yoktur, garanti yoktur. Teyitsiz akreditiflere aracı oluyor. Teyitli akreditifler hiçbir şekilde aracı olmuyor. Çünkü niye? Zaten teyitli akreditiflerde amir bankanın garantörlüğü, bir de teyit bankasının garantörlüğü var. Türk Exim Bank diyor ki üçüncü garantör ben olamam diyor orada. Mantık budur.
Anladım hocam. Bir soru daha sormuş yine aynı katılımcımız. Türk Exim Bank sevk öncesi ihracat kredisinin orijinal süresi için ek süre alınabilir mi? Hayır. Onu hayır olduğunu süre temdidi mucbir sebep halleri dışında. Mucbir sebep bakın korona şu an mucbir sebep halidir. Tsunami, sel, deprem falan filan bunlar mucbir sebep hali. Savaş hali bunlar mucbir sebep halidir. Bunlar dışında mucbir sebep halleri dışında ek süre alınması mümkün değildir. Ben bunu hatta mavi renkli bir slaytımda söylemiştim. Başka bir katılımcımız Exim Bank 24.03.2021 taahhüt ile kredi verseydi daha çok talep almaz mıydı ve bu dış ticareti artmaz mı? Ana parayı ceza katmadan batma durumundaki firmadan o yıl için alıp bir yıl süre verip cezanın üzerine ceza katarak alsa firmayı hem batırmamış olur. Peki bunun kendine bir zararı olur mu? Neden illa aracı banka istiyor? Şimdi şöyle, ben onu sadece sevk öncesi ihracat kredisi şeklinde anlattım ama bu reskont kredisinde de durum böyle. İhracat hazırlık kredilerinde de böyle. Türk Exim Bank tarafından kullandırılan, direkt olarak bu kullandırılan kredilerde de böyle. Aracı banka bu cezayı alıp kendisi şey yapmıyor, yani bankanın karlığına koymuyor. Bunu Exim Bank'a veriyor. Eğer amme alacakları kanun hükümleri varsa, yani bir vergi cezası varsa, bu vergi cezasını size amme alacakları kanun hükümleri çerçevesinde tahsil ediyor, vergi dairesine yatırıyor. Ama Exim Bank'ın koymuş olduğu bir ceza varsa, örneğin 24.3.2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde açığı, yani taahhüt açığı olan kısma tekabül eden faizin %100 fazlası olduğu takdirde bunu aracı banka almıyor. Aracı banka tahsil ediyor, Exim Bank'a yatırıyor. Ama daha sonra Türk Exim Bank'ı ne yaptı? Zaten piyasa kırılıyor, geçiriyor. Pandemi dönemi çok mantıklı bir karar verdi. Ben tasdik ediyorum bunu. Dedi ki 24.3.2021 tarihinden sonra kullandırılan kredilerde geçerli olmak üzere bir taahhüt açığı olması kaydıyla, yani 24 aylık süre sonunda bir taahhüt açığı olması kaydıyla biz sadece faizin %20'si kadar bir cezayı alacağız ve bu taahhüdü affedeceğiz diyor. Şimdi arkadaşın sorusunda ihracat teşvik amacıyla hiç ceza almasa olmaz mıydı? Bizim Türk milleti dejenere ederdi onu. Yani açığını söyleyeyim, Tuğba Hanım dejenere ederdi. Yani bir şey için ceza şarttır. Bir şey için cezası şarttır. Örneğin trafik cezaları falan filan nedir? Trafik cezalarından korktuğumuz için biz bazen ne yapıyoruz? Trafik suçu işlememeye gayret ediyoruz. Yani bu böyledir. Ben Türk Exim Bank'ı burada haklı görüyorum. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. İhracatta iyi satmak dışında direkt tedarikçisi olmadığımız ürünlerin ihracatında tedarikçiye olan mal bedelinin ödenmesi için finansman konusunda ne gibi destekler olabilir? O soruyu bir daha alabilir miyim? Tam kaçırdım. Tabii. İhracatta iyi satmak dışında direkt tedarikçisi olmadığımız ürünlerin ihracatında tedarikçiye olan mal bedelinin ödenmesi için finansman konusunda ne gibi destekler olabilir? Bu işte imalatçı aynı zamanda imalatçı, tedarikçi, imalatçı konumundaysa ve Türk menşeli ise Türk Exim Bank onları da kredilendirebiliyor. Nasıl? Örneğin tedarikçiden veya imalatçının malı alan kişi mutlaka bunun yurt dışına ihracat veya ihraç kaydıyla bir başkasına satıp onun da ihracatını gerçekleştiriyor olması gerekir. Bununla ilgili Exim Bank'ın kredi desteği vardır. Exim Bank kredi desteği vermesi halinde ihracatçı bu krediyi alıyor, tedarikçiye bunu vergi resim harçtan muaf bir şekilde kullandırabiliyor. Yani bunu da zaten slaytlarımın içerisinde bulmanız mümkündür. Teşekkür ederiz hocam. İhracat geri iade olursa süre biter mi, devam mı eder, başka bir süre mi başlar? İhracat iade olursa o kredinin cezalı bir şekilde geri ödenmesi gerekir. Yani ben ilk başta da söyledim, sövük kredisi hangi hallerde kullandırılmaz? Yurt dışı ihraç edilmiş malların Türkiye'ye tekrar iadesi olması halinde o kredi kullandırılmaz. Ancak Türk Exim Bank'la yapılan anlaşma çerçevesinde süre hala dolmamışsa farklı bir ihracat yapıp, o ihracata gümrük beyannamesini tutup Exim Bank'a ihracat taahhüdünü kapama için vermeniz kaydıyla ne yapar? O ihracatı kurtarabilirsiniz. Ama siz yurt dışına ihracat yaptınız, o yurt dışındaki ihracatınız da Türkiye'ye iade olundu ve başka da ihracat yapmadınız. Bu durumda Exim Bank'tan kullandığınız krediyi cezalı bir şekilde iade ediyor olmanız gerekir. Eğer gerçekten kullandıysanız.
Ece Hanım Nijerya özelinde bir soru sormuş. Nijerya'ya akreditifli mal ihracatı yaparken alacak sigortası ve döviz kredi kullanımında akreditte belirtilmesi gereken özel bir açıklama olmalı mıdır? Nijerya bölgesine özellikle dikkat etmemiz gereken bir bilgilendirmeniz olur mu diye sormuş. Şimdi iki şey, bu alacak kredi, ihracat kredi sigortası olur mu olmaz mı? Ve de akreditifli. Şimdi akreditifli teyitli olması halinde herhangi bir şekilde ihracat kredi sigortası kullanılamıyor. Bu bir. İkincisi Nijerya Türk Exim Bank'ın kabul edeceği ülke riskleri arasında yer alıyor mu almıyor mu? Çünkü Türk Exim Bank onu B kategorisinde değerlendirip Nijerya'yı az riskli ülkeler arasında değerlendirip onun riskini de aldığını biliyorum. Ama akreditifin teyitsiz olması halinde ihracat kredi sigortası da yapılabilir. Zaten ihracat kredi sigortasının muaf olduğu hususların ne olduğunu ben paylaşmıştım. Evet Tuğba Hanım. Teşekkür ederiz hocam. Son sorumuzu ileteyim ben. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında Exim Bank'ın geçici kapsam dışı ülkelerden gösterdiği Irak'a yapılacak hizmetler Exim Bank tarafından desteklenmemektedir. Alternatif olarak Irak'a yapılacak inşaat hizmetlerinin finansmanı konusunda nasıl bir tavsiyeniz olur? Şimdi orada Türk Exim Bank herhangi bir şekilde Irak'a destek yani onu kapsam dışı ülkeler arasına aldıysa Türk Exim Bank'tan elimizi yıkıyor olmamız gerekir. Orada yurt dışı kaynaklı krediler yani Export Credit Agency dediğim en son anlattığım husus var diye son 20 dakikada yurt dışı kaynaklı kredilerin Irak'ı finanse etmesini de isteyebiliriz. Yani orada hangi ürünler kullanıyor, bu ürünlerin ham maddesi hangi ülkelerden geliyor, o ülkeler veya Avrupa Yatırım Bankası kapsamında bu kredilerin var olup olmadığını araştırıp Exim Bank haricinde farklı kredileri de yurt dışından sağlamamız mümkündür. Yani ülke kredileri almamız mümkündür. Teşekkürler hocam yanıtlar için. Daha fazla soru var ancak vaktimizin de sonuna geldik. Hocamızın mail adresini sunumdaki son sayfadan görüyorsunuz. Aynı zamanda bu sunumda sizlere ulaştırılacak. Katılımcılarımız merak ettiklerini e-posta ile sizlere ulaştırabilir mi hocam acaba? Elbette. Zaten buradaki amacım e-posta ile de bana sorabilirler. Ben sizin adınıza bunları cevaplandırabilirim. Yani hangi konuda destek isterlerse onlara her zaman destek vereceğimden emin olabilirler Ramazan'ımız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız yöneltemediğimiz sorular için kusura bakmayın lütfen. Mesaimiz normalde 5.30'da bitiyor. Şu an hatta 6 dakikada geçmiş oldu. Gönül isterdi ki daha fazla soruyu sizler için yöneltelim. Ancak eğitimimiz burada sonlanmış oluyor. Eğitimimizin tekrarı kaçırdığınız bir husus varsa YouTube kanalımızda olacak. Dilediğiniz her vakitte tekrar izleyebilirsiniz. Bununla birlikte birazdan Tuğba arkadaşımız katılım belgelerinizi ve hocamızın eğitimde kullandığı dokümanı da sizlere ulaştıracak. Hocam çok teşekkür ederiz. Umarım katılımcılarımız için bu finansman noktasında aklındaki soruların birçoğu yanıtlanmıştır. Bu eğitim daha önce sizinle de birebir konuşmamızda bahsi geçmişti. Aslında böyle 3 saatte bahsedilecek bir şey değil. Bu bir temel olsun inşallah. Bunu detaylandıralım. Güzel güzel daha da fazla bilginin verildiği bir formatta tekrardan katılımcılarımıza ulaştırmak isteriz bu başlığı. Bununla birlikte Salı günü eğitimlerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Tasarım odaklı düşünme ve iş planı oluşturma eğitimimizde Salı günü saat 2'de Mete Yurtsever'i ağırlayacağız. Onun da başvurusu için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyorum. Hocam elinize emeğinize sağlık. Güzel katılımlı yaklaşık 500 kişiyi ağırladığımız bir eğitim oldu. İnşallah Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesi olarak nice eğitimleri bu ekranlarda sizlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Ben de son bir cümle söyleyeyim uygun görürseniz. Tabii buyurun. Dış yatırım finansmanı konusunu Türkiye Bankalar Birliği'nde ihracatçılarda farklı zamanlarda yani aşağı yukarı 10-12 yıldır veriyorum. Yani bu finansman konusu gerçekten derya deniz.
İhracatçıların çoğu da buna vakıf değil, bilhassa Exim Bank'ta daha atladığım konularda çoktur. Ben size söz verdiğim zaman biriminde bunu anlatmaya çalıştım. Kaldı ki Türkiye Bankalar Birliği'nde bunu 3 günde anlatmaya çalışıyoruz. Orada her türlü soruları, her türlü konularda aktarmaya çalışıyoruz. Yani bu dış yatırım finansmanı konuları, örneğin sizinle de daha önce paylaştığım gibi, örneğin vadeli ihracat yaptığımız zaman burada kullandığımız promisörü not, PN'ler ve poliçeler, bunun finansmanı, faktörü, iskontosu, teminata verilmesi, buna benzer şeyler. Bunlar hiç burada söz konusu etmedik ama bunlar da ihracatın finansmanı konusunda dahil edeceğimiz konulardan bir tanesi. Ve ben şöyle diyorum, Gaziantep İhracatçılar Birliği adına ve ben Reşat Bağcı olarak hepinize teşekkür ederim. Bana bu imkanı veren Ramazan Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tekrardan teşekkür ederiz. Salı günkü eğitimimizin de katılım linkini chat ekranına gönderdi Tuğba Hanım. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu günler dilemiş olalım. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.